Herkese selamlar arkadaşlar. Seste bir sorun olmadığını varsayarak devam ediyorum ama sesteki problemi düzeltmem lazım. Seste aslında bir sorun var. Yani e, daha doğrusu bir sorun olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir saniye, bir saniye sorun Şöyle yapalım. Burada ses yakalamada, evet. Üzerinde kapalı. Şu anda tamam, şu anda güzel. Sesle ilgili bir sorunumuz yok sanırım. E, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, bugün yine Alamut'un kuzeyiyle e, güzel bir yayın yapacağız. Muhammed'in Çocukluğu çok önceden planladığımız bir konu ee, Muhammed'in Çocukluğu'nu anlatacağız. Ee, olursa önümüzdeki hafta içinde de bir gün e, ateizm ve ahlak konusuna değineceğiz. Ama şu anda konuklarım en az iki kişi konuğum var ama onu daha da arttırmaya planlıyoruz. İki konuktan daha fazla konuk ortaya çıkartmak için. Bunun dışında e, hazırlamış olduğum e, Emir Onur Çilek E.O.Ç. Ateizm Derneği ve Yakup Deniz Kimdir belgeseli ya da gerçeği belgeseli çok iyi ilerliyor şu son birkaç günde çok iyi ilerliyor. Bir ekip kurmayı başardık ee, kuracağımız ekip hem e, video edit yapabilecek bir ekip hem seslendirme yapabilecek hem de render yapabilecek bir ekip kurmayı başardık. Aynı zamanda ben de Belgeselin senaryosunu yazmaya başladım. Belgeleriyle, kanıtlarıyla e, yaptığımız röportajlarla sadece benim değil Efe'nin mesela yapmış olduğu röportajlar vardı. E, Zehra Pala'yla ve bir, bir e, Ateizm Derneği gönüllüsüyle yaptığı paylaşımlar vardı. Bunları da e, içine ekleyeceğiz. Oradaki kareleri aldık, koyduk. Geçmişiyle ilgili birçok şey buldum. İşte dediktifle e, Nermin kareler arasındaki röportajlar vesaire. Onları da buldum. E, koydum ve böylelikle güzel bir yani şu ana kadar bir bakayım ne kadar ne kadar yazmışım. o ee, EOC kısmının en azından tecavüzden sonrası kısmına kadar olanını yazmışım yani 2013 yılını yazmışım. Arada ifadeler değişen ifadeleri vesairesi bilmem hepsi var. Ee, aynı zamanda yalanları da geçeceğiz. Kamera yalanları, işte kamerada kayıtlar vardı falan bilmem ne bu yalanları da anlatacağız. Efendim önce bana bana söyledikleri falan var. 4 bölüm olacak. Yani 4 ana bölüm. içerik bölümleri değişebilir. 4 ana bölüm olacak. EO çekimdir. Yakup Deniz kimdir? Ateizm Derneği kimdir ve son olarak benim savunmam olacak. son savunmamı yapmamın sebebi bana gelen eleştiriler vesaire konusunda savunma yapmam gerekiyor. O savunmayı da yapıp koyacağım ondan sonra bitireceğim. bu bir belgesel tarzında olacak ama belgeselden ziyade bu aslında bir nevi olayları anlatan, bir arada anlatan ve her bölüm için ayrı ayrı parçalayıp yaptığımız bir e, rehber gibi bir durum olacak. Yani biri gelip ya bu ateizm derneği olayı neydi ya filan diye sorduklarında hepsini görebileceği bir şey olacak. Ka kaç saat sürecek bilmiyorum. Belki parça parça yapar. Renderler renderlar öyle alırız. Yani mesela örnek veriyorum EOC'yi bitiririz. Onu işte renderlar alırız, bitiririz ses kayıtları falan. Sonra işte Yakup Deniz sonra şey çünkü Ateizm Derneği konusu çok uzun süreceğini düşünüyorum. Çünkü Temmuz ayında yapmış olduğumuz TT var. Orada bize gelen Seda'nın bize göndermiş olduğu işte Feriyal'in yapmış oldukları var. Feriyal'in sesli konuşması var. Şeyde yayınlanan e, Twitter'da yayınlanan sesli konuşması var. İşte benim için geçmişi önemli değildir, ne yaptığı önemli değildir bu anlatılacak. Ferial Köseoğlu'nun kim olduğu anlatılacak. Ondan sonra yaptıkları anlatılacak. E, onunla ilgili yazışmalar anlatılacak. vesaire gibi konular anlatılacak. Bütün e, Birçok bir şeyi anlatacağız arkadaşlar. Bir, bir belgesel tadında bir rehber olacak. Biri gelip size ya bu Atatürk'ün ne olmuş, Ferial Köseoğlu ne yapmış ya filan dediğinde tak o bölümü göndereceksiniz. Buyur bak Feriha Köse bunları, bunları 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 söylemiş tarzına göndereceksiniz. Şu ana kadar yaptığım işlerin içerisindeki en iyisi olacağını düşünüyorum. Ve açıkçası birçok kişiden bu konuda yardım isteyeceğim. Bu konu derken reklam ve tanıtımı konusunda. Çünkü bunların tanıtımının yapılması gerekiyor. Bu iş para işi vesaire işi falan değil. Bu tanıtım olması gereken bir iş. Ama bir belgeselin e, mecburen Para kazanmasını açmam gerekiyor çünkü belgeselin para kazanmasını açmazsanız trend topiklere giremiyorsunuz gösterimleriniz daha az oluyor. O yüzden açacağım. Trend topiklere belki gireriz diye düşünüyorum. Eğer yeteri kadar reklam vesaire yaparsak Şubat ayı içerisinde yani bu konuda hassasiyet gösteren herkesten yardım etmesini, Twitter'ında paylaşmasını, sosyal medya ağlarında paylaşmasını ve bununla ilgili bütün herkesin bilgilendirmesiyle ilgili bize yardım etmelerini. Çoğu kişiden isteyeceğim işte yani kimlerden isteyebileceksem. yani e, kim bana yardım edebilirse e, var Aklımda birkaç isim var sizin de aklınızda birkaç isim geliyordur e, sizlerden yani beni izleyenlerden de kim olursanız olun hiç fark etmez yani diyelim ki Twitter hesabınızda ya da bir Facebook hesabınızda 10 tane takipçi var 25 tane arkadaşınız var hiç fark etmez hepinizden özetle tek tek gerekirse tek tek. O videoyu paylaşmanız için. Bakın bu, bu zamana kadar birçok video yaptım. Birçok çalışma yaptım. Yani 200'den 300'e yakın herhalde video var kanalımda. Ee, kaç tane videom var onu da bilmiyorum. Yani 300 olmuştur herhalde diye düşünüyorum. 300 tane videom olduğunu düşünün. 300 tane videom var. Bunu hiçbirinde istemedim. Hiçbirisinde böyle bir şey gönder. Mesela bakın şu anda videolarım toplam benim videom 122 122'ymiş. Canlı yayın sayı sayımda. Bakalım canlı yayın sayım ne kadarmış. Canlı yayın sayımda şu anda 366'ymış. Yani 450 460 civarında bir yayın, video ve şeyim var. Hiçbirinde bunu istemedim aslında. Yani evet paylaşın filan değil ama bu sefer tek tek yani paylaştınız mı? Paylaştınız mı? Paylaştınız mı? Paylaştınız mı diye herkese soracağım. Böyle paylaştınız mı? Paylaştınız mı? Herkese soracağım ve geri bildirimler gönderenlere, geri bildirim gönderenlere işte Bilmiyorum belki bir şeyler yapabiliriz. Hani paylaştım abi al buyur ekran görüntüsü falan diye geri bildirim yapıp gönderenlere özel olarak bir yayın yapabilirim. Yani geri bildirim yapıp gönderenlerle oturup özel olarak bir canlı yayın yapabilirim ya da onların geri bildirimlerini yayınlayabilirim. Yani canlı yayınlara kendileri katılmasa bile. Geri bildirim yapıp gönderenler ben canlı yayında çıkmak istiyorum derlerse o geri bildirim ekran görüntüsünü alıp bakın bu kişi e, insanlığa karşı olan borcu dan dolayı bunu paylaşmıştır. Bu kişi insanlığından dolayı bunu paylaşmıştır. Bu kişi bu toplumun ne kadar değerli olduğunu bildiği için bunu paylaşmıştır. Bu kişi tecavüzlere ve kadın satışına ve kadına yapılan şiddete karşı olduğunu gösterdiği için bunu paylaşmıştır şeklinde birçok böyle paylaşımlar yapacağım. Ha, kimin paylaşmasını istemeyeceğim? Yakup Deniz aman paylaşmasın onlar. O tayfayı hiç paylaşmasın. Sakın sakın öyle bir şey yapmasınlar. Onlar paylaşmasa çünkü kendi çirkin yüzlerini göstermiş olacaklar. Yapmış olduğum belgeselde sakın. Onlar hiç ellemesinler. Ee, biz eşimizi bıraksınlar biz onların ne mal olduklarını anlatacağız zaten nasıl insanlar olduklarını anlatacağız ama şunu gördüm bu beni çok sevindirdi Yakup Deniz'e giden yorumlarda abi sen niye oraya çıkıyorsun ya bu öyle değil mi sana da yakışmadı bu bak bunu yapma bari onunla yayın yapma diyen birçok yorum gördüm bana gelip bir şey söylemediler ama yorumlar gördüm ya yani bu da yine o insanların yani bunu söyleyenlerin hassasiyetine teşekkür ederim en azından. Bakın anlattığım zaman bu video bittiği zaman bakın şu ana kadar yazdığım bölümde bile anlattıklarımı dinleseniz dersiniz ki ulan yuh anasını satayım nasıl bir adam bu ülkede. Hadi diyelim ki e, hani biliyorsunuz çok alıştığımız bir şey tarikatlar vesaire bunları çok alıştık. Yani işte bilmem ne tarikatında çocuk küçük çocuklara taciz edildi. İşte bilmem ne yurdunda küçük çocuklara şu yapıldı. Bu, bunlara alıştı artık toplum. Yani ne yazık ki alıştı yani. Ee, alışmak kötü bir şey. Böyle bir şeye alışmak çok kötü bir şey. Ama bunları duyduğunuz anda belki bu kadar çok fazla hani size garip gelmiyor diyeyim. Tepki vermiyorsunuz değil mi? Garip gelmiyor olabilir ama benim şu anda bu belgesi bak şu ana kadar yazdıkları ve tamamıyla resmi belgeler üzerinden ee, işte kızın babasının ifadesi vesairesi üzerinden yazdıklarımı şu ana kadar dinleseniz. Şu anda Nermin Kargan'ın burada bir şeyi var. İşte ee, <laughs> ifadesi var. Bilgisayarına İngilizce yazdığı bir şey var. Karısı Morgan Elizabeth'in gönderdiği mesaj. Korkuyorum. Işte Hayatından korkuyorum mesajları. Bunların hepsini görselse ulan dersiniz ki bu ne kadar şerefsiz bir adammış. Ulan bu şerefsiz adamın yanında yer alan adam acaba nasıl bir adamdır? Dersiniz yani. Çünkü aynı şeyi, aynı şeyi örnek veriyorum isim vermeyeceğim nokta nokta kuruş, kuruluşunda artık kuruluşun ne olduğunu size bıraktım aklınıza ne geliyorsa. 10 yaşındaki 3 çocuğa taciz edildi haberinde duyduğunuz o kişi A, işte diyelim ki adamın adını sallıyorum SD adlı okutman 3 tane çocuğa taciz etti dediğinizde o SD adlı okutmanın yanında yer alan insanlar için ne düşünürseniz Burada da öyle düşünmeniz gerekiyor. Yani bu kişi ateist diye bunu aklamak ya da yanında bak şunu çok duydum be bu açık ben, benim midemi bulandırıyor. Ya abi o da çok iyi din eleştiriyor ya. Niye onu eleştiriyorsun? Bak çok iyi din eleştiriyor. İşte e, siyasal İslam'a çok karşı geliyor. Bu mide bulandırıcı bir şey. Yani insanlar bunun farkında değil. Kardeşim yanında yer aldığı adam ya yani istese bu söylediğimiz kişi pe peygamber olsun yine insan bunu desteklemez ne olursa olsun çok iyi din Ne yapayım? Richard Dawkins olsa yine yerden yere vururum. Din olmuş olması her türlü pis, pis insanın yanında yer alma hakkı veriyor mu bir insana ya? Bu belgeseli izledikten sonra onu düşüneceksiniz. Ve diyeceksiniz ki vay anasını ya bunlar da ne kadar nokta 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 insanlarmış o kısmı siz doldurun. Ben doldursam çünkü iş çok fazla şeye girecek. Eee... <laughs> yani onu söylemek istemiyorum. Programın kendi yayınımın içine etmek istemiyorum. Nokta nokta insanlarmış. Böyle bir adamı nasıl içlerinde barındırmışlar? Yani nasıl böyle bir şey yapıyorlarmış? Bile bile bunu yap. Bak bilmeden bak ben de yanındaydım. Bilmeden yapmak başka bir şey ama bile bile bunu yapıyorlarmış. Şimdi birazdan e, Muhammed'in çocukluğunu anlatacağız. Burada anlattığımız hikayeler İslam'la ilgili hikayeler. Bunlar bir eleştiri değil. Burada anlatacağımız şeyler ee, birçoğu Müslüman ülkelerin e, müzelerinde olan, e, İslam kaynakları olan şeyler. Bunlara e, burada oturup anlatıyor olmamız bizim, açık olarak söylüyorum, bizim e, bu konudaki hassasiyetimizden kaynaklanıyor. Bu konudaki araştırma yapmak, istedim, bu konudaki merakımızdan kaynaklanıyor. Bu konuda insanları bilgilendirmek istememizden kaynaklanıyor. Şimdi konular burada böyle olunca insanlar o süper bir filan diyorlar. Ateist ya da nanteist camiadan şey ama bir dakika iş bir ateistin eleştirisine geldiği zaman, bakın şeyden bahsetmiyorum, E o şeyden bahsetmiyorum, yanlış anlamayın, E o o başka, o iş bununla kıyas kıyas bile olmaz. İş bir ateistin yapmış olduğu e, suç olmayan, suç olmayan ama e, toplumsal ahlak dediğimiz ya da toplumsal normlarımıza aykırı şeyler olduğu zaman nedense işi böyle değerlendirmiyoruz. Bu neden? Ben bu ikileme karşıyım. Kim olursa olsun fark etmez. Babanız bile olsa gözünün yaşına bakmayın arkadaşlar. Burada bahsettiğim şey çok ee, şey bir durum. Kapak resminden dava mı açılacakmış? Kapak resminde ne var ki? Kapak resmindeki Muhammed'i kendisi değil ama Muhammed'le ilgili birkaç resim var. Onları göstereceğiz. Ama <laughs> bunlar şey değil. <laughs> Scorpio'yu getir artık. Muhammed e, Muhammed falan yaşamadığı geçin bunları demiş. Evet şimdi. ile ilgili onu, onu da söyleyeyim. Ondan sonra çok fazla konuğumu bekletmeyeyim. 10 dakika 4 dakika oldu. ile şu anda görüştüm. Hatta e, ilk yayının başlığını bile koyduk. E, eğer olursa <laughs> erken dönem İslam kaynaklarını konuşacağız burada oturup. Ondan sonra başka iş, e, konulara gireceğiz diğer yayınlarla ilgili. Erken dönem İslam kaynakları çok önemli. Çünkü burada bahsettiğimiz kaynaklar farklı olabilir arkadaşlar. Ben şimdi çok fazla da konuğumu bekletmeyeyim. Maruf bir dakika bir saniye nerede? Ben ve konuk burada. Hemen geçiş yapalım. Evet Maruf hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasılsın? İyiyim. Ee, açıkçası uzun zamandır seninle yayın yapmıyorduk. <laughs> Özledik mi gülmeyi? Evet ya aynen. Yani bazen bazı yayınlarımız çok komik olmuş sen de. Özellikle tarikatlar yayınında çok güldüğümü hatırlıyorum. Yani tarikatlar yayınında. Adam çıplak dolaşıyormuş ya. <laughs> abi çıplak. Tabi. Üryan İbrahim. Meczup Üryan İbrahim. Ben hatırlıyorum. Sayfasını da hatırlıyorum. 1367 idi sanırım. <laughs> Bu arada abi sıhhatler olsun. Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bu şey için söyleniyor biliyor musun? Neden sıhhatler olsun deniyor? Vallahi herhalde Saça sağlık söyleyeyim. olsun diye. Evet. Eskiden şey sanılıyor abi. Saçın insanı hasta ettiği düşünülüyor. Hı hı hı. Hani saç kesilince ha, saçta sağlık... da banyoda da öyle kirli kirliler gidiyor. Ya yok saçın bütün insanı zayıflattığı falan düşünüyor hala söylerler. Ha, uzun saç Yani... Evet. insandaki vitamini çalar falan diye. Evet 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 yani onlar yani. Ya, yanlış şeyler işte ondan dolayı sıhhatler olsun demek ha. bence berberler ortaya atmış olabilir tabii. Biz <laughs> her şeyi böyle sorguluyoruz dostlar yani. <laughs> Aynen berberlerin işine gelmiştir. Abi saç uzun sen sağlığına dikkat et falan bak gel olsun. Ne yapayım? E, gel abi tıraş edelim. Gel abi iki dakikalık işi <laughs> var. İki dakikalık iş var abi. İki dakikalık iş var da kaç parası var? abi berberler berberler olmuş dünyanın parası. Benim saçlarım hep eşim kesiyor zaten de. E, berber dünya parası abi. Ee, neyse ki ben o konuda çok şanslıyım. E, sanatçı eşi. Abi değil. berber derken şey. işte işte manikürdü pedikürdü falan bayağı tutuyor ya gidince yani. Lan benim ben ömrüm hayatım hoca hiç manikür pedikür yaptırmadım vallahi. Öyle o kadar, mi? O kadar, o kadar ben, da ben şey yap, ben, ben yaptırıyorum, <laughs> ben yaptırıyorum ya. Ben, o kadar ben o kadar da şey miyim? Ben anlamadım ne Şey var. Ne ne diyorlardı ona? Bakımlı erkeğe bir şey deniliyordu. Ne deniliyordu? Heteroseksüel. Heteroseksüel mi deniliyordu onlara? Yok hetero hetero oluyor. <laughs> Yok ne oluyordu ya? Bir dakika metroseksüel. Ha, heteroseksüel <laughs> değil. Metroseksüel. Hetero, metroseksüel, hetero yani. şey tamam. Ha, aynen, tamam, fark, fark, tamam fark bunu, bunu 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 kesmeyin tamam yanlış söyledim. <laughs> Burayı kesip kullanın. E metroseksüel erkek. Ya o kadar metroseksüel. Yani. Yani. ömre hayatım boyunca gidip hiç manikür pedikür yaptım ama şey e, birkaç e, böyle hani akraba vardı. Bir bir akrabam vardı. E, o işte ya şey işte böyle e, pedikür tırnaklara ne diyorlar? El tırnağına pedikür mü deniliyor? Bir kere manikür. Ya bir keresinde ya, yapayım filan demişlerdi. Demişti. İyi ya, hadi yap demiştim yani çok da şey çünkü hiç tırnakla ilgili problemim olmadı şu ana kadar. E, ya biz işte şey değiliz işte. Biz Anadolu şu <laughs> biz, biz, Anadolu Anadolu'nun Anadolu nun, biz, <laughs> koptuk geldik diyorsun. Geldik. Her ne kadar İstanbul'da doğup büyümüş olsak da biz abi biz Urfalı Malatyalı adamız yani babamızdan görmemişiz ya. Öyle bir şey var. Bir de ben bende ben abi bende bir problem var. Sizde bir problem yok. Problem bende. Ben bende ben şöyle bir durum. Ben berbere gittiğimde de rahatsız oluyorum. Şimdi adam benim sürekli etrafımda oluyor. Bir şeyler yapmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şunu yapıyor falan bunu. Ben rahatsız oluyorum. Ben, yani ben büyük ihtimal elimin altında adam çalıştıramam. Yani benim böyle elimin altında adam çalıştırabilme durumum çok fazla söz konusu değil. Ben sadece ee, kendi işim olursa tabii kendi işim olursa o zaman hiç acımam. E, ya da anladığım, bildiğim, yetkin olduğum işte acımam. Yani elimin altındaki adam hata yaparsa uu, uh, hiç acımam. E, çok da sert geçerim. E, ama Böyle hani gitmişim para ver lan parasını verdim benim elimi var manikür... hayatta yapamam. Ben Evet eve temizlikçi çağırıp <laughs> temizlikçi beraber temizlik yapan adam. <laughs> yani düşünsene sağ elini işte manikürü yapılırken sonra elinde sen bir yerden bir şey yapmaya çalışıyorsun. eline bir şeyler sürüyorsun. <laughs> o, o, sağ sahile manikürü o, yaparken ben de ama, onun elini yapıyorum falan. <laughs> ama ben ama ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Gerçekten kadınlar bu işi biliyor. Ben bak bir gün geleyim abi seni götüreyim benim kuaföre. Yani güzellik merkezine. Yani bütün hani erkekler hamama gidiyor ya mesela hı hı rahatlamak için böyle hani hamama gidiyorsun böyle rahatlamak. Hı hı. Ya yanından geçemez ya. O da böyle biri eline işte manikür yapıyor, biri bir şey sürüyor, yüzüne bir şeyler yapılıyor, bir buharlar veriliyor falan. Kendinden Aynen. geçiyorsun çok farklı bir şey yani. Abi. Yok ben hayatta e yaptıramam. Hayatta yani erkek kadın hiç fark etmez. Ben de öyle şöyle bir, ev, mesela evden eve taşıma falan var. Biz genelde hep evimizi kendimiz taşırdık. Ee, ama şu son iki de ben benim bilek sorunum var ya her iki bileğimde hı hı. önce sağ bileğimde ameliyat oldum ben benim sağ bileğim ameliyattı. Sol bileğimde biliyorsun sorunlu zaten benim bileklerim hep problemli el bileklerim. Ee, ondan dolayı iki, iki, kere evimi taşırken evden eve nakliyat çağırıyorum abi. Ondan beraber taşıyoruz. <laughs> Lan bu. <laughs> <laughs> evden eve nakliyat. Diyor evden nakliyatı Orada ya, da mı var. sen taşıyorsun abi? Ya, beraber taşıyoruz yani. yani. Yani büyük eşyaları onlar taşıyorlar. Ben ben küçük kıvır zıvır bütün ne varsa ben taşıyorum yani. Hatta işte bir arkadaşım var sağ olsun bazen benim de geliyor. <laughs> Beraber taşıyor. Ben de öyle bir durum var abi. Ben yapamıyorum. Yani e, kendi personelim olursa hani e, yani personelim derken ben şu kadar hiç iş yeri işletmedim. Ama mesela iş yerinde çok bir şey, mesela çalıştığım yerde işte müdür, yönetici, işte amir vesaire gibi bir şey olursa böyle hani yetkili elin altında 5-10 kişi ya da askerde falan çok iyi çalıştırırım. Süper, müthiş çalıştırırım ama hayatta böyle parasını verip hizmet aldığım bir adamla beraber yani o yapacak ben o kafamı şey yapayım yapamıyorum abi bende yok öyle bir şey. Ben hayatta mı abi. yani seni yaptın. Abi chatte bir şey gördüm ona bir bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bu Baykuş Hamit gördüm bir tane o şey Ali Erbaş'ın ...emriyle baykuş diyorsun değil mi dostum Hamit'e? O şey dedi ya... ...ben bunun şeyini yaptım abi... ...podcast'ini yaptım. Hı hı. Dedi ki... ...Mehmet Akif'in dizelerinde... ...ki gibi bir gençlik yetiştireceğiz... ...ben dedim dizeleri okuduğundan emin değilim. Orada dedim... ...baykuş Hamit diyor. Abdülhamit'e. Sen... evet evet işte Abdülhamit'e baykuş diyor... ...kadınlar gibi saklıydı Hamit diyor... ...sarayda diyor... ...bir sürü şey söylüyor... ...kafir diyor... Ne diyor? Kızıl kafir diyor. Merkep diyor. Eşek demek yani. E, ama bu arkadaş sanırım benim e, videomdan değil de Ali Erbaş'ın emriyle e, bundan sonra Abdülhamid'e Sultan Burun Hazretleri ve <laughs> Baykuş Hamit deniyor. Ali Erbaş öyle istedi çünkü. Canım, ne dediklerini de i̇şte, bilmiyor. Bilmiyorlar tabii. Bir isim yapmış işte e, Mehmet Akif Ersoy biliyorsun yani bir isim yapmış. İstanbul Şu Şairi. Kısa, kısa kürek yani. Mehmet Akif <laughs> Ersoy ile Necip Fazıl Kısaköy'de kalsın dağlar kadar fark var ayrı mesele ama e, e, tamam. bu adamlar tanımıyorlar abi yani işte e, tek konu işte e, isim kullanmak ya yani tanıması gerekmiyor zaten o da tanımak için onu yapmıyor zaten ama işte Mehmet Akif Ersoy bitti tamam yani o ismi kullanmak Ahmet Kaya Yılmaz Güney Ondan i̇şte ben de onu söyledim abi şeyde. Aynı dedim aynı ki aynı şeyler abi aynı iş fark etmiyor. Slogan ya dedim. Bütün işiniz <laughs> dedim slogan. <laughs> slogan da kullanılacak <laughs> isim işte. <laughs> Abdülhamit'i tanıyorlar mı? Yani Abdülhamit'i kendisi tanımıyorlar. Yani Abdülhamit bugün gerçekten başta Abdülhamit olsaydı kimse Diyanet İşleri Başkanlığı yerine tutar mıydı? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı bırakır mıydı yerinde? Yani böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığını bırakmazdı ki ya yani. böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı. Abdülhamit'i bile tanımıyorlar ki bırak hani Mehmet Akif'i geçiyorum. Yani Abdülhamit'i kendisini tanımıyorlar. Yani bu adamlar e, neden bahsettik? Vahdettin. Yani bu 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 isimler Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz, e, işte ne bileyim yani Hacı Bektaş Veli Mustafa Kemal Türk de bunlar içerisinde. Bu isimler şey isimlerdir. Böyle hani nokta isimlerdir. Bu isimlerin bir, ba, ba, birilerinde bu toplum içerisindeki birilerinde farklı farklı anlamları vardır. Yani Atatürk'ü sor herkes, Atatürk için herkes farklı farklı anlamsa bak Enver Paşa, Enver Paşa da herkes bu şekilde farklı farklı anlamları hmm. vardır. İyi kötü ya da ne bileyim işte yüce ya da daha işte e, negatif şekilde anlamları vardır. Bunlar onları kullanıyorlar. Yani bunlar sadece isim kullanıyorlar. Kullandıkları ismin kim olduğunu bilmiyorlar. Atatürk'ün ismini kullananlar birçoğu Atatürk'ü kim olduğunu bilmiyor. Yani ben Twitter'dan paylaş çalışıyorum. Adamlar Atatürk, Atatürk, Atatürk diyor. Kardeşler Atatürk'ün ağasını bilmiyorsun ki daha. Daha henüz yani adam ne söylediğini ne konuşmaya çalıştığını bilmiyorsun. ama bilmesi gerekmiyor. O ilkeleri biliyor. Mustafa Kemal Türk 1881'e doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi. Bunu biliyor. Karga kovalamış biliyorsunuz. İşte slogan sonra... başkan işte bu. Değil mi slogan? Işte, yani. Samsun'a çıkmış 19 Mayıs'ta. Ee, bazıları 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarken gemide 19 olduğunu da biliyor 19'cular ondan sonra efendim işte Ankara'ya gelmiş. 23 Nisan kurmuş memleketi kurtarmış. İşte hattı müdafaa yoktu hat müdafaa vardır. Efendim işte orada e oradan ilk e hedefiniz Akdeniz ileri. Ondan sonra işte şey e hadi bakalım e cumhuriyeti kuruyoruz. E yarın cumhuriyeti kuruyoruz arkadaşlar. Bu. Yani bu ibarede Geçen gün var. abi Atatürkçü bir arkadaşla konuyu çok uzatmayacağım da şey Atatürkçü bir arkadaşla bir şey konuşuyoruz. Arkadaş Atatürkçü olduğunu ısrarla söylüyor Müslüman bir arkadaş. Dedim ki Vahdettinin ilk defa dedim değişik kafalı birisi olduğunu ya da dönüştüğünü fark etmesi Mustafa Kemal'in e, mabeyindeki üçüncü görüşmesinde e, anlamıştır Mustafa Kemal dedim. Hı hı. Nasıl ya padişahla direkt görüştü mü dedi. Dedim 1917'de <laughs> Almanya'ya beraber gittiler ya. Nasıl yani dedi. Almanya'ya mı gittiler dedi. Oo, onu da bilmiyor. <laughs> Adam Atatürkçü bayağı yani Gayet seviyor Atatürk'ü falan. Adam hiçbir şey bilmiyor ama. Yani 15'te işte Çanakkale 19'da Samsun. Çanakkale'den Samsun'a 4 yılda gitmiş o zaman işte ben... at arabasıyla. Hani öyle düşünüyor adam. Arada hiçbir şey olmadı falan sanıyor. Oğlum diyorum adam diyorum muşu kurtarmış. Bağırın, Bak. Yine beni getirmeyi başardın ya. Bilelim mı görüşmüş? Hadi canım. Haydi Vahdettin'in zamanında mı yaşıyormuş hatta <laughs> ha, dedik. Onu da diyebilirler. <laughs> ben onu Yıldırım Beyazıt'ın komutanı zannediyordum ya. <laughs> Ankara şaşırmam. Savuşu, Ankara ya. Yıldırım Beyazıt. Ha, şaşırmam. Ankara savuşu, Ankara. Yani <laughs> Bak şaşırmam. Yarın gelir bir tanesi. Aynen. Bu arada kapak fotoğrafından davam açacak. Benim fotoğrafım gençken Benim küçükken saçlarım da sarıydı mesela. Gençken de öyle nur apak bir çocuktum işte. <laughs> ya, kapak fotoğrafından <laughs> Kapak fotoğrafındaki Muhammed değil. Orada başka birisinden başka bir fotoğraf o. O da bir İsa, yıla. İsa falan ya da ya da öyle bir başka bir peygamber. Sadece hani orada bir şey olsun diye, simge olsun diye onu şey yaptık koyduk. Beni şey. koy abi, beni koy. <laughs> beni koy. İnsanlar beni görsün o zaman. <laughs> abi geçelim yavaş yavaş programa. Kaç kişiyiz? Ta, geçelim. Ee, 160. 160. 160 güzel bir rakam. Evet yani 19'un katı mı bilmiyorum ama Vallahi 19 olsaydı var ya tık diye böyle duydun <laughs> 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 Abi geçen program biz hatırlıyorum ben e, şeye kadar geldik herhalde Muhammed'in gençliğine kadar. Öncesini bir anlattık sonra Allah inancını anlattık. E, Muhammed öncesinde Arapların durumunu anlattık panayırlardan falan bahsettik, değil mi? Evet, evet aynen şey. E... İşte İslam öncesi Allah'tan bahsettik. Ee, İslam öncesi bir duruma... örgütün kurulmaya başlandığından bahsettik. Bu örgüt evet. tek Tanrı inancını evet. yetiştirmeye yerleştirmeye çalışıyordu. Hatta evet. Kurban Bayramı sırasında Mina'da bugün kesildiği gibi aynı şekilde Kurban keserken kutperesler e, aralarında Varaka varakam'in nefelin olduğu dört kişi, dört büyük e, yani halkın büyüklerinden dört kişinin Fısıltılarının duyulacağı şekilde kalbimize ne oldu ki böyle putlara kurban kesiyorlar falan diye artık sesli bir şekilde buna karşı çıktıklarını söylemiştik daha Muhammed henüz peygamberim demeden önce. Hı hı, aynen. Bu ekip hazırlanıyor yavaş yavaş yani bu birazdan da devamında da göreceğiz bu ekip bir peygamber çıkarmaya hazırlanıyor. Bu, bu ama yani bu çok açık. devrimsel bir şey olarak yapıyorlar bunu. bunu çok merak ediyorum. Abi bunun örneğini vereyim ben hemen o zaman sana. Bunun hmm. örneği Ptolemy sonrası e, biliyorsun Sezar e, Mısır'ı fethettiğinde, Ptolemy öldürüldüğünde, ile evlendiğinde Mısır'ın e, köklü bir tarihi olduğunu ve dinini değiştiremeyeceğini fark ettiğinde ki e, Roma e, dini en iyi kullanmış e, hatta bu yüzden imparatorluk olmuştur benim için benim yani aynı tanrıya tapanlara e, askerleri bölükler ayırmıştır mesela birbirlerine tam güvensinler askerler diye falan halkı dinle sömürmüştür Roma'da e, bu yüzden Mısırı fethettiğinde Greko-Egit deniyor şu anda o dönemki dine e, yani yarı Mısır yarı e, Roma tanrıları Yunan tanrıları motifleri görüyoruz Mısır'da. Mısır'ın dinini bozmuş. Yani fethetmek istediği yerin dinini kendine yaklaştırmak gibi bir e, altyapısı var romanın. Hı hı hı. Bunu daha önce de yapmış. 600 sene sonra da dini değişmiş. Hani Roma değil ya artık eski Roma. E, artık Zeus'a şuna buna inanmıyor. Pagan değil artık. Artık Hristiyan. Evet. O zaman demiş ki bu paganları ben Hristiyanlığa yaklaştırmam lazım. Demiş ve işte Varaka Bin Nefel gibi bazı insanlar var. Ve Şam tarafında bu işi yöneten bazı isimler var. Bunları konuşacağız. Ha, sen şunu anlatmaya çalışıyorsun yani ben özetlersek. Şimdi Bizans, o dönemde Bizans var. Bizans aslında Roma. Yani Doğu Roma. Evet. Ee, Doğu Roma, e, Roma'nın yani Roma İmparatorluğu'ndan kendisine kalan mirası devam ettirerek Paganları kendi dinine çekerek imparatorluk olma yolunda devam ediyor. Niteki Abi mesele şu. Şimdi sen daha iyi bileceksin. Şimdi ben gittim Hindistan'ı fethettim. Hı hı. Orada orduyu bulundurmamın durumu var mı? Bugünkü jandarma teşkilatı gibi teşkilat mı bırakacağım oraya? Ben nasıl yapacağım? Orayı fethettim geri döneceğim. Geri, geri döneceğim döndükten yani. sonra orada orayı geri bir vali işte 3-5 bin askerle orayı nasıl tutacağım ben? Yani onların bana başkaldırmaması için Bizim benzer dinlerde olmamız gerekiyor. Roma bunu biliyor. Evet Roma bunu biliyor. Daha sonra buna Ve... kononileştirme denildi şeyde. E, Rönesans'tan sonra. işte İngiltere'nin yaptığı. Hatta hı hı. şimdi mesela az önce biri yazdı. Onu söyleyecektim ben de. Yahudilik de bu şekilde. Mesela Hristiyanlık bu şekilde doğdu. E, Roma e, Kudüs'ü işgal etti. Oradaki Yahudileri öldürdü. Çünkü oradaki Yahudileri de kendi dinine O zaman Pagandı. Roma. Ha bu arada bak öyle değilse yazmış abi. Roma e, Hristiyanlığı kabul ederken de biliyorsun putları falan soktu hani şeye. Tabii tabii e, canım. Yani Konstantin ya, Konstantin evet. zaten aslında bakarsan öyle hani e, çok böyle mütemayin bir Hristiyan değil ki adam. Konstantin aslında bakarsan bir pagan. Ama e, iki pagan bir bir çarpışırken yani Konstantin Roma İmparatorluğu tacı için çarpışırken kendisine Hristiyanlardan yardım aldığı için, o da Hristiyanlığın yardımı konusunda, yani Hristiyanların yardımı devam ettirebilmek için kendisini Hristiyan olarak gösteriyor. Aslında ne kadar Hristiyanlı inandığı bile şüpheli de. Yani... Abi bence tamamen mesele şu, halkı ben artık Hristiyanlığın önünde duramıyorum, halkım gidecek bire Hristiyan oluyor, o zaman benim atalarımın yaptığını yapayım, ben Hristiyanlığı bozayım dedi. Evet bir de şey var, yani... olayı var, Göktaş'a düşme olayı var. Onu biliyor musun? Hangisi abi? Konstantin'i Hristiyanlığa destekleyen Göktaş olayıydı. Ben bunların işte hep bahane olduğunu düşünüyorum. Yani, Asıl mesele Hristiyanlığın as önüne duramaması şa şans... ve Hristiyanlığı değiştirip ha tamam onu kullanmıştır. tamam. O bekliyordu zaten bir şey. Ya, zaten Dur bir şey olsun bir şey, da ben. <laughs> onu o kullanmamış aslında. Yanındaki Hristiyan papazlar kullanmışlar da. Şimdi o, ordular savaşırken e, karşı siperlere, düşman siperlere meteor düşmüş. E, bunun üzerine bak bu bir alamet diye <laughs> Gerçi, bu, bu Roma tarihinde anlatılan bir şey şimdi ne kadar doğru bunu da bilmiyoruz ama tarihte böyle anlatıldığı için söylüyorum Hristiyan yanındaki Hristiyan'a bak gördün mü? işte Allah sana yardım ediyor Tanrı sana yardım ediyor İsa sana yardım ediyor vesaire hesabı deyince bu da acaba öyle mi falan diye böyle bir şüphe olmuş ondan sonra tamam ya tamam biz de Hristiyanız hepimiz Hristiyanız işte yani yani öyle bir Hristiyanlık aslında tamam ya yani uzatmaya gerek yok hepimiz Hristiyanız yani vesaire hesabından yola çıkarak Hristiyan olduğunu ilan etmiş ama senin de dediğin gibi ya içine birçok paganlığı koymuş. Paganlığı koyamadıklarını biliyorsun, İznik'te reddettiler zaten. Yani Hı -hı. paganlıktan kastımız ne? Hristiyanlar içerisinde ruhban sınıfı, testis inancı, yani üçlü üçlü tanrı inancı, ee, işte 12 havari hikayesi, işte Yahuda hikayesi, e, çarmıha gelilme hikayesinin oldukları bütün o kendilerine hoş gelen şeyleri e, İncilleri kabul edip işte Thomas İncili gibi, e, Barnabas İncili gibi, Yahuda İncili gibi ki Yahuda İncili Hristiyanlık hikayesini tamamen değiştiriyor. Yahuda İncili gibi, İncilleri reddetmişler. Ha, bunlar bizden de çünkü onlarda şu ruhban sınıfı yok. Bir e, İsa tek tek İsa anlayışı var. İki. Şimdi biz bunu skor 150 bin afyonluyu sanırım başka bir İncile inandığı için kesmiş yani 150 bin kişiyi kesmiş adam. Tabii canım, biz şey bunu şimdi anlatmıştık hatta. Eee Scorpio'yu anlatmıştık. Acaba Muhammed şey mi diye? Bu e, Sasani'lerin prensi e, ya da e, tek Hristiyanlık inancıyla e, nı savunduğu için dışlanan bir prens e, bu şekilde hareket ediyor. Abi ederek... Muhammed bence ben Scorpio'yla bunu çok tartışıyorum. Tam bir halk kahramanı. E, Milattan sonra 550'de Muhammed kelimesi zaten baktığınız zaman biz e, Soylu YouTube'de Edip Yüksel'le bunu tartıştık. Muhammed'in asıl adının Muhammed olduğunu söyledi. Çünkü Aynen. Muhammed çokça hamd edilen demek. E, Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'ındır. E, Muhammed burada e, bu da Allah oluyor hamd edilen olunca. Hem sadece Allah'a ediliyor çünkü. E o zaman hadi adını değiştirelim biz Muhammed yapalım. Ya <laughs> işte ben, bir, ben şeyde ulan... kalıyorum. Ben, ben, iki şey de arasında kalıyorum. Yani tabii ki hiçbir misin tarih net olarak bilmiyoruz. Yani sonuçta hepimiz belli bir görüşler, belli bir tezler ortaya koyuyoruz ve yani bu tezlerin e, teoriye dönüşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir bilimin yaptığı neyse biz onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Hı -hı. benim görüşüm şu. Ben iki şey arasında kalıyorum. Bir senin dediğin gibi halk kahramanı. Yani sonradan ortaya atılmış şey. Ama beni o konudan iten yani ona biraz şey yapmayan, ya bu kadar düzenli bir halk kahramanı yani mesela i̇şte Roduruk... birazdan birazdan göreceğiz. Yok mesela, birazdan göreceğiz ama nasıl İsa düzenli hale İsa gelmiş? mesela İsa, ha, tamam. İsa'nın bir halk kahramanı olduğuna yani neredeyse mütmain olmuş durumdayım. Çünkü niye? Ya İsa ile ilgili birçok hikayetin muallak durumu var. Yani İsa 8 yaşında İsa doğuyor, konuşuyor. 8 yaşına kadar yok. 8 yaşına geliyor. Rahiplerle tartışıyor. Ya şey, Yahudi hahamlarla bir tartışması oluyor. Ondan sonra 32 yaşına kadar yok zaman 32 yaşına geliyor. Ben işte Tanrı'nın ne oluyor, vesaire diyor. Vaftiz oluyor, bilmem ne. Ya bu, nerede bu adam? 8 yaşında 32 yaşına kadar nerede kalmış bu Halif? Yani 8 yaşına kadar neredeymiş? Yani bir halka arada büyük açıklar var. Muhammed'deki açıklar daha düşük. Yani bunu çok profesyonelce yapmışlar vesaire olabilir. Ben benim zaten biraz biraz o konuya iten de o çok profesyonelce. Yani Hristiyanların evet. Paulus'un işte Markus'un Matta'nın yapamadığını, diğer İncillerin yazan, İncillerin yapamadığını yapmış Araplar. Mükemmel bir hikaye, mükemmel bir oturaklılık ve senaryoda hiçbir boşluk bırakmadan yazmış olabilirler mi? Yok, senaryoda şey çok fazla boşluk var. Ha ya onları da boşluk var biz mi? Ben. Ha, aynen. Bir boşluk var. Ben onları, onları göstereceğim, göstereceğim zaten. Ee, Şunu diyeceğim 550'li yıllarda Muhammed kelimesi zaten Süryani Araplar tarafından e, İsa için zaten kullanılıyor. Çünkü bakın 550'de e, Muhammed'den Saatihan... 20 sene önce. tabii 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 canım. 350'lerde falan da var bu arada. Yani 200 sene önce de kullanılıyor. Muhammed ne demek ki, kelime anlamı? Ham dedilen. E, Elhamdülillah Rabbil Alemin hamd alemlerin Rabbi Allah'ındır. Başkasına yapılmaz. Bakın Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne diyor ki hamd bütün övgüyü ve metiyeyi içinde barındıran yalnız Allah'a karşı yapılan bir, bir eylemdir diyor. Muhammed ham dedilen demek. Devam edelim. Ee, elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsun ya. Tamam. Ne demek Şimdi sen hiç duymadın mı Muhammed için alemlerin efendisi dediklerini? Çok. E peki Rabbil. Çok tamam Rabbil alemin ne demek? Rabb efendi e, alem ya, kainatın efendisi demiyorlar mı Muhammed için? Evet. Rabbil alemin kainatın efendisi demek. Özellikle Muhammed eşittir var. yani Muhammed eşittir Allah buraya baktığın zaman ve bu Muhammed'in kendi yani Muhammed bizim ateist arkadaşlardan bazıları şöyle bunu yorumluyor bunu görüyorlar. Ve yorumları şöyle oluyor. Bu yanlış bir yorum bence. E ya işte Muhammed konuşmuyor da Allah konuşuyor. Bu da işte hata yapmış. Öyle değil. Bu tamamen bir İsa kültürü zaten. Görmüyor musun? Aynı işte Tanrı. Hani İsa da Rabbil Alemin değil mi? O da evet, Allah değil ben, mi? O da Tanrı değil mi? Ben, ben şunu, şunu 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 çok merak ediyorum. Şimdi bunu söyleyince. Şimdi e, senin söylediğini bugün söyleyen, bugün söyleyen ve bunlar televizyonlarda söyleniyor. Yani öyle şaka maka yani kapalı gizli saklı söylenmiyor. Bugün çıkıp diyeyim efendim Muhammed için işte alemlerin efendi, efendisi sevgili peygamberimiz işte şöyle yapıyordu sonra kütük ağlıyordu falan diyenler var. Yani e, bu insanların e, bu düşüncelerini yaşandığı üstü köpürüyordu yasa ölmeden önce. Evet. E, biliyor ooo, çünkü Arapça biliyor. Ya, ya olur mu öyle şey alemlerin efendisi diyorlar. Hatta bir programda böyle var ya ooo, esiyor gürlüyor falan alemlerin tek efendisi vardır. Ola, Abi Allah, kainatın tabi, yani, alemlerin bunların efendisi demek zaten çoğu şirktir. bazı yani bu şeylere göre şirktir yani biliyorsun evet. Şirktir. Ama şimdi o insanlara da şunu sormak lazım. E Muhammed ne demek Abi işte bunu söyleyince mesela biz Edip Yüksel'e, onun asıl adı Muhammed dedi, yani Ham deden dedi çokça, ziyadesiyle Ham deden manasına getirdi. Ben de doğal olarak şu soruyu sordum. Ben de doğal olarak abi şu soruyu sordum. Kur'anı 19 mucizesiyle koruyan Tanrı e daha önce başına gelen bir şey var. İsa'yı Tanrı yaptılar, Allah'ın oğlu yaptılar. Muhammed kelimesini koruması gerekmez miydi aslen dedim. Ha. Sen bile bugün Muhammed diyorsun her yerde dedim. Orada şey bu cıcır böceklerinin sesi var ya o geldi. Hiç ses yok yani. Hiçbir Ama. şey demedi yani. yani... <laughs> yok a a şey bu durumda Allah hataların ders almamış oluyor da o yüzden bir şey diyemedi. Yani eğer bu mantıkla giderse. Hayır, Ama... asıl bunu koruması gerekmez miydi abi daha önce başına gelmiş ya, bir diyorum. olay. Bak örnek ver. Şimdi... Muhammed 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 diye anlayacak mesela yıllar sonra insanlar. Lan dur ben bunun adını bir koruyayım önce bir e, e, yani bunu Allah derler. Muhammed derler bu adamın adına. Dememiş Tanrı. Bunu Bence. korumamış hatta bunu koruyamamış o dönemde e, yani Muhammed kelimesi yazıldığı zaman nasıl okunuyordu o bile belli değil. Çünkü noktalı harfler yok. Hangi harf hangi harfiye ne kullanılıyor belli değil. <laughs> Sonra harekeler geliyor. Daha noktalar yok. B, 15 harf yok abi. 31 harfin 15'i yok Arapçada. O dönemde. Kur'an'ın yazıldığı dönemde. Yani Kur'an'ın yazıldığı söylendiği dönemde. <laughs> şey, söylendiği dönemde. Aynen. Peki abi. Ee, şimdi sen dedin ki ee, az önce ben ee, işte şey olduğunu halk efsanesi olduğunu düşünüyorum dedin. Ve açıklar var. Neler abi bu açıklar? Başlayabilir misin o konuya? Tabii abi hemen zaten direkt başlıyor açıklar. Şimdi bir kere şeyi bir konuşalım. Muhammed'in doğumu. Şimdi Muhammed'in doğumunda neler olmuş Müslümanlara göre? Bu başka kaynaklardan e, kanıtlayabildiğimiz olaylar değil. Sadece Müslümanların kaynaklarında geçen. İran sarayında 14 tane sütun yıkılmış. Niye 14 değil 19 değil diye düşündüm ben. 19 olsaydı keşke 14 niye? 14'ü bilmiyorum. E, bin yıldan bu yana yanan Mecusilerin İstahbarat şehrindeki ateş gedeleri sönmüş ve Mecusilerin en önemli bilgilerinden biri olan Mudiban oldukça korkunç bir rüya <laughs> Ya bunu delil diye yazmışlar. Peygamber doğduğu günkü delile bak adam rüya görmüş. Yani ilk defa mı görüyor acaba korkunç rüya? Save gölü yere batmış, bin yıllık kurumuş olan Semave deresi de sulağı taşmış. Ayrıca Kabe'deki putların da yüz devrildikleri de görülmüş. Abi ben bu konuyla ilgili Muhammed'in doğumu ve Mevlidi Şerif'le ilgili bir yayın yaptım. Ee, hı hı. daha tafsilatlı yani o bilgi isteyen arkadaşlar onu izlesinler. Orada uzun uzun anlatıyorum. O yayını izleyen arkadaşlar bilecek ki mesela ben inanıyorum mesela Kabe'nin putlarının devrildiğine. Neden biliyor musun abi? Hı hı. Muhammed doğduğu anda Kabe ayaklanıyor. Ayağa kalkıyor. Nasıl? abi işte hiç izlemiyorsunuz ki benim programları. <gülüyor> <gülüyor> abi Mevlid-i Şerif var ya. Tamam. Bu tü, okunuyor biz her yerde okuyoruz. Ha evet. Onlarda ölümlerde. Hı hı. Ha orada yazıyor bu. Türkçe o ama makamlı okunduğu için Arapça sanıyor insanlar dinlemiyor ne dediğini. Kabe ayağa kalkıyor abi. Muhammed'in evine doğru secde diyor. Bunu gören müşrikler akıllarına başka hiçbir şey gelmemiş gibi ne soruyorlar biliyor musun? Hı hı kim doğdu? Hani bu normal bir şey zaten arkadaş. Kabe ayağa kalkabilir. Yani önemli olan Kabe'nin nereye secde ettiği. <laughs> Hayır kim doğdu? Yani biri doğunca mı bu oluyor? Yani bunu nereden biliyorsunuz siz? Abi Kabe ayağa kalkmış secde ediyor. O da cevap veriyor Kabe'de. Hani cevap verirken biz biliyoruz ki nefes olması gerekiyor. Ya da işte bir şeyler. Orada işte putlar yere düşürken çıkan seslerden ne çıkıyor armoni olarak? Alemlerin efendisi doğdu falan işte böyle. Vaktin sahibi doğdu falan. Buna inanıyor insanlar. Yani bu yazıyor bir sürü kaynakta. Demek ki daha önce de daha... ayağa kalkmış ki. Yani bence şaşırmamışlar. Yani Kabe ayaklandı deyince lan daha önce de kalktı bizim komşunun oğlu doğmuştu falan diye mi düşünmüşler? ya ne bileyim, Daha önce insanın doğumunda kalktığı şimdi Muhammed'in doğumunda mı kalktı acaba? Yani şimdi onu da konuşacağız. Kabe'nin içerisinde ne vardı Muhammed döneminde? Hı hı. E, onları da biraz konuşacağız. Eee Abi Kabe işte ayağa kalkıyor bu şekilde Muhammed doğumunu tamamlıyor. Ee, peki Muhammed nerede doğdu? Aa, yani dedesinin evinde yani annesiyle kalıyordu. Düşünce bu şekilde. Ama biz Muhammed'in babasının daha kendisi doğmadan 3-4 sene önce öldüğünü kaynaklardan ispat etmiştik. Üç Göstermiştik. Sene. Ha, e, evet. Nasıl oluyor ya? O Onu bilmiyorum. 12 seneye kadar anne karnında kalınabiliyormuş. İslam alimleri öyle diyor. Hadi canım. Yani. Ünlü İslam bilginleri. O zaman bu Muhammed'in en büyük mucizesi bu, bu o zaman. Evet. Bu i̇şte çok tersine. yaygın bir olay. Ya doğar doğmaz yürümüş mü peki? Yok. Hamza yani 4 sene boyunca Onlar anne be... karnında kalan bir çocuk doğar doğmaz yürümüş olmasa. 4 yaşında doğuyor çünkü. <laughs> 4 yaşında doğmuyor. abi. Onlar doğunca bir sayıyorlar. <laughs> hayır abi sonuçta e, Hayır hayır şey gibi. Ergenliğe girince yani yaşı sayıyorlar. Çocuk ben... erkek çocuğu da doğunca sayıyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi biz bir primatız tamam mı? İnsanlar bir primat e, türü. Primatlara göre hesaplarsak bir anne karnının 22 ay sürmesi lazım. Yani bir doğumun 22 ay sürmesi gerekiyor. Normal bir primatla aynı seviyede bir çocuğun doğabilmesi için. Aynı seviyeden kastım yürüyebilen işte e, ayakları üzerinde durabilen ve iletişim kurabilen bir çocuktan bahsediyoruz. 22 ay kalması gerekirken bizde kafa tası normal primatlara göre çok büyük olduğu için çünkü biz e, e, kafa tası vücut endeksine göre en büyük beyne sahip canlıyız dünya üzerinde. E, bu nedenle kafa tası çok büyük olduğu için 9 aylıktan daha fazla anne karnına kalan bir çocuğun doğumu mümkün olamayacağı için çünkü rahim ağzından çıkamayacak kafatasından dolayı 9 ayda doğurulacak şekilde evrim geçirmişiz. Ee, yoksa aksi takdirde ki bizdeki mesela doğum ölüm oranlarının diğer canlılara göre çok daha yüksek olması nedeni de bundan kaynaklı bir anlamda. Çünkü bizim doğumumuz diğer canlıların doğumuna daha zahmetlidir ve anneye daha çok acı verir ve annenin ölümü e, kanamanın yüksek olması dolayı daha olasıdır diğer şeylere göre. Canlı türlerine göre. Şimdi ben şunu merak ediyorum. 22 ay kalmış olsa diyeceksin ki normal evrim süreci içerisinde bilimsel bir şey bu. Ama 22 ay sonra doğan bir çocuğun doğduğu anda ayağa kalkıp yürümesi lazım. Çünkü bir primat doğduğu anda ayağa kalkar yürür. Bak mesela doğadaki canlılara bak. Ben 48 da... ay diyorum. Sen 48 ay diyorsun bir de. Doğa, bak şeydeki e, doğadaki canlılara bakın mesela. Yani bir ceylan mesela doğduğunda ne yapar? Hemen ayağa kalkar. Bir inek yavrusu doğar doğmaz. Doğdu biraz durur böyle. Kalkar ayağa. Yani en fazla ya ayağa kalkar. Ben ayakalı şuna ayakalı cevap verebilir serse. miyim? Ben ben şuna lütfen cevap verebilir miyim? Hı? ya Maruf ya yayın kaydediliyor. Haberin olsun. Hmm. Ne yapalım? Şimdi biz bu bilgiyle ne yapabiliriz dostum? Sen bunu bize söylersen. Neden böyle bir şey dedin? Bilmiyorum. Herhalde. <laughs> Dava <mı> edecek herhalde. Dava edecek? Herhalde. etsin bunu, bunu dava etsin. Bu konuyu dava edelim. Yani e, devlet de bunu mesela e, kabul etmiş olur. Çünkü ben hemen kanıtlarımı hızlıca söyleyeyim o zaman. E, Hamza ile Hamza'nın annesi Hale ile Abdullah aynı gün evleniyor. Dede yani baba oğul aynı gün evleniyorlar Abdullah ile Abdullah. Hamza doğuyor. Muhammed sadece annesiyle bir ay evlik alıyor. Hamza 3 yaşında Muhammed yeni doğuyor. 3 yaş büyük ya. Daha ne olacak? Ee, ama abi e, yeni evlenmiş olmaları bir, şey... ya, bir dakika bir dakika. Evlendikten kaç ay sonra e, Muhammed'in babası ölüyor ki? Bir ay sonra e, sefere çıkıyor. Geri dönemiyor abi. Ha, Allah Allah. Çok ilginç. Ben Evlendikten bir, bir ay abi. sonra sefere çıkıyor. Bir ay evli kalıyor Abdullah sadece. Ya Hamza Peki, doğuyor. Mucize, abi. mucize olabilir. Ya, dostum yani. Beyin, beyin demek ki şimdi bir de şöyle bir durum Ana rahminde gelişim e, normal dışarıda gelişimden daha yüksek seviyede oluyor. Yani düşün yani bir şeyden yumurtadan e, 9 aylık hı hı. bir bebek haline gelmesi 9 ay sürüyor. Dışarıdaki gelişim daha düşük. Çünkü beslenme olanakları daha az. Dışarıdakine göre anne karnına daha net besleniyorsun. 400 e, ondan... hiçbir kaynakta geçmez demiş. Dostum sen kaynaklara iyi bakmamışsın. Sana söylenen kaynaklara bakıp duruyorsun demek ki. E, ben zaten söylüyorum dostum bak. Kanıtlar çok belli. Hamza'yla e, Muhammed'in aynı dönemlerde doğması gerekirken en iyi ihtimalle ya da Muhammed'in büyük olması gerekirken amcasından e, amcası 3 yaş daha büyük. Yani buyurun siz bakın. Bir daha abi sen ne anlatıyorsun ya? Ben bu şeyden dolayı yok işte primatlar yok şunlar bunlar. Of. Abi bu dönemde sahabenin durumunu söyleyeyim sana. Çok e, hadis bilenler, hadis okuyanlar of. bunu ee, şey yapanlar görecektir abi. Nedir bilir misin? Mesela peygamber bir yerde namaz kıldırıyor arkasından hutbe veriyor. Hutbe vermek öyle cuma gününe mahsus bir şey de değil. Bazen çıkıp konuşabiliyor Muhammed. Ee, yani preacher, duvayız yani konuşuyor orada. E, ee, sahabeden bazıları arkasını dönüyor. Bevle diyor. Çişini yapıyor. Yani millet dışarıda namaz kılıyor ya. Arkasını dönüyor. İki adım ileri gidiyor. Ağacın dibine işiyor. Niye? Yani böyle bir durumda primat primat ne anlatıyorsun abi <gülüyor> <gülüyor> ya abi çadırda yaşıyorlar diyorum ya. Ben anlatamıyorum herhalde. dedim anlatamıyorum. Tamam abi, çadırda Bu insanlar yaşıyor, yaşıyorlar ya. Çadırda yaşıyorlar. Abi tezekle bak tezekle taharet alıyorlar. Hayvan pisliği pisliğiyle temizlenebileceklerine inanıyor o millet. Muhammed diyor ki tezekle taharet almayın, kemikle taharet almayın. Üç taş kullanın. Taşla taharet alıyorlar. Ee, böyle düşün abi orayı biraz büyütüyor muyuz kafamızda acaba o dönemdeki insanları ya? Ya yani Muhammed çok işi varmış demek. O toplumu düzeltmek için çok uğraşmış. E tabi. O... Bak diyor ki maruf diyor. Doğum hikayesinin kaynağını ver diyor. Doğum hikayesinin kaynağını nasıl vereyim ben sana? Ne, ne anlattım ben sana? Sen bir dinliyor musun bizi? Ha, Hamza'yla şey aslında onun kaynağı evet. şey olabilir. Bak kaynak şu olabilir. Abdullah'la Emine'nin evliliğiyle e, Ebu Talip'le eşinin eşi kim bilmiyorum çünkü. Hale. Ekin, hale mi? Ekin, şey, kızı. Aynı, gün evlendiklerine, amcasının kızı. Var, aynı var gün evlendiklerine dair kaynak varsa tamam işte yani sonra aynı gün evlendiler var. Ee, ve Abdullah yani Muhammed'in babasının evlendikten bir ay sonra öldüğü düşünülürse yani bir ay sonra ölmüyor abi bir sene sonra falan ölüyor da bir ay sonra şeye gidiyor. Sefere gidiyor. Sef yani sefere değil ticaret için gidiyor abi. Tamam gidiyor bir sene sonra öldüğü nasıl biliyoruz? Yani bir seneye yakın sürede ölüyor. Çünkü şöyle bir ay sonra çıkıyor adam geri dönemiyor. En son Medine'ye geliyor Medine'de ölüyor. Ha. Dönüş yolunda hastalanıyor ölüyor adam. Ama bir aylık evliyken yola çıkmış adam. Yani karısını en son bir evlendikten bir evet. ay sonra görmüş. Evet. Bak tamam o, hale... o kaynağın ismi ne? İsmini mi vereyim? Ya tamam şöyle yapalım. Dostum, şöyle Bir bir de bunlara bakabilirsin benim e, benim dediklerim. E, işte. Temin kaç şöyle her yapalım. Bir zaten yayınlarda sonra genelde böyle kaynak paylaşırız. Yani kaynakları şey açıklamalar. Evet açıklama kısmına yazarız ya, ya. Açıklama kısmına yazarız. Sen açıklama kısmında o kaynağı bulabilirsin. Yani şeyle Abdullah'la Emin'in evliliğiyle Hale miydi? Hale ile Ebu Talib'in aynı gün evlendiklerine dair. Abi kardeş evlenmişler her zaman. Yok abi kardeş değil abi şeyler. Baba oğul. Baba olsa o zaman Abdülmuttalip Ha bir dakika amcası evet. tabii amcası oldu ki Abd amcası. Abd Abd Abdülmuttalip e, babası Abdülmuttalip abi. Evleniyor, Abdülmuttalip evleniyor tabii Abdülmuttaliple eee Abdullah aynı gün evleniyor. Kız istemeye gidiyorlar abi. Hıh. -hı. Beni Zühre kabilesine. kendisine de e, bunu e, beğeniyor. Hale'yi beğeniyor kendisine de aynı şekilde. Wikipedia'da varsa büyük bir ihtimalle İslam tarihi siyerleri de buna değinmiş. Abi et, abi anlamadım. sadece ben şunu soruyorum. Sadece şunu söylüyorum. Ha Hamza'yla Muhammed'in arasında yaş farkı var mı? Bunu soruyorum ya. Olmaması lazım. Bu hikayeye de uymuyor yani. Aynı yaşta değil dostum. 3 yaş büyük e, bakabilirsin. Hamza Muhammed'den büyük. Çocukken koruyor falan hatta. Ben devam edeyim mi abi? Devam et. Hı hı. Tamam. Muhammed daha sonra tabi eee Süt anne meselesi var biliyorsun insan halk tarafından bilinen hı hı. süt anne olayı var. Bu nedir? Emekyenin işte şeyi e, iklimi çok uygun olmadığı için diye başlarlar, anlatırlar ve derler ki işte süt anneye verirlerdi. Peki süt anneye verildiği zaman bunun babası yok. Yani zaten babası kendi doğumundan önce öldüğünü herkes biliyor. Hı hı. Bunu da kaynak vermeyeyim isterseniz tek tek. <laughs> ee, babası olmadığı için abi Muhammed'i kimse beğenmiyor ve süt anneliğe şey süt çocukluğa seçmiyor. Evet bunu duymuştum. Evet, Süt çocuğu seçmiyor. Aynen. Yani burada bir sıkıntı sence yok mu abi? Mekke reisinin torunu süt anne bulamıyor ya. Buna nasıl inanabiliriz ya? Bilmiyorum. Hani babası yok, babası yok, parasını vermezler diye düşünüyor ya adam. Hı hı. Oğlum adam yani şu gün ben düşünüyorum herhangi bir ülkenin liderinin hı. torunu torunun babası yok diye okula gidemiyor. Düşünsene, okula almıyorlar. Niye? Babası yok. Böyle bir şey olabilir mi? Mekke reisinin torunu nasıl süt annesiz kalır ya? Dedik ya hikayede sıkıntılar var. Bak başladı sıkıntılar. Daha sonra. Ee, Halime işte develeri çok şeymiş. Ne o? <laughs> Yaşlıymış. Zayıfmış. Ee, şey yapmış. Geç kalmışlar falan. O da görüyorlar. Halime e, bunun e, süt annesi olmayı kabul ediyor. İstemeye istemeye. Bazen istiyor bazı kaynaklarda. Bazı kaynaklarda istemiyor. Hı hı. Ve gidiyorlar şeye. Bunlar bu arada taifdeler abi yani Mekke'nin 100-120 kilometre yakınlarında her gün yağmur alan taifdeler yani bir de önemli olan şey şudur bunlar Sadoğulları'ndan abi bu insanlar Mekkeliler aslında ilk başta anlattıkları gibi şey yüzünden iklim yüzünden vermiyorlar çocuklarını. Hı hı. Daha güzel Arapça konuşsunlar, şiire uygun dilleri olsun diye, büyüyünce şair olsunlar diye bunlara veriyorlar. Çünkü Sadoğulları şiirsel bir Arapça konuşuyor. Koşa giden bir Arapça konuşuyorlar. Zaten Muhammed e, yıllar sonra e, hadis kaynaklarında göreceksiniz. Aranızda en iyi Arapça konuşan benim çünkü ben Kureyştenim ve ayrıca ben Sadoğulların yanında büyüdüm diyecektir. Yani Sadoğullarının yanında büyüyenler daha iyi Arapça konuştukları için Sadoğullarına çocuklarını veriyorlar süt çocuk olarak. Hmm, daha iyi Arapça konuşunlar diye. Evet. Yani Muhammed okuma yazma bilmiyordu. Bunu nasıl yazdı falan gibi sözler o kadar e, vasıfsız kalıyor ki bu kadar bilginin yanında. Adamı sen şair olsun diye sadoğulların yanına gönderiyorsun. Adamlar diyor ki şair o şair değil diye ayet geliyor. Peki şakkı sadr olayı var abi. E, sen de bilirsin bence Türkçeye de geçmiş bu kelime. E, benim dedem ağaçlardan bahsederken abi şey derdi. İki şaka. İki şakalı olan ağaç. Şaka. Biliyor musun abi şaka ne demek? Bilmiyorum. Ayrılan demek. İki ayrılan. İki şaka. Hani ağaç böyle iki ayrılır ya böyle. Hı 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 Şakkı sadr e, sinenin yani göğsün yarılması olayı geçiyor olayı var. E, bu hı hı. A, e, süt annesinin yanında bu olay oluşuyor. Ne zaman oluyormuş? Süt kardeşleriyle oynarken Muhammed bir Cebrail'i görüyorlar. Koşa bir beyaz bir atın üzerine binmiş. Önde gelen bir e, adam görüyorlar. Arkasında da iki tane adam var. Ellerinde de altından bir leğen var. İçi kar dolu. Hı hı. Koşarak geliyorlar atlarla. E, atlardan iniyorlar. Bu çocuklar tabii kaçıyor. Muhammed'i yatırıyorlar. Cebrail tutuyor. Eliyle göğsünü yarıyor. Oradaki karla e, kalbinin içerisinden biraz pislik gibi bir şey var. Böyle bir karalık var. Siyahlık. Onu alıyor atıyor. Hı hı. Ve bu şekilde dünyadaki e, ilk açık kalp ameliyatı yapılmış oluyor Muhammed'e. Böyle bir şey Evet, öyle bir var. durum da var. Bununla ilgili farklı farklı söylemler var. Çünkü ben birkaç diyorum Buradaki olayın aslında yani şey olarak incelersek, bilimsel olarak incelersek buradaki konunun şu olduğu e, Muhammed'in sarı nöbeti geçirdiği ile ilgili bazı söylemler var. Ya orada aslında öyle bir durum oldu. Yani Muhammed küçüklüğünde itibaren sarı nöbetleri geçiriyor olabilir mi acaba? Yani bir şey var. Çünkü mucizelere inanmazsanız bunun da bir mucize olmadığını düşünmeniz gayet normal. Yani böyle bir şeye de nasıl inanacağız? Yani adamın kalbi yarılmış o dönemde falan diyeceksiniz. Ama dünyadaki ilk ameliyat olmadığını söyleyeyim abi istersen. Ee, hatta ben sana bir resim Şimdi atıyorum. Bak, Onu... Şu ile ilgili sana iki kaynak dediler ya. Bak bir bilgi vereyim sana. Burada ne zaman evlendikleri yazmıyor ama. Ya ben He... veririm o soru değil ki. Eee He... Biri de diyor ki Fil olayından 50 gün sonra 20 Nisan 571'de dünyaya gelmiştir diyor. Tamam. Yani... Hamza ne zaman doğmuş? Hamza daha önce doğmuş. İşte ne zaman doğmuş? Mesela bak bakayım ben. Hazreti Hamza yazalım bak mesela. Ham... 71 demedin artık. Evet. 568 Hamza 3 yaş işte 3 yaş. Peki ee, o zaman bu ha. durumda sadece evlilik tarihlerini gösteren bir kaynak vermek yeterli. Var, o da var elimizde. Olur. Beraber e, evleniyorlar. Hale Hamzan'ın annesinin de Hale. Hı, hı Yani daha ne kadar kaynak vermemiz istiyorlar ben bunu bilmiyorum da. <laughs> Bir bakı, ben sen devam et. Ben buna bakacağım. Bir şeyler söyleyeyim. eğer varsa burada. Çünkü şey çok tamam. kıssalı anlatmış ee, Ahmet Cevdet Paşa. Abi Mütbe bu bu arada ee, Müslüm'ün Müslimin e, Müsned'inde geçiyor bu e, anlattığım şey. Hı hı hı. Bu 4-5 yaşlarındayken, 4 yaşlarındayken, 4 5 yaşındayken annesine geri döndüğünü düşünürsek 4-5 yaşlarında falan hı hı. olduğu İbn İshak'ta da geçen bir olay bu. Hı hı. Ama 10 küsür yaşında olduğu da geçiyor aynı kaynakta. Aynı bazı kaynaklarda vahiy alma sırasında Hira'da ortaya çıktığına inanıyorlar. Hı hı. İsra gecesi Miraca çıkmadan önce de Buhari'de ve Müsret'te geçiyor bu olay. Hı. Müslim'de, Tirmizi'de. Şimdi bu olay bazıları hemen işin içine çıkmış demiş ki üç kere yapılmış, iki kere olmuş bu olay falan. Hayır bir kere olmuş bu olay ve ne zaman olduğu da belli değil. Hı. Bazıları diyor ki kardeşim Miraca çıkmadan önce bu oldu. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkacaktı. E, temizlenmesi gerekiyordu. insani şeylerden falan gibi anlasınlar var. Ama üç yerde dair ayrı, ayrı kaynak var. Bu da şunu gösteriyor ki ellerindeki hikayeyi bir şekilde uydurmaya çalışıyorlar. Yani bir hikaye. Bunun bir örneğini daha vereyim size. E, tarih sahteciliği ilk defa yapılan bir mesele değil dünyada. Abi bak ben sana e, dünyanın ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşması ve e, aynı anlaşmanın Firavun tarafından resmedildiğini gösteren bir hieroglif e, yazı attım. Bir bakabilir misin ona? Ne gönderdin? Discord'dan yolladım abi. Dur bakayım şimdi. Evet bir kafatası var burada. O değil abi üstteki. Ee, Bak Firavun resmi var ya. Tamam. Onu ekrana verebilir misin abi? Ee, şöyle yapalım. Görseli kaydet. Bir saniye. Şunu şuraya alayım. Bu arada ben hala şey arıyorum. Bir dakika, bir saniye. Bu bir MP4 mi ne bu? Bu bir resim değil mi? Resim abi. Niye burada böyle bu isim aldın? Ne oldu? Bak bu arada ben bir kaynakla yolluyorum. anlaşması diyorum buna. Ee... Muhammed'in Hamza'yla olan yaş farkıyla alakalı bir kitaptan bir sayfa resmi de gönderdim sana abi. Onu da verebilirsin ekrana daha sonra. İşte yaş farkının olması normal de anormal olan aynı zamanda evlenip çünkü... aynı anda evlendikleri ile ilgili de yazıyı orada var abi orada gösterebilirsin. Şeyi ekrana verebildik mi? Dur. Hemen şimdi şuradan Kadeş'e tıkladım. Geldim. Ekran paylaşma. Evet şundan bahsediyorsun. Sen şu anda görüyorsun galiba ekranı. Bu Kadeş anlaşması bu arada. Şu an görmüyorum abi. ama çok önemli değil. Arkadaşlar görüyorsa yan tarafında Dur yani dur. E, şu anda kimse görmüyor. Tamam, evet anlaşması. tamam. evet Yan tarafta Firavun'un aynı savaşı resmettiği e, bütün dünyanın yanlış anladığı bütün dünyaya karşı yalan söyleyen bir firavun var. Sağ evet. tarafta anlaşmanın orijinal metni var. Tarihteki biliyorsun Hit e, ilk yazılı anlaşma. İstanbul ve... Arkeoloji Müzesi'nde. Evet İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde tenha köşede böyle bir tane kolonun altında iğrenç bir vaziyette beklemekte o Kadeş Anlaşması. O kadar üzüldüm ki. Kopyası, kopyası New York'taki Birleşmiş Milletler evet. binasının girişinde asılı. Yani ben sana bir şey mi? Buna bir bina yapardı onlar olsaydı orijinal ellerinde. dünyadaki ilk yazılı anlaşma. Aynen. Ama şu bu da önemli olan şey şu abi, burada bir tarih sahteciliği var. Sen tarihçisin, daha iyi biliyorsun. Hı hı. E, kısaca anlatır mısın abi, ne oluyor yani? Kadeşle mi? Yani asıl e, bu tarih sahteciliğini nasıl yapmış ya bu? Yanlış ses mi? Dur dur dur. Heh. Şimdi e, Kadeş anlaşması istiyorlar. şimdi Kadeş'le ilgili savaş aslında biraz kritik hem, e, hem e, Ramses açısından hem de ee, Hittitler e, Muattali'ydi galiba. 3. E, hatlı Şili ile beraber Hittit ordusunun başında Muattali vardı. Şimdi e, Ramses genç bir firavun bu arada. Yeni tahta çıkmış ve hırslı bir firavun. E, amacı e, bütün e, Orta Doğu'yu, Suriye topraklarını kendi egemenliği almak. Ama karşısında bir tane e, imparatorluk daha var. O da Hittit imparatorluğu. Hitit Portoğlu da en altın çağlarından birini yaşamak üzere 3. hat zamanında. Ancak Hitit Portoğlu da Kadeş üzerine ve Suriye üzerine iddiası var. Kadeş Hitit'in, bu arada Kadeş'te bir kale var. Kale Hitit'in eteğinde, ee, himayesinde, kontrolünde. Kadeş'te ee, Ramses 4 tane farklı bölük oluşturuyor. 4 farklı ordu diyelim. Yani şimdi tanımlarsak şimdiki tanımlamamızda 4 farklı kol ordu gibi bir durum var. Ee, Ra, Amon, e, Pıtah ve Set diye. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Pıtah ve Set'le çok erken davranarak hareket ederken Amon ve Ra birliklerini çok geride bırakıyor. ve ee, Bu nedenle dolayı e, neredeyse ölümle karşı karşıya geliyor Ramses. Yani neredeyse ölecek. Son anda kurtuluyor yani, değil son mi? Son anda e, Hititler yağmaya girişince e, arkadan gelen e, geri kalan iki kol ordusu Ramses'in hayatını kurtarıyorlar. Ancak e, Ram, Karnak top, anak, şu, şu resim, senin gösterdiğin resim, e, şu resim Karnak tapınağından var da. Karnak tapınağındaki resme göre Ramses'i Ramses'in kendisi kurtarıyor. Hem de nasıl biliyor musunuz? Tanrısal bir güçle Ramses e, Hitit ordusuna tek vuruşta 100 askeri birden devirdim. Öyle vurdum ki işte hepsi öldüler. Benden kurtulamadılar. Tanrı firavun Tanrı yardım etti vesaire filan gibi. E, dikkat ederseniz bakın resimde e, Ramses'i çok daha büyük gösteriyor. Buradakileri çok küçük gösteriyor. Bunlar hititler bu arada bakın giyiniş tarzları olarak. Ramses tek kılıcıyla birçok hititliği e, öldürdüğünü söylüyor. E, aynı zamanda bakın burada gördüğünüz gibi Ramses tek darbeyle birçok hititliği öldürdüğü gözüküyor. Buradaki hieroglif yazılarda da Kadeş Savaşı <laughs> bu şekilde anlatılmış. Ancak zaman geçiyor. Ee, Mısır'daki tarihi herkes görüyor. Çünkü Karnak Tapınağı çok büyük bir tapınak ve hala gün yüzünde olan bir tapınak olduğu için herkes Kadeş Savaşı'nı Mısır'ın Ve Rosetta Stone'u da sanırım bulunmuş ve çevrilmiş hieroglif dili öğrenilmiş. Aynen. Fransız şey Edelim. Napolyon zamanında evet. da. Daha Napolyon zamanında öğrenmişler. Düşünsene. Yani şeyi e, biz... E, hiç, yani Bütün dünya kaç yıl yanlış biliyor bunu ortalama? Yaklaşık olarak e, Napolyon'un hadi 1800 yılına diyelim. Hani 1800 yılında evet. yaşadığını düşünürseniz yaklaşık olarak 100 sene. 100 sene. boyunca. 100 sene yanlış biliyor. Bütün yani 100 dünyanın. sene boyunca biz şunu bili, Yani Dünya şunu biliyordu ki e, Kadeş'te bir savaş olmuş. Hititleri alt etmiş e, Firavun. E, Hititleri değil. Düşmanları. Hititler bilinmiyor bu arada, Onu söyleyeyim. Hititler ne biliyor musunuz? Bu bu anlaşma bulunana kadar hititler sadece ve sadece Tevrat'ta geçen ve birkaç kelimeden ibaret olan bir şey. Hitit. Birkaç kelimelik bir kelime. Hititleri kim oldukları bile bilinmiyor. Ee, buna göre baktığımızda Ramses'in e, karşıdaki düşman ordusuna karşı büyük, yani düşman ordusunun kim olduğu bilinmediği için düşman ordusuna karşı büyük bir savaş verdiği ve bu savaşı kazanıp galip geldiği anlatılıyor. Sonra ee, bizim Çatalhöyük'te Çatalhöyük değil yani nereden çıktı? Çorum'da ee, Hattuşa diye sonradan adının Hattuş olduğunu öğrendiğimiz yerde kazılar yapılıyor ve o kazılarda e, şimdi kralın adını unuttum. Bir kralın e, çivi yazısıyla bir yazısı çıkıyor ortaya ve daha sonra kazılar devam ettikçe orada bir Hitit arşivi ortaya çıkıyor ama kimse bunu çözemiyor. Ee, bir dil bilimci sanırım Alman Alman Alman. Evet. Alman bir dil bilimci ee, kralın ölürken ki yazdırdığı kelimelerden bread kelimesini yani ekmek kelimesini buluyor ortaya çıkartıyor ekmek işte ekmeğinizi yiyin suyunuzu için cümlesini tam olarak çözdükten sonra Hitit dilini çözmeyi başarıyorlar ve çözdükten sonra şunu görüyorlar ki "Aa, bu savaş böyle değilmiş ki <laughs> burada aslında Ramses'in o kadar büyük çaylakça diyebileceğimiz hataları varmış ki ve Hititliler de çok dürüst bir şekilde bunu anlatmışlar bu arada yani kendi yaptıkları hataları da anlatmışlar. Çünkü Hititlerin şöyle bir amacı var. Amaç buradaki bunu yazmanın amacı övünmek değil. Burada bunu yazmanın amacı gelecek nesillere bak siz bu hataları da yapmayın. Ya da hata yaparsanız bakın biz bunları yaptık siz buna başka yapın. Ya da siz de böyle yapın bu hataları düzeltmek için. Yani ders vermek amacı var. Çünkü Hitit arşivciliğinin amacı bu. Nitekim e, ee, 2. Şubbili Luma'dan sonra veba kap kaptıklarında Hititli birçok ee, katip şey girmiştir. E, Hitit kütüphanesine girip ulan acaba biz bu şeyi hastalığı nereden aldık? Tanrılar niye bize bu hastalığı verdi diye aşideki yazıtları tek tek incelemişler. Sonra Felipino kanunları bulmuşlardı. Felipino kanunları da e, dünyanın ilk kanunlarından bir tanesidir. Yani tabii ki Hamburg kanunları gibi değil. E, ama Felipino kanunları çok önemlidir. Felipino da çok önemli bir imparatordur. Ee, ve Kadeş'e geri dönersek bu Kadeş anlaşmasıyla bulduğumuz Kadeş anlaşmasıyla iki şeyi fark ettik. Bir Mısır bize yalan söylüyormuş. Ramses. Oo. İki Ramses de 3. Hattuş ile birbirlerinin kardeşiymiş. Yani kardeş derken birbirine kardeşim, sevgili kardeşim diye hitap eden iki ülkenin imparatoruymuş. Evet arada bir savaş olmuş. Sonra öyle bir barış olmuş ki işte o yüzden Kadeş, Kadeş e, barışı çok önemli. Bu barış anlaşması dünyanın ilk devletler arası birbirlerini hani kardeş gibi gören işte birbirlerini savaş açmak yerine birbirlerini dost gören düşün bak Suriye'de egemenlik için savaşmışlar ikisi birden kim Suriye'de hı hı. egemen olacak diyor sonra bu iki, üçüncü Hatun Ramses'e gönderdiği sevgili kardeşim ne yapıyorsun diye Felipi, şey e, Pudiepan'ın 3. E, Hatun karısı Pudiepan'ın Ramses'in eşine gönderdiği sevgili kız kardeşim diye başlayan şeyleri var sevgili kız kardeşim nasılsın mesela şey gönderiyor hat duşili şey gönderiyor mesela abi diyor Bunun ki devamında şu oluyor biliyorsun değil mi yani ya da bu bundan mı oluyor bu kadar kardeşlik var o yüzden mi oluyor bir firavunun kendisi öldükten sonra karısı evlenecek bir kardeş bulamayınca Hitit kralına eğer senin bir oğlun varsa onu bana gönder o ben ondan oluyor. evleneceğim o bu, yani tutankamonun karısı söylüyor bunu önce sonra ama Tutankamon bu olaydan önce mi? Tabii. Üçüncü, tamam ben bak, tam ikinci ben, ben, ben tam i̇kinci Luma, düşün e, Muvattalli'nin babası e, Şubbiluluma ve Muvattalli geçiyor. Veba mikrobu bilmem derken işte ondan sonra Kadeş. Üçüncü hattı Kadeş konusu ondan sonra Ramses bak e, Tutankamon ölüyor Mısır'da. Mısır'da işte e, kraliçe e, diyor ki bana oğlunu gönder onunla evleneyim diyor. A, oğlu gel, gelirken yolda ölüyor sanırım. Ölüyor kraliçe daha sonra orada işte da ay ay sanırım rahip biliyorsun özde de kendini, kendini yo şey ay var ya o hmm. rahip kendini firavun ilan ediyor ya Hayır, şeyden, tabii. Son ama, ama sonra birinci set geliyor. Hanedanlık değişiyor. Hmm. Hanedanlık set, değişiyor ra işte. Ramses, ikinci Ramses babası. Hmm. Anladım. Ya yani şöyle arada tamam. şöyle bir fark var. Devirler şöyle biri Abdülhamit dönemi ise diğeri Turgut Uzal dönemi gibi. Hmm, anlıyorum abi. Hı hı. Şimdi ama mesele şu. Bizim meselemiz tarihte devletler hata da yapar, yalan da söyler. Bunun yakın tarihi örneğini de vereyim. 15 senedir Kuzey Kore Dünya Kupasını aldığını düşünüyor. Yani. 15 senedir yani Kuzey Kore Dünya Kupası alacak. Alıyor. 15 senedir Arda da alıyor hem de. Nerede alıyor? Dünyada Dünya, Dünya Kupası Dünya Kupası 15 senedir Kuzey Kore alıyor Kuzey Korelilere göre. Öyle anlatıyorlar çünkü. Bende videoları var gönderebilir sana. Yani devletler tarih yazarken yalan söyleyebilirler yani. <laughs> Lan bu kim var ya kim? <laughs> kim çok değişik bir adam ya. Ben de seviyorum. Abi, hayat onları güzel ya. Yemin ederim hayatı onlar yaşıyorlar. Valla Kuzey Kore'de gidiyor, internet yok, bir şey yok. 15 Dünya Kupası. Ya şimdi Dünya Kupası dediğin nedir ki abi? Önemli olan onun sevincini yaşamak. 15 senede Kuzey Korolar Dünya Kupası'nı kazandıklarına dair futbol sevinci yaşıyorlar ya. Ulan biz bir kere bile yaşayamadık. <laughs> evet abi burada dediğim gibi tarihsel e, kaynaklarda Hata olup yalan söylenebilmiş mi söylenememiş mi? Aslında biz buna bakıyoruz. Bizim elimizdeki örneklerde birçok örnekte tarihte yalan söylendiği. Hatta e, Osmanlıda bile, e, biliyorsun e, El Ertuğrul'un babasına Süleyman Şah dediler. Yani Kündüz Alp adamın adı Süleyman Şahı uydurdular daha sonra. Yani ya, aynı daha... ulubatlı Hasan gibi uyduruldu bunlar. Aynen abi daha güzel bir 1944 yılı Almanya Ruslarla savaşıyor. Cepelerde yeniliyor. Alman Radyosu. Bugün Ruslara yine yenmeyi başararak daha sonra Moskova'ya doğru ilerleme başladı diyor. Halbuki Alman ordusu yeniliyor kaybediyor yani Ruslar Almanya'ya... Evet Berlin'e girdiklerinde bile Moskova'nın dibinde de sanıyormuş oluyor evet. halk. Evet e, <laughs> aynen. Berlin evet. bombalanıyor halkın haberi yok. Aynen. Ordun <laughs> şey, Top atışlarının Alman as şeylere ordudan ait top atışları olduğu söylenmiş. Ta son ana kadar Alman halkına yalan söylenmiş mesela yani. İşte bu da bir şakkı sadır olayı. Yani çok tartışmalı bir konu. Hı. Aynı kaynakta bile iki ayrı rivayet aynı anda geçebiliyor. İkisi de sahih bu arada. Yani orada bir karışıklık olmuş. Yani e, tenkit açısından e, tenkide tutulmuş. Bu şey ayrı ayrı. Bunları uzun uzun anlatmayayım. Şimdi, Peki abi e... bu iki yaşındaki olaydan sonra yani süt anneye veriliyor. Süt anne aldı götürdü. İki yaşında bu meydana göre. Bahçede oluyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şey, abi dört ya da beş yaşlarında on yaşlarında Hira'da ve Miraç'ta dört ayrı yerde söz ediyor. Ama süt annesinin yanında dört beş yaşlarında dört yaşlarında falan. Zaten bundan korkup geri getiriyor. Bu ne demek kalbi evet. temizlenmek abi? Abi kalpten işte o insani nefis alınıyor. Hatta tartılma meselesi de var. Yani imanı bir de tartı getirmişler bazı kaynaklara evet. göre. Tartıyorlar diyorlar ki işte e, Muhammed'in e, imanını tart diyor i̇manı Allah tart. Şeye. Ha evet. e, Tabii Şeye. Ama o ee, Şimdi bu bana neyi e. anlatıyor? Bu bana neyi anlatıyor biliyor musun? İşte Mısır, Mısır'daki şey tahtı olayı. Aynen, Kalbi tahtılıyor. Tartı, kalbin temizlenmesi. Tartı neydi, neydi o adamın? Neydi şey, o adamın ya? Ne ne, ne e, var bu, Anubis, doğrudur, Anubis. Bu, e, Anubis, Anubis değil mi abi? Yok, Anubis değil. Osiris. Yok, o tartmıyor yapıyor. mu? Tartano değil mi? Ha, Osiris, Tartan, Osiris. Ha, tartano mu? Osiris'in tamam. huzuruna Yiyor çıkar. mu? Eğer kötüyse, kötüyse A yiyordu bu kadar. Altıncı kapı ya da yedinci kapıydı bildiğim kadarıyla. Osiris'in huzuruna çıkar. Ölü, ölmüş adam. Tamam. Evet. Kalbi alınır içine. O yüzden mesela mumyaların hepsinin kalbi şeyindedir. İçindedir. İçindedir. Tamamının değildir. Bir tek, bir tek bir onu bilmiyorum. Ee, kalbi alınır içerisinden. Doğruluk bir teraziye konur. Doğruluk tüyüydü galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama böyle bir ismi var, acayip evet, bir Tüyle tüyle, tüyle tartıyorlar. eğer tüyden ağırsa günahları var demektir. Kalpte günah evet. var demektir. O yüzden ağır gelmiş. Eğer tüyle eşit seviyede çıkarsa o kişinin e, kalbi temiz demektir. E, o yüzden o kişi şeye gider. Yani 8. kapıya, bir sonraki kapıya gider. Eğer kalbi ağır gelirse o anda orada aslan gövdeli, timsah başlı kötülük tanrısı bir tanrıya yem olur. Evet. Şimdi bu... Şimdi bu da kalp olay... temizleme benim aklıma hep o geldi. İşte burada da direkt o yapılıyor. Ee, bazı kaynaklarda. Ee, ümmetinden 10 kişiyle, 20 kişiyle, 2 kişiyle 100 kişiyle sırayla artıyor. Hatta e, e, şey diyor ki Ebu Bekir, Ebu Bekir diyorum şey diyor ki Cebrail diyor ki e, vallahi diyor ümmetinin hepsiyle de tatsak bu gene ağır gelecek yani. Bütün ümmetiyle tatsak imanını. Bunun imanı yine fazla gelecek diyor. Ve böylece ilk bu Şaklı Sadır olayı gerçekleşiyor. Daha sonra Amine'ye götürülüyor Halime tarafından. Halime bu olaydan korkuyor. Muhammed'in başına bir şey gelecek. Ben ailesine ne diyeceğim? Ee, korkusuyla Muhammed'i e, 4 ya da 5 yaşlarında bu olay olduktan hemen sonra götürüp Mekke'ye ailesine teslim ediyor. Hı hı. Ama normalde Muhammed'ten çok memnunlar. Çünkü işte geçileri varmış da işte çok süt geliyormuş. İşte develeri çok iyiymiş. Eve bereket bu, gelmiş falan filan. Bu, Bunlar anlatılıyor. üzerinde bulut bulaşıyormuş. Evet. Onları da anlatacağım. Şimdi abi bu geldi. E, geliyor bir sene sonra diyor ki benim babam kim? Benim babamın mezarına götürün diyor Muhammed. Hı hı. Ve dedesi izin veriyor. Medine'deki dayılarının yanına gitmeye karar veriyor şey ee, annesi. 5 yaşındayken yola çıkıyorlar. Medine'de bir sene kalıyorlar. Bak bu da hiçbir yerde anlatılmaz. Yolda ölüyor dedin. Mesela Ahmet kendi tamam. öyle tamam. demiş. Öldü, yolda ölüyor. Evva bölgesinde dönerken ölüyor. Bir sene kalıyorlar ama Medine'de. Ha, orada kalıyor. tamam. Dönerken. Tamam. Medine'de oluyor, bir yani. sene kalıyor. yani Niye bir Medine'de kabir gibi, ziyareti kabri da babasının. Ha, Babası öldürüyor ya. mezarını ziyarete gidiyorlar. Evet evet. Dedesinden izin istiyor. Dedesi izin veriyor. 5 yaşındayken olaydan bir sene sonra geldikten bir sene sonra. Sonra 6 yaşında geri dönerken de e, annesi ölüyor Evva bölgesinde. Hmm. Yanlarında babasından kalma bir cariye var. İşte hem süt anneliğini yapmış ve hem de dadılığını yapıyor diyorlar ama aslında köledir yani daha sonra da bu köleyi tabi zekle evlendirecek. O kendisi Hatice ile evlenirken. Bu köleyle beraber geliyor. Artık Muhammed'in hayatında dedesi var. Yani önce Allah annesini öldürüyor. Şey babasını Onu öldürüyor. Daha da sonra abi. annesini yani. öldürüyor. Çünkü bunu da söylememe kızmasınlar. Yani Allah öldürüyor. öldüren Yani canla, ölüm, ölüm Allah'ın Allah emri canım. <laughs> yani Allah önce babasını öldürüyor. Daha sonra annesini öldürüyor. Muhammed hem öksüz hem yetim kalıyor. Bunun da büyük hikmetlerini sorularla bir şeyler sayfasından açıp okuyabilirsiniz. Çok büyük hikmetleri varmış falan filan. İşte hak kul hakkı geçmemesi lazımmış. Nereden çıktıysa kul hakkı falan filan anlatıyorlar. Şimdi bunun devamında dedesi işte... Abdülmuttalip çocuğu bağrına basıyor. E, evlatlarından hiçbirine göstermediği şeyi buna göstermeye başlıyor. E, dedesi mesela yanı uyurken odasına kimse giremezmiş, bu girermiş. İşte e, Kabe'nin minderin gölgesinde bir minder varmış. Bu mindere babalarından başka kimse oturamamışmış, gidip bu otururmuş. İşte ya çocuk da şimdi kaç yaşında yani? Oturabilir yani bilmiyorum ben. Diğerlerinin çocuklar oturamıyor yani mu? 12 yaşına kadar dedesi bakıyor diyebilirim ben. 9 yaşına abi. 9 Yani abi. evet olay 6 yaşında gerçekleştiği düşünülürse 3 sene dedesinin yanında kalıyor. Dedesi de 3 sene sonra ölüyor. Evet. E, Allah'ın emri vaki oluyor. Emri hak vaki oluyor. O da ölüyor. 9 yaşında amcası Ebu Talib'in e, yanına Gidiyor çünkü e, en büyük çocuk Ebu Talip ve babasından Mekke reisiği Ebu Talip'e miras kalıyor. Hmm. Şu anda buraya kadar normal değil mi? Şey yok. Karna Biz şey e, Abdullah reislik kalmıyor diyorlar ama reislik kalıyor, bu kalıyor. nasıl kalmıyor? Tabii yani, kalıyor. Ebu Talip yani Ebu Talip Mekke'nin reisi mi gerçekten? Evet evet reisi. Ondan da Ebu Leheb'e alıyor. Bu yüzden Ebu Leheb 3 ay boyunca Muhammed'e dokunmamıştır. Dedesini ve babasını, amcasını cehenneme gideceğini söylediği hutbesi olmasa Muhammed ne Akabe yapacak ne de şey'e gidecek. Ne onun adı? Ha Ebu Leheb ee, ona kızıyor kardeşlerine ve babasına yapmış olduğundan. Yani Sen pek böyle pek laf taşıyor zaten. K karısı odun taşıyacak ya. Hıh. Hepet meteb. Ha karısı Devam. laf taşıyor Ebu Leheb'e. Laf taşıyor koşarak geliyor. Diyor ki sen diyor daha bunu diyor tut diyor kızlarıyla diyor çocuklarını evlendirsen diyor. Bu dedi ki diyor Kabe'nin meydanında benim babam da senin baban da benim amcam da senin amcan da benim dedem de senin deden de hepsi cehennemde dedi birine diyor. Oo. O da geliyor kızıyor. Asabiye var abi bak fark etmez. Şey sen kötülük yapmışsın, iyilik yapmışsın. Dönemin inancını bilmek lazım. Asabiye var. Ee, şey, kabilecilik var. Mesela abi ben geldim seni dövdüm. Sen bir kabiledensin. Sen gelip beni döversen Gandavas çıkar abi. Ne yapacaksın? Sen geleceksin benim kabilemin büyüklerine bana e, beni şikayet edeceksin. Benim kabilem bana ceza kesecek. Sen kesemezsin benim cezamı. Ha. Eğer öyle bir şey e, peki bu ne yapıyor? Kureyş kimseye ceza kesmiyor. Lan diyor yani biz Kureyş'iz diyor ya. Ne yapacaksınız diyor. Bize mi saldıracaksınız diyor. Ha. Yani böyle bir yani Muhammed ben Allah'ın oğluyum da dese, peygamberiyim de dese Ebu Leheb yine de ona eee şey yapmıyor. Ceza kesmiyor. Ee, ceza kesmiyor. Çünkü benim ırkımdan, benim asabiyemden diyor. Ama 3 ay sonra bu olay olunca Muhammed'e diyor ki şu güne kadar sana mühlet. Nereye gidiyorsan oraya git. O da Taif'e gidiyor. Hatta Taif'e dayılarının yanına gideceğini haber alınca Taif'e önce Ebu Leheb kendisi gidiyor. Bütün ticaret anlaşmalarını bozarım diyor. Ha, o yüzden Taif'ten taşlılar Taif'te demek ki. Tabii canım. Yani. Öz dayıları ya. Öz dayıları Muhammed'in. Taif dediğin. Annesinin kardeşleri. Öz dayıları istemiyor yani adam. E, i̇steyemiyor. Ticaret, yani şeyi ne, e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusları, Rus çarını e, akrabaları olan kralları kurtarabildi mi? Ya. Yani aynı mesele değil mi sence? Yani tarihte bunun örnekleri de var yani. Yani Herkese, ticaret anlaşmaları akrabalıktan daha üstün gelmiş. Çok daha iyi üstün geliyor bence. Ebu hep de acayip bir adammış ha. Bayağı bırak tayife gitsin adam. Gerçi hoş yani tayife. Medine gitmesi de belki daha iyi olmuş diye düşünebilirsin de. E tabi. Yani. Medine peki nasıl Medine. kabul etmiş. Medine biraz uzak kalıyor tayiften. Medine'liler abi bir yalana tutunuyorlar. Ee, bir abi o dönem ravilik diye bir sistem var. Konu çok uzuyor ama anlatalım bunları bilsin insanlar. Ravilik denen bir sistem var. Ravilik hikayetçilik abi. Hikaye uyduran insanlar var. Köy köy geziyorlar. Hikaye anlatıyorlar. Masal anlatıyorlar. Ha, var Bunlardan Hı -hı. Bunlardan Ayşe'nin Ayşe'ye iftira attığı gerekçesiyle sopayı yiyenlerden bir tanesi Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ile Akabe biatında buluştuğunda Muhammed diyor ki seni Medine'ye kabul ettiririm diyor. Onlara Kureyş'e öyle kötüleyeceğim, öyle kötüleyeceğim ki diyor. Kureyş'in adını duyduğunda hepsi diyecek diyor. Tamam bizim yanımıza gelsin diyecekler diyor. Muhammed diyor ki ben Kureyş'tenim. Yok diyor. Senin baban diyor. Orada ölmedi mi? Evet, orada öldü. Senin diyor deden, baban diğerlerinden başka bir kadından, değil mi diyor? Amca, hani başka bir kadının çocuğu. Diğerlerinin yani, annesi bir bazılarının. Yani. Tamam. Ee, baba yok yok babanın şeyi. E, annesi. Abdullah'ın annesinden ha, annesi, bahsediyor. Ha, baba annesi. Yani. Ama diğer mesela Hamza'nın e, annesi Hale, Abdulmuttalib şey Ebu Talib'in ki falan değişik ya abi isimleri. Birçok anneden çocuklar ya bunlar. Abdullah'ın annesi bir başkası. Yani ayrı birinden. Hmm. Tek başına. Diyor ki senin diyor deden Abdülmuttalip Medine'den geçerken şöyle bir kız görmüş. Ondan evlenmiş. Abdullah ondan doğmuş. Ben evet, bunu evet. yayacağım ortalığa diyor. Evet, evet. Bu yalan abi bu yalan. Öyle bir şey yok. Bunu Hasan bin Sabit uyduruyor Medine'ye gidip anlatıyor. Medine'lerde de asabiye kültürü var. Ulan bu bizim akrabamız deyip alıyorlar yanlarına. Böyle oluyorlar. Hımm. E o zaman önce yani bir akabe taktik, biyatı dedikleri konu bence, bu. Bence güzel bir taktik yapmışlar. Yani günümüzde de olsa önce bir propaganda önce Tabii. Bir propaganda, bir olumlu bir propaganda yaptırsın. Ondan sonra Çünkü umlu... birinci akabe biyatıyla ikinci akabe biyatında biliyorsun şey var. Birinci akabe biyatında yapıyorlar. Adamlar gidiyor Mekke Medine kabul edecek mi? Ediyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Tekrar biyat ediyorlar falan var ya. Ha, anladım. Demek ki şöyle bir nokta var. Yani adam demiş ki de, kardeşim ben, ben seni kabul ettireyim. Önce biraz propaganda yapmak lazım. Halkı biraz alıştırmak lazım. E bir propaganda yapmışlar. Kureyşler şöyle Kureyşler böyle. işte Muhammed e, onlardan değil. O bizdendir filan. Yani bizim akrabamızdandır filan. Ha ondan sonra da kabul ettirmişler. Ha, yani iyi. Yani o zamandan bulmuşlar. Propaganda, reklam vesaire gibi konular o zamanlar varmış yani. Evet. Şimdi konumuza gelince abi 9 yaşında ya da 8 yaşında işte kaynaklar bu konuda çok şey değil. Hep Abdülmuttalip vefat ediyor. Amcası Ebu Talib'e kalıyor Muhammed. Ebu Talip Muhammed'i çok severdi, yanından ayırmazdı gibi şeyleri bir kenara bırakırsak, benim kafama oturmayan bazı sorular var. Ben bunları size de soracağım. Çünkü ben bunu soruyorum kendime. Hı. Sana sorayım mesela abi. Sağ. Senin mesela böyle işte yani Allah gecinden versin. <laughs> Kardeşlerinden böyle bir şey olsa falan. Yeğenini yanına alsan. Çocuğun gibi bakar mısın? Bakarım. Niye bakmayayım? Değil mi? Abdülmuttalip de öyle yapmıştı değil mi? Yani çocuğu gibi bakma şey de iyi bir insan oldu söylenir. Peki güzel. Güzel. Çok güzel. Ali okuma yazma biliyor mu abi? Evet. Abdülmüttalip oku şey e, e, Ebu Talip okuma yazma biliyor mu? Yani büyük ihtimalle. Tam %120. Biliyor. Ama... Biliyor. Şiir yazıyor çünkü. Onu da ha, söyleyeceğim. İyi. O da şiir yazıyor bu arada. Hı -hı. Şiir yazıyor hepsi zaten. E, Cafer okuma yazma biliyor mu? Ali'nin abisi. Cafer Tayya. Evet evet. O da biliyor. Muhammed okuma yazma biliyor mu? Vallahi bilmiyor diyorlar. <laughs> Şimdi Abdur şey Ebu Talip çocuklarına okuma yazma öğretirken Muhammed'e niye öğretmemiş? Net bir soru. Bence öğretmişti bazı kabul Niye niye koyun güttürmüş ona? Niye yani Ali'nin hayatında deve çobanlığı yokken Muhammed'in hayatının başlangıcı deve çobanlığı? Vallahi açıkçası ben, ben o konularda şüpheliyim çünkü niye yani Ali konusu çok fazla Ali çok fazla e, abartılıyor da olabilir. Bak bu da bir çünkü Ali'nin İsa e, benzeşliği de çok. E, yani e, İsa yani, bir, bir ara gezmiş işte Muhammed Ali diye falan. Yani Allah ya işte ya hak ya Muhammed ya Ali üçleme vesaire işte 12 imam. Yani ya çok... da Muhammed Ali Rab şeyden dolayı Muhammed Ali Rab kuru biliyorsun üçleme e, Muhammed ve Ali'nin ebced değeri toplamı Rab'ın ebced değerinin toplamına eşit. 202 oluyor toplamı. 110'a 92. Yani ee, <laughs> şey işte diyorum ki acaba yani öyle bir durum da olabilir. E, o Bilmiyorum. Ben sadece aynı soru günü soruyorum. Gününde, canım, gerçi hoş. E, çobanlık yapan e, İsa İsa marangozdu değil mi? Çoban değildi. Mar marangozdu evet. evet. İsa marangozdu aynen. O yüzden Ali'ye Ço çobanlık yaptırmamış olabilir belki. O yüzden diyorum. Bir de bir daha abi ben sana gönderdiğim resimlerden bir kabe içi resmi var. Gösterebilir evet, misin? Gösterebilirim. Bu kabenin içi. Şu, evet. Şu. Şunu biraz büyütebilir miyiz abi? Evet. Bak orada bir tane sandık var ya, bir şey var orada ya. O ne ki? Bu mu? Şu mu? Bu, beyaz. Evet evet o mermer kaydı var evet. Ne bu? Yani biz bunu hep rivayetlerden duyarız ama ben, benim benim elimle Raşid el Din'in e, ee, Pers yani İran'da 1307 yılında bastığı e, neydi kitabın adı? Hmm, hemen bakayım abi. Merak ediyorum <laughs> bu kitabı. Camil, Camil Tevarih. Yani? Camil Tevarih. Ee, Camil Tevarih adlı kitabında aslı şu anda Edinburgh'da herhalde şeyde Skotland'da. İskoçya mı oluyor Skotland? Evet. Ben onları hep karıştırıyorum. Skotland'ı, İskoçya herhalde. Orada aslı olan, sana bir resim gönderdim. Ona bakabilir miyiz abi? Şimdi mi gönderdin? Yo yo, başta gönderdim. De, ha, Gene Kabe'nin içi, direkler olan. Tamam. Bir resim var. Tamam, Şimdi direkler olan. Şu an onu gösteriyorum. Sen yani daha, yok başka, başka resim abi. Geç, başka, devam et. Başka resim de kaldı? bakayım, bana başka resim mi gönder? Nerede? Minyatürler var ya abi. Ha minyatürler ne, hangisinden bahsediyorsun? Doğumu. Doğuma. tamam dur dur şundan bahsediyorsun. Evet evet yaklaşalım abi yaklaşalım biraz biraz daha yaklaşalım ekran bozulmuyor. Bir, evet çok güzel. Bakın o Kabe içi resmi hatırlayın dostlar. Kapıyı görün. Kapı sağ arkada gördünüz mü? Kapı sağ arkada abi bak görüyor musun kapıyı kapının yerini. Bir dakika dur bakayım. Şu evet gibi. evet onu düşün. Bir de bunu gör. Abi sağ arkada kapı var. Ortada iki tane direk var. Solda bir direk daha olacak yani. Resme hepsi girmemiş. Hmm. Bu ortada. içinde mi doğmuş diyorsun? E, bu resme göre öyle. Muhammed'in Kabe'nin içinde doğduğunu tasvir eden bir e, şey bu. Minyatür. Ve melekler var zaten. Raşid Eldin e, bu minyatürü e, kitabına çizmiş. E, Camil Tevarik kitabının adı. Bu şu anda İskoçya'da müzede sergilenen bir eser bu. Hmm. E, melekler evet alıyor. Orada bakın Muhammed'i görebilirsiniz orada küçük bebek halinde. Hı hı. Bu İslami kaynaklar yani bunlar. Bunları birileri yapmamış. Kabe'de doğduğuna inanılıyor yani bir dönem Muhammed'in. Hmm. Ama şu an öyle değilmiş. ki senin? yüzü çok net. Yani o onun için çok fazla şey var. Yüzü karalanmış çünkü o resimde. Aynen. O adamın arkasında da üç tane kız var fark ettiysen. Evet. Yani ona e, çok farklı şeyler söyleyenler var bilmiyorum. Yani çok farklı iddialar var. O resimdeki o yaşlı e, bir adam silüetindeki kişinin biliyorsun yaşlı bir adam silüetinde evet. e, heykelleri bulunan bir put var. Belki o olabilir. Ha şu dedesi zaten sağdaki arkadaki dedesi. Bu Abdülmüttalip. En sağdaki evet. Ben göremiyorum senin mouse'unu. Sandalyede oturan. Evet evet o Abdülmuttalip kapının eşiğinde oturan. Aynen yani Kabe içinde... Şu, şu şunu e, çok acayip. Mesela şuradaki şu örtünün sanki Kabe'nin örtüsü gibi duruyor olması. Abi Kabe zaten burası ya. Aç biraz önceki resmi görelim yani. Burak abi. E doğumda meleklerin olması. Bunlar Elindeki bu doğ... gördün mü abi bu arada? Şunu diyorsun herhalde. Şu ortadaki. Meleğin elindeki bu evet. O evet, hala Kabe'nin tepesinde asıldır onlardan. Mesela. Evet. Dur onu gör... ha, onları görmüşüm. Şurada. Şöyle yaklaştırayım bakın. Şurada budanlıklar. O zaman Muhammed'in evet. Kabe'nin peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kabe sürekli 3 temel üzerine 3 direk üzerine mi kuruluyormuş ki acaba? Abi onu da hemen söyleyeceğiz. Bak o ikinci bir yeşil alan var yukarı taraf. O tamam. sonradan yapılıyor. Ona birazdan gelelim abi. He, Kabe'nin asıl boyu şu şu kadar. Evet, asıl boyu o kadar abi. Çok e, küpten ziyade e, dikdörtgenler şeyine benzemiş benim. Üstü açık abi. Kabe'nin üstü kapalı değil o dönemde. Ha açık. Ha. Bu resmin yapılması e, yapılmasını işte o yüzden anlamıyorum. Kabe'nin üstü açıkken neden e, direklere ihtiyaç duymuşlar? Yani daha sonradan yapıldığı belli, yakıştırma olduğu belli. Tarihi istedikleri yönünde çevirmek için bir propaganda aracı bu resim ama tutmamış. Bugün biz bunu bilmiyoruz. Aynen. Tutanlarını biliyoruz ama. Tutanlarına bu, geliyoruz. Bu, bu resmin yapılış tarihi ne? 1307. 1307 derken miladi. Evet. Miladi 1307 ise yani şeyden sonrası e, Kabe'nin yıkılmasından sonrası belki ondan dolayı olabilir. Hayır yani, ama başlangıcı o, bilmiyor. Bunu yapan adam Muhammed doğduğu dönemde e, Kabe'nin üstünün açık olduğunu bilmiyor. İşte Bilmiyor çünkü niye? Muhammed'in doğduğu dönemden 600 yıl sonra yaşamıştı. Onu da anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani adam bilmiyor. Çünkü Muhammed 35 yaşındayken Kabe'nin üstü kapatılacak. Doğduğunda hmm. üstü açık Kabe'nin. Hmm. Daha ee, sonra tek tekrar kapatılacak. Bey söyledik biz şu an değil mi? Ee, Mekke gözlüğü, Abdülmuttalip bırakınca. vefat etti. Onu da söyleriz abi. Evet. Muhammed şöyle bir şey söylüyor abi. Resimde, geçen resimdeki kişi sayısının 12 olması da çok ilginç. Bak bir de resimde 12 kişi var dedi. Sayalım. Öyle mi gerçekten. 3 4 5 6 7 8 9 Muhammed 4, hariç 10, mi yoksa? 12. Muhammed hariç 12 kişi yok, 13 kişi var. Bunu Toplam saymazsak yaşlı adamı saymazsak ve Muhammed'i saymazsak 12 oluyor. Ha ya da ki. ya da şöyle bir şey olabilir. İnsan olarak sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Melekleri saymadım. Hım. 12 Peki insan... bir şeyler çıkarılabilir. <laughs> Peki bir Aynen. şeyler çıkarılabilir. Ya 12 insanda melekleri saymayacaksın ya da melekleri sayıp şu e, karakteri ki bu karakter kim olabilir Muhammed'in küçük bebeklik halini saymazsan yine 12 kişiye denk gelir. Ya da 12 artı 1. Hı -hı. Abi beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi de pek güzel yaptı diyor Muhammed. Hmm. Ya sen bir sürü şey yaşadın. Yani, Çocuklarından dolayı terbiye olmamış. Tadıoğullarında, hayır Tadıoğullarında sen kaldın, orada Arapça öğrendin, oradaki insanlardan bir şey kaptın, dedenden bir şeyler kaptın. Sen niye böyle bir şey söylüyorsun ki beni Rabbim terbiye etti? Bunu e, söyleyen insana göre insanların ona hiçbir etkisi olmamış ve olamazmış da zaten. Bir şey yazmış Baykuş Hamit. Edip Yüksel'e göre Hı -hı. 19 kişi var diye. <laughs> Oradaki 7 kişi daha sonra silinmiş falan buluyorlar. Şey, yok, şimdi 13 kişi var. Normalde 13 <laughs> çıkıyor ya. 13 mi? 14 çıkıyor hatta. Ee, 14 kişi var. Geri kalan 5 kişiyi silmişler. 5 kişiyi silmemişler abi. 5 kişi sol tarafta. Hani Kabe 3 direkti ya. <laughs> Aynen, öbür hani sol tarafta kalmış şimdi. onlar. Onlar sol tarafta kalmış falan. Resmin 5 kişilik kısmını kesmişler. Eee Abi anne ve babasını gerçekten anne babasını, ailesini kaybeden bu çocuğun yerine koyun kendinizi. Bu sözü söylemek için karşınızdaki kimseden ya bir şey öğrenmediniz, yani ki bu mümkün değil. Sen bir şeyler okumayı, yazmayı ya da konuşmayı onlardan öğreniyorsun. Rabbim beni terbiye etti. Terbiye, Rableşmek kökü, kökü öyle oluyor. Terbiye biraz ahlakla alakalı gibi gözükse de Rableşmektir asıl mana. Ya orada acaba? Ee... İçten içe bence kinli herkese. Bu lafı söyleyen bir adam. Ya o ondan dolayı değil de yani şundan dolayı söylemiş olabilir mi? İşte, hayat insana e, insana dersler verir, nitelikler verir. Ve bu derslerin nitelikleri verenin hayatında aslında Tanrı'nın bir isteği olduğu görüşten yola çıkarak hareket etmiş olabilir mi? Yani Olabilir. Kendini çok önemli görmek. Aynen. Yani Hadi Rab ben beni terbiye etti. Nasıl terbiye etti? İşte insanlar aracılığıyla, hayat aracılığıyla, yaşadıklarım aracılığıyla terbiye etti. Şekle düşünmüş olabilir mi diye insan aklına gelmedi. Çünkü bunu soracaklar. Sen bunu söyleyince. Peki. Öyle olsun. Ben Hı -hı. devam ediyorum. Hı -hı. Biliyorsun bir de çok önemli bir Rahip Bahira olayımız var. Evet. Şimdi burada arkadaşların kulaklarını böyle dört açmalarını, eğer başka bir işle uğraşıp alttan yayını izliyorlarsa yayını alttan izlememelerini istiyorum. Çünkü anlaması biraz gerçekten zor olabiliyor. Baştan beri biz tarih hatalarını, tarihteki yanlışları bilerek neden yalan söylediklerini anlatıyoruz. Bu da çok önemli bir örneği var. Şey yapalım abi, o Bahira'nın resmini açalım abi. Tamam, açtım. Evet. Bu aynı kitabın, aynı kitabın, aynı kitabın Bak abi sağ taraftaki Rahip Bahira, yanındaki Nastura. Biraz büyütelim abi. Biraz daha. Evet biraz. Evet çok güzel. Bak abi sağdaki şeyde olan o şalı yerlere doğru pencereden bakan var ya. Bak, tamam sağ bu taraf. Rahip Bahira. Yaşlı olan Bahira sağdaki de Nastur abi. Tamam. Rahip Nastura onun halefi. Burası işte peygamberin 8 ya da 9 yaşlarında. 12 yaşı diyen de var bu arada. Ee, Şam'a yolculuğa giderken amcası Ebu Talip'le beraber bak üzerindeki buluttan bak esans mesans döküyorlar Muhammed'e gördün mü bak melekler. Ha evet ben de onu diyecektim. Yukarıda o küçük mı? olan iki yana saçlarını sarkıtmış olan çocuk Muhammed. Şuradaki bu nerede sergileniyor hangi müzede? Aynı yerde abi. Scotland'da. Ha İskoçya'da. Burada anlatılan Rahip Bahira'nın o şeye gittiği zaman değil mi? Oradaki e, o olayı anlatıyor herhalde. Evet evet oradaki olay işte. Hani biliyordu diye arkadaşlar ben söylemedim. Ebu Talip'le ticaret amacıyla gidiyor. Hatta ağlıyor diyor ki beni de götür diyor. O da çok üzülüyor. Tamam ben de götüreyim diyor. Rahip Bahira burada e, Muhammed'i görüyor. Bakıyor ki üstünde bulut var. İşte bunları yemeğe çağırıyor. Yemeğe geliyorlar. Bakıyor ki kimse öyle bir durumu yok. Diyor ki ya aranızdan kimse kaldı mı? Diyor ki evet bir çocuk vardı yanımızda onu develerin başına bıraktık. Deyince diyor ki hayır onu da getirin deyince onu getiriyorlar. Ve Rahip Bahira o zaten anlatıma baktığınızda Rahip Bahira bir şey çağırınca bunlar çok seviniyorlar. Çünkü bunlar gayet ilkel bir toplum. Hani Rahip bizi çağırmış yemeğe falan çok seviniyorlar. Hmm. Ben Müslümanken bu sevinci anlayamıyordum. Çocuğum onu Rahip çağırmış ne olacak yani bir yemek verecek. Ama dün topluma baktığında anlıyorsun. Yani Rahip bize bir ihtimam gösteriyor. Hı hı. Büyük bir şey yani. E, sonra işte Ebu Talib'i çağırıyor. Diyor ki bu çocuğun diyor neyin oluyor? Oğlum diyor. Olamaz diyor. <laughs> Kesinlikle olamaz diyor. Kenan komutan gibi Rahip Bayra. E, diyor ki bunun babası daha doğmadan ölmesi lazım. E, Ebu Talib de diyor evet benim kardeşim öldü. Bunun, bu benim e, yeğenim diyor. Tamam diyor bu diyor peygamber Aman ha diyor, bunu diyor götürme, buna zarar verecekler diyor Yahudiler diyor. Hatta kendi müritlerinden üç kişi de çocuğa zarar vermeye çalışıyor bazı kaynaklarda. Rahip bayra bunlara engel olup gönderiyor. Ee, bir kaynakta e, Ebu Talib'in kervanı gönderip kendisinin Muhammed'le beraber geri döndüğü yazılırken, diğer bir kaynakta yanına Ebu Bekir ve e, Bilal'i de verdiği söyleniyor. Diyorlar ki ya Bilal ve Ebu Bekir'le beraber Muhammed'i geri gönderdi. Yanındaki iki üç tane adamla beraber. Ya Ebu Bilal nerede? Ebu, ne Ebu Bekir nerede? Biraz... Siz buraya nasıl girdiniz bu Aynen, mevzuya? Geldiniz. Nasıl bunu e, girdiniz? Bunun örneğini de vereyim abi. Bunun örneği Kur'an'da yine var. Davud'un hikayesinin Taberi'ye göre söylüyorum. Davud'un hikayesinin anlatıldığı ikinin ikincisi ayetine bugün herkes Ebu Bekir manası veriyor. Taberi buna şaşırıyor. Diyor ki lan buna niye böyle mana veriyor bunlar? Bu hikaye diyor Davut'un diyor Calut'la savaşırken Calut'un oğluyla beraber bir mağarada kaldığını. Bu mağara hikayesi var ya abi. Ne? Ha. Hani Ebu Bekir'le mağarada. Öyle bir ha. şey yok. O Davut'la Calut'un hikayesi Kur'an'da da yazıyor. Ha, bir dakika bir dakika. ne oldu? Bir dakika. Bir mezmurlarda geçer abi. Şeyde e, Zebur dedikleri kitap var ya Mezmurlar. Evet. Mezmurlarda geçen ee, bir mağara hikayesi var. Yine ama mezmurların devamında da buna işte örümcek geliyor, av yapıyor, işte kuş geliyor. İlkinde aslında yok. Daha sonradan ekleniyor ama zamanla. Bunlar mezmurlar, ilahiler biliyorsun. İlahi yani. Bu ilahilere eklemeler yapılıp bu hale getiriliyor. Zaten Kur'an'da da ikinin ikincisi derken işte Davut'la Calut'un oğlundan bahsediliyor olaydan. Ee, ama buna bütün İslam neden e, Ebu Bekir ve Muhammed diyor? Çünkü bir gün Ebu Bekir halifeyken bu ayet okunurken bir yerde Ebu Bekir ağlayarak benden bahsediyor diyor. O benim, o benim diyor. İkinin ikincisi benim diyor. Bütün İslam alemi diyor ki tamam lan, böyle bir olay olmuş. Hayda. Böyle bir olay, olay Muhammed'den sonra çıkartılıyor yani ortaya. Tabii 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 yok. O, bu olay yok. Yani daha sonra neler yapıyor, neler olmuş o olayda. İşte bir tane yılan gelmiş Ebu Bekir'in topuğundan sokmuş. Demiş ki niye soktun demiş Muhammed yılana. Yılan demiş ki ben demiş 500 senedir seni bekliyorum. Buraya gelecek dediler peygamber. Burada yatıyorum kalkıyorum. E, bu benim seni görmeme engelledi. Ben de o yüzden soktum falan. Ondan sonra yılan oradan bir delik açıyor. Oradan cennete gidiyorlar falan. Neler anlatılıyor? Bu konu uzun yani. <laughs> ölüme geçti. <laughs> hani ne oldu? Şey, ölüme geçti ya. Yani. <laughs> Gol sırasında öne geçen ev hanımı gibi. Eee <laughs> İki dakika mola verebilir miyiz abi? Tabii verebiliriz. Tamam. Ben bir hızlıca bir çay alayım geleyim. Tamam. İki dakika mola. İlginç. Dur ben şöyle geçeyim. Baya ilginç. <laughs> i̇şte hikayelerin, bazı hikayelerin bu şekilde sonradan e, eklenmesi ya da sonradan e, yaratılması durumları her zaman olabiliyor tarih boyunca bir hikaye birisine aitken bir bakıyorsun başkasına ait hale gelmiş. Robin Hood hikayesi, Kral Arthur hikayeleri, işte İsa hikayelerinin tamamı bundan bahsediyor. Hatta işte Mevlana, işte Nasrettin Hoca, ne bileyim işte Köroğlu gibi hikayeler de bunlar içerisine konulabilir. Aslında o hikayelerde içerisinde olmayan, gerçeklerle alakası olmayan ama sonradan insanlar tarafına hoşa gittiği için belki de hoşlarına gittiği için söylenen şeyler. Yani ilginç. Ee, Marhum attığı resimleri Discord'da paylaşabilir miyiz? İnsanlar faydalansın. Paylaşabiliriz tabi. Uçaklık Kratis. Çağrı filminde Kabe çatısı kapalıydı. Ya Çağrı filmi dünyanın dünya tarihinin İslam tarihi açısından en en İslam tarihine uzak filmlerinden bir tanesidir. İnsanlar sever çünkü uzak olduğu için. Yani İslam tarihini gerçekten anlatıyor olsaydı yani İslam tarihiyle ilgili gerçekten bilgi veriyor olsaydı Zaten e, belki de bu kadar popüler olmayacaktı ya da insanlar ya karşı çıkacaklardı özellikle Müslüman ya böyle film mi olur falan diye bu nedenle e, çağrı filmi e, yapıldığına ki ben bununla ilgili bir şey yapmayı bile planlıyorum çağrı filminin yapımlarında yapımında e, kullanılanlar te, tamamıyla hani biz ne yapalım da insanların sevebileceği bir film yapalım hesabında bir Hollywood filmi İslamla hiç alakası Yok. de hiç alakası yok. O tamamen bir Hollywood filmi. O bir film. Yani bir değeri yok. onun. Hiçbir e, bilgi değeri yok. Tarihi kaynak değeri hiç yok yani. Orada her şey yapılabilir. Yani Kabe'yi üstü kapalı da yapabilir. 800 metrede yapabilir. Kabe'nin yanında Hilton'da anlatabilirlerdi. Muhammed zamanında böyle Hilton orada falan diye. <laughs> Şey demiş Ahmet abi Yakup Deniz canlı yayında sana meydan okudu. Karşılıklı reklamları kapatalım dedi. Meydan okumasını kabul ediyorum. Kapatalım ama kendisi Türkiye'ye gelecek. Tamam. Türkiye'ye gelsin. Kapatalım. Reklamları kapatıyoruz. Karşılıklı. Bana uyar. Ama Türkiye'ye gelecek. Çünkü kusura bakmasın <laughs> Almanya'da yaşayıp 20 euro 30 euro elektrik faturası vermiyorum ben. Bana göre elektrik faturası 660 lira. Asgari ücretin yaklaşık olarak ee, kaçta kaç olur? Sekizde biri mi? Ya yani yaklaşık olarak sekiz, yedide biri. Ben asgari ücretin yedide biri elektrik faturası, yedide biri doğal gaz faturası, yaklaşık olarak asgari ücretin sekizde biri kadar da su faturası veriyorum. Ve asgari ücretin yarısı kadar kira veriyorum. Anlatabildim mi? Kapatalım. Tamam. Yiyorsa, sıkıyorsa, yiyorsa gel Türkiye'ye bu şartlar altında geliş kapat bakayım reklamları kapatabiliyorsun. Bu Türkiye'de emekli maaşı al da bak bakayım kapat bakayım kapatabiliyorsun. 2000 lira emekli maaşı alan insanlar var bu ülkede. 2500 lira 3000 lira emekli maaşı alan insanlar var bu ülkede. 3000 lira emekli maaşı alan insanlar bu ülkede başka başka işler yapıyor. Şimdi bana diyorsa ki reklamları kapat tamam ben o zaman ne yapacağım? Reklamları kapat. O zaman benim oturup nasıl ben geçimimi sağlayayım? Ben burada benim burada bu işi yapmamın karşılığını aldığım bir para var. Evet. YouTube gelirim var. Tamam. Hiç kimse de inkar etmiyor zaten. Ben bu YouTube gelirini burada alabildiğim için bu yayınları yapabiliyorum. Yoksa ben burada YouTube gelir alamıyor olsaydım benim bu yayını kapatıp şu anda oturup kendi işlerimi yapıp ailemin geçimini sağlamam gerekiyordu. Çünkü kusura bakmayın bu ülkede asgari ücretle yaşayan bir adam bir tek asgari ücretle geçinemez. Bir de çocuğunuz varsa hiç geçinemezsiniz. Almanya'dan sallamak kolay. O bir tane onun şeyi var. Yalakası var bir tane. Almanya'dan sallıyordu. AK Parti eleştirmeyen ateist değildir diye. Gerizekalı kaçmış gitmiş de Almanya'ya. Kendisi tüymüş gitmiş Almanya'ya. Almanya'da AK Parti eleştirme de. Gel lan Türkiye o zaman. Gel Türkiye eleştir. Bakın ben Türkiye'de yaşıyorum. Gel Türkiye'ye Türkiye'de eleştir. Ben de gidip Almanya'da yaşasam. Ben de 20 euro ayda 20 euro elektrik faturası versem. Aa, Almanya'da çalışsana çalışmasana 400 lira sana para veriyorlar. Evinin kirası eğer 57 metrekareye kadar evin, evin kirası sana e, kiranın parasını veriyor Alman hükümeti. Çocuğun için para veriyor. Hadi bakalım. Ne bu, burada asgari ücretle geçinen insanlarız. Ya orada sallamak Reklamları kapat tabi canım. Allah Allah. Reklam tabii kap olur. Aynı şartlar altında yaşayalım. Kendisi kapatmayı yüreği yetiyorsa ben de kapatacağım. Ama Türkiye'ye gelecek. ilginçler ya. Bir öbürü başka, bir tanesi başka, bir öbürü başka. Almanya'ya gitmiş PKK'yı eleştirmeyen ateist değildir ha. Almanya'dan eleştire şey PKK diyorum. AK parti eleştirmeyen ateist değildir diyor. <laughs> Lan gelsen o zaman buraya. Gel Türkiye'ye. Gel orada söylediklerini bu Türkiye'ye söyle bakayım seni sabaha bırakıyorlar mı? Öyle gitmiş oraya. Ee, ki açık olarak söylüyorum. Ne işte ne güçte uğraştı bile işe değil. Kitabını Almanya'ya gitmiş kitabını satmak için elinden yeni <laughs> yapmaya çalışıyor. Ben kaldım gelini kapat filan neyse boşver ya. Ee, yani, yani saçma sapan adamlar gerçekten saçma sapan adamlar yani. Neyse ee, eğer gerçek, bu arada gerçekten böyle söylediyse bilmiyorum belki böyle söylememiş. Ee, tür, onu da bilmiyorum ama eğer dediğiniz gibi gerçekten böyle bir meydan okuma yapmışsa yani Gel o zaman Türkiye. Ben meydan okumasını kabul ediyorum. Ama tek bir şartım var. Türkiye'de gelecek bunu söyleyecek. Türkiye'ye girecek. Burada ikamet adresi alacak. Oturacak İstanbul'da. Benim gibi. Ondan sonra emekli maaşıyla geçirecek. Almanya'da maaşını almak yok. Burada. Türkiye'deki emekli maaşıyla geçireceksin. Yayın yapacaksın. Para gelinde açmayacaksın. Ben de sana helal diyeceğim. Tamam. Ben de açmıyorum anasını satayım diyeceğim. Bu gerekirse başka iş yaparım. Gece gündüz çalışırım. Hadi bakalım. İlginçler. Evet Mars biz devam edelim. Boş ver. Şimdi abi Tarihi Tabirinin 3. cildinin hı hı. 16. sayfasını bizzat okuyorum. Hı hı. Şimdi aslında hı hı. E, bu hikayeyi sen biliyordun değil mi? Şey Rahip Bahir hikayesini mi? Evet. Evet biliyorum. Yani çok Peki Tabiri de açıp okudun mu hiç abi? Yok. O zaman ilk defa duyacaksın bunu böyle bu şekilde. Hı hı hı. Uzunluğu anlatmayacağım abi sadece son olarak Bahira'nın konuşmasını hı hı. okuyacağım kısa bir şey. Hı hı. Ve bence fark edeceksin direkt. Neden bunun böyle yazıldığını. Niye 9 yaşına, 9 yaşında gittiğini söylediklerini. Kaç yaşında gittiğini de söyleyeceğim ben. Hı hı. Bu çocuk bütün halktan uludur ve Allahu Teala'nın peygamberi olsa gerektir. Ondan önce gelen kitaplarda bütün sıfatları ve özellikleri ve adı vardır. Ben 70 yıldır ki onun peygamberliğini gözlemekteyim ve sana Allah'a ant veririm ki bu çocuğu Şama götürme ta ki Yahudiler ve Rumiler yani Bizanslılar bunu sade görüp öldürmek istemesinler. Ancak onun onu öldürmek kimsenin elinden gelmez. O zaman niye götürmesinler kardeşim? Sen ne anlatıyorsun bize ya? Ancak onu öldürmek kimsenin eline gelmez. Ben kitapta şöyle okumuştum ki o bir avulu zehirli oğlak yemekten zarar görecektir. Birkaç yıl sonra da dünyadan ayrılıp gidecektir. Şimdi gel bu çocuğu yine Mekke'ye gönder dedi. O da bu çocuğu geri yollayın. Kendinizi bu tehlikeden kurtarın dedi. 17. sayfaya geçtim. Bunun üzerine Ebu Talip de peygamberi geri Mekke'ye gönderdi. Kendi kullarından bir kişiyi de onun yanına verdi. Ve Ebu Bekir ile Bilal'i de birlikte yolladı. Peki. Benim... Bir şey fark ettin mi abi? Bir şey fark ettim. Bugün Peki, onu... bugün propagandaya ihtiyacı olmayan bir meselenin propaganda kısmı gitmiş. Aslında biz masalını hatırlıyoruz. Ama propaganda kısmını kimse bilmiyor. Burada bir propaganda var. Fark ettin mi? Ne gibi? Muhammed nasıl öldü? Ha işte onu anlatacağım. Onu, onu diyeceğim sana. Muhammed ölmeden birkaç sene önce bir kadın onu zehirlemeye çalışmamış mıydı? Abi çok güzel. Bak bunu söylüyor zaten. Bu kimin savunması? Taberinin hayır Ayşe'nin savunması. Ha şeyi söylüyorsun tamam ha hikaye. Benim Ay ağzımda ağzımda o kadının verdiği geçitini ya böyle bir şey olmadı bütün burada çık çıkartalım abi bu zehirle poison poison ne deniyor onlara? Bu poison rock mu deniyor? Ne deniyor buna? Şey <laughs> şey zehirle uğraşan bilim adamlarına ne deniyor? Bilmiyorum. Çıkaralım. O dönemde 3 yıl 4 yıl ileriye etki edecek zehir var mıymış ya? Yok abi dünyada. Altay ay ileriye etki edecek zehir bile yokmuş o dönemde. Birkaç günlükmüş en fazla zehirler. Öldürüm... Evet, öldürme zehirlerine bakarsak mesela o döneme ait olan ya da o döneme yakın dönemlerde kişiler. Mesela İskender. Zehirli şarabı içtikten iki gün sonra ölür. Yani, ya da üç gün sonra. Melişah. Zehirli yemeği yedikten 3 ya da dört gün sonra o tam bilinmiyor. Ölür. Bunlar alt üç sene sonra öldü diyor ya. Ve bu yalan olduğu bugün belli. Bu zehirleetten hani, hani ölmediği bu belli. Hemen ölmüştür anında. Onun zehri çok etkili. İçtiği anda ölmüştür hani bu. Ve şunu söylüyorum abi. Buradaki meselenin propaganda kısmı unutulmuş bugün. Masal kısmı insanlara anlatılmış. Peki, 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 propaganda söyleyeyim. kısmı bu abi. Ee, avulu bir zehirli oğlaktan yiyerek e, birkaç yıl sonra ölecektir kısmı. Yedikten birkaç bu. yıl sonra. Evet. Yedik bunu söylüyor şey. Taberi bak Taberi'nin 3. E, üçüncü Ama yüzyılın 16. sayfası. Acaba o zehir etki etmeyecek sadece aradaki farkı belirtmek için söylüyor olabilir mi? Ha, hayır hayır söylüyor bak zehirli oğlak yemekten zarar görecek diyor. Ha. Birkaç yıl sonra da dünyadan ayrılıp gidecektir. Peki, Sanki zehirden onun, öleceği söyleniyor. Onun şey için işte şuna getirecekler. Yani tabii ki, Peki bunu kim uydurmuş peygamber. abi? Ha? Peki bunu kim uydurmuş abi? Bu konuyu biz nereden biliyoruz ya? Bilmiyorum, yani rivayetler benim, değil mi bunlar? Benim aklıma şu geliyor abi. Ee, acaba Şimdi e, Bu hikayeleri taberiden okuyoruz şu anda Şu anda oturduğumuz evet. taberi Yani genel olarak hadislere baktığımız zaman Yaklaşık olarak taberilerin neresi Hemen hemen e, aynı dönemlerde yaşayan insanlar Buhari'den, Ebu Hüsnü'den vs. bahsediyorum Buna aynı dönemlerde çıkartılmış şeyler Acaba birileri e, Muhammed'i öldürenler Yani Muhammed'i zehirleyenler varsa Eğer Evet. Insanlarda. Acaba onlar bu tür şeyler uydurmuş ve bu tür uydurdukları şeyleri daha sonra Taberi ve e, Buhari gibi adamlar kabul etmiş olabilirler mi? İşte ben de tam olarak bunu söylüyorum. Ben de bunun peşine düştüm her araştırmacı gibi. Dedim ki bunu kim söylemiş? Bana bu da toksikolojiymiş. Ha toksikoloji. Evet toksik. Doğru. Evet, toksik, toksikoloji. Evet. Evet. toksikoloji uzmanlarına buradan çağrı yapıyor. Ben, buradan da ne güzel ya burası. Herkese çağrı yapabiliyorsun. <laughs> Aynen. Abi Ebu Musa el-Eşari bu ıı, hadisi naklediyor. Tek başına kimden duyduğunu söylemiyor. Bu olaya da şahit değil. Allah Allah. Peki. <laughs> Allah bu adam geldi. Kim bu adam ya? Bu adam kim önemli abi? bir adam mı? Kim bu adam abi? çok önemli bir adam abi. O meşhur hakem olayı var ya Ali ile eee Muaviye arasında. Evet, evet 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 tamam tamam tamam. Ali'nin hakemi bu. Ha sessiz kalan hakem var ya alevilerin ya da Şiilerin bugün kafir dediği hakem. Yani Muaviye'nin hakemine kafir diyorlar, buna da kafir diyorlar. Tabii sessiz kaldığı için. Tabii içeride diyor başka konuştunuz falan o konuyu uzatmayalım o şey olur. Peki bu adam Muhammed öldükten sonra ne olmuş? Ulan oradan oraya vali olmuşturmuş bu adam. Ömer devrinde ayrı, Ebu Bekir döneminde ayrı hep yüksek rakam bir şeylere, mevkilere getirilmiş. Bu adam kimme, kimden duyduğunu söylemiyor bu hadisi. Ve e, kendisi de bizzat yaşayamaz o olayı. Bilal-i Habeşi 10 e, e, şeyde o olay olduğunda bir yaşında bile değil. Açın bakın. Muhammed 13 yaşındayken Bilal yeni doğuyor. Olay 12 yaşında oluyor. Nasıl oluyor bu iş? Bilal yok ortada. Bu olayın komple yalan olduğu Bilal çok Ebu belli. Bekir, Bilal Ebu Bekir olayı zaten şey ya e, uydurma orası. Ya ama Taberi e, tamam e, orayı bir kabul edesek öyle de kabul edeceğiz abi. Taberi'nin kaynağını direkt okudum ben. Şimdi buradaki mesele belli. Burada bir mesele halkı Muhammed'in zehirli etle öldüğüne inanmak inandırmak. Ama bu olay ve bu gördüğünüz fotoğraf var ya abi, şimdi fotoğraf diyorum bu minyatür var ya. Muhammed'in çocukken Bahira'nın yanına gittiği propagandasının yapıldığı bir kitap bu. Çocukken gitmedi mi yoksa? Gitmedi. Ne zaman gitti abi? Ya da gitmedi mi? Ha, şimdi biraz başa dönüyoruz. İlk programları mı hatırlıyoruz. İlk programda ne vardı? Dört kişi vardı. Varaka bin Nefel liderliğinde. Bunlar tek tanrılı bir inanç getirmeye çalışıyorlardı ve peygamber alıyorlardı kendilerine. 25 yaşında Muhammed'i gördüler ve onu Hatice'nin kervanıyla Şam'a gönderdiler. Ve o Şam'da Rahip Bahira ile görüştü. Seçimi yapacak olan Bahira'ydı. Varaka'nın da üstüydü o. Seçim yapıldı. Seçim yapıldı. Muhammed Mekke'ye döndü. Hatice ona evlenme teklif etti. Peki bunun kaynağı var mı? Soracaklar var. Çünkü. Tabii 25 yaşında gittiğine dair kaynağımız var. 25 yaşında gittiğine dair var ama 25 yaşında Barakayla görüşmedi diyor. Şey görüştü diyorsun. Yok canım Barakayla görüştüğüne dair kaynak var. Şey Bahire'yle pardon yanlış söyledim. Bahire'yle Tabii tabii yaşında... Bahire görüştüğüne dair tabii kaynak var. Nastura ile ve Bahire'yle ile görüştüğüne dair kaynaklarımız var. İslami kaynaklar mı? Yani İslami kaynaklar. Çünkü <laughs> İslami olmayan kaynakları kabul etmeyeceklerdir de. <laughs> i̇kinci e, bu hadisi duyan adam da Utme, Utbe bin Gazvan. Bu hadisi rivayet eden ikinci adam. Hı hı. Bu adam da aynı şekilde e, iki olayda da e, yani iki halifenin döneminde de e, valilikler yapıyor. Falan. Ve nedense atından düşerek yolda atından düşerek ölüyor bir anda. Yani bir yerden bir yere zir... gidiyor abi. Bir yer... diyor ki ben benden bu valiliği alın diyor Ömer'e. Yani yönetimden affını istiyor. <laughs> İstifa etmiyor da affını istiyor. Halife bunu kabul etmiyor. O da yolda dua ediyor. Diyor ki beni Basra'ya geri döndürme ya Rabbi diyor. Yolda e, Madini Beni Süleym Rebeze mevkinde atından bineğinden düşerek ölüyor. Yani bu insanların ölüm şekilleri zaten çok değişik. Yani 57-58 yaşında bir adamın binekten düşerek ölmesi de çok değişik değil mi? O dönem var mıydı bilmiyorum tabii. Belki ne? de vardı. Binekten düşerek ölmek. Ya yani kafası taşa maşa çarpmışsa olabilir. Ya binekten ben... niye düşüyorsun abi sen? Yani binek... Uzun yani binek uzun sen şimdi ata binsem düşersin de abi. Sen şimdi ata binsem düşersin de mesela deveye binsem. Ama... <laughs> Pardon. Ben düştüm zaten attan da çok kötü bir şey biliyor musun attan düşmek, Uu, müthiş bir şey yani e, ben ölüyorum dedim onu söyleyeyim yani ama bende şöyle bir şey oldu e, sağ kaburgam e, içi beton dolu e, bir tenekeye çarptı e, kaburgam kırıldı ciğerime battı e, ve yaklaşık olarak yani ben sana diyeyim 2 dakika kadar falan nefes alamadım yani nefes almakta o kadar zorlandım ki e, ciğerlerime nefes girmedi yani sanki bütün vücut kapandı gibi. E 2 dakika boyunca hiç nefes alamadım. Yani ölüyorum dedim yani. Tamam bitti bu iş dedim ki kafamı çarpmadım. Şans eseri şu sol kolumu koymuşum e, kafamı çarpmasın diye. Refleks işte sol kolum mos mor bile simsiye olmuştu. Yani düşmek kötü belki. Öyle bir düşme olduysa bence ölmüş olabilir yani. Ona bir şey diyemem ama yani taşa maşa çarptıysa falan kuma düştüysen bir problem olmaz. Bu arada Turan, Burak Akpolat teşekkür ederim desteği için. Az önce Fatih Çetin de destek oldu. E, <laughs> kudursunlar diye. Ona da teşekkür ederim desteği için. Yani böyle bir durum olmuş olabilir. Çok gençtim bu arada. A ama... ya, geçmiş olsun. Ben iki kere attan düştüm. Birinde <laughs> e, düşü bak attan birinde attan düştüm. Çocuktum o zamanlar. E, yaklaşık olarak bir 10 yaşında filandım. Düştüğümde bir şey olmadı. Bana hiçbir şey olmadı. Ama at ayağımın üzerine bir bastı abi e, kaçarken. E, ayağımın kemiğini kırmadığına şükür etmek lazım. Kıramadı daha sonra 17 yaşındayken falan işte son attan düştüğümde orada bu kaza yaşadım ama yani 50 küsur yaşında adam bilmiyor. yani çölde düşmüşse bir şey olmaz. Yani çölde düşmüşse kumun üstüne düşer, at kaçar, çölde susuzluktan ölür. <laughs> en fazla olacak olan budur ama taşı yani taşı Yok, sen abi, fazlasın, vali vali bu. Abi bu vali vali. Yanında adam vardır yani. <laughs> Tek başına susuzluktan ölürsün. Vali. Adam da yanında adamları falan varsa çölde düşmediyse yani en fazla yani düştüğünde kafasını, mafasını bir yere çarptıysa işte i̇şte çölde anladım. de bir kaya nereden bulduysa işte Bilmiyorum yani çöldeyse <laughs> ya Çöldeyse belki taşa çarpmış olabilir Şimdi bu bu de göz ardı etmeyelim ama Peki o da ölmüş Sen ben şey, şey yani... diye düşünüyorsun olabilir <laughs> Kaza süsü verilmiş cinayet Yani niye olmasın O da şey, bir ihtimal Sad Sadı, sadı tuvalete gidince param eden cinlerden bahsediyor Ömer döneminde hani <laughs> Halifeliği isteyen <laughs> adam var ya <laughs> Ö Ebu Bekir döneminde. Hı hı. Halifeliği aday çıkan. O kaçıyor gidiyor Şam'a. Orada tuvalete yanlış ayakla girince cinler çarpıyor onu. Yani A ölümü böyle. <laughs> tamam, canım, Neyse. Onu, Onun açık açık bir suikast olduğu kesinmiş. Ama bakmışlar ki onu, onu da çok inanmadı millet. Belki buna demişler ki Ulan bari alttan düştü. Cinler çarpı demeyin. Evet olabilir. Yani bu dediğim gibi bu e, Rahip Bahiran'ın 9 yaşında Muhammed'le görüştüğüne dair kaynaklar hem sahih değil, hem de bu kaynaklar gayet tartışmalı kaynaklar. Aynen. Ama İslami kaynaklarda e, ikinci kez gittiği de var bu arada. Onu söyleyeyim. 25 yaşında gittiğinde görüştüğünü kimse zaten reddetmiyor bu arada. Bu konuyla ilgili mesela ben bir kitap önereyim İslami olmayan bir kitap ama 1988 yılında e, Paris'te yazılmış bir kitap. Kur'an'ın ya Kur'an'ın yazarı Hristiyan keşiş Bahira efsanesi. İsimli bir kitap var abi. Hı hı. Muhammed burada bilgisini Tanrı'dan değil, Keşiş Bahira'dan almıştır diyor direkt bu kitabın yazarı. Ama kitap şey herhalde bu oryantalistlerin kitabı falan mı? Evet, Hristiyan oryantalistlerin kitabı. Ya yani şimdi o Hristiyan oryantalistlerin kitabı olacak. Onlar Müslümana geldi. Tamam. Onlar oryantalistlerin kitapları kardeşim filan diyorlar da. Abi ben onu demiyorum. Ben diyorum ki bu konu hakkında böyle bir kitap da var. Bakılsın. Yani o adamın da bir iddiası var değil mi? Senin de bir iddian var, onun da bir iddiası var. Herkesin yani, bir iddiası canım. var. Canım. Böyle de bir iddia var bu da bilinsin. diye söylüyorum. Ve e, Muhammed e, biliyorsunuz işte şeyi uzatmayayım e, şeyle e, evleniyor. Gençlik yıllarını, çocukluk yıllarını anlattıktan sonra neyi anlattık biz şimdi? Şeyleri anlattık. E, dedesi öldü. İşte amcasının yanında ki hikaye anlatıldı. Evet. Ee, amcasının yanında kaldı. İşte sonra işte 25 yaşındayken Hatice ile evlendi. Gitti Bahri ile görüştü. İlk e, evlenmeden önce Hatice ile. Evet. Bundan sonra Kabe'nin tamirine gelelim abi. 10 sene sonra bu olaydan. Kabe'nin tamiri. Yani da, evet, bir de tamir oldu. Tamiri yani. evet. Bu da tabi bilinen bir olay. Bu aslında tabi Muhammed'in çocukluğu değil. Çocukluğu ve şeyi gibi oldu. Gençliği oldu yani ço çocukluk döneminde gerçekten dediğim gibi muğlak yani çok fazla şey bilinmiyor ama gençliğe de girmemiz lazım. E, evet o da Kabe'nin tamirinde Muhammed'in Hacölese taşını e, yerine koymasıyla alakalı. Burada kaç kişi var abi? Vallahi ben merak ettim beş, şimdi ya. 5 be, burada var tamam mı? Yok pardon <laughs> 6, 6, 6 burada var. <laughs> 9 e, 10 14 kişi var abi. Muhammed'in abi, sayısı bu 14 sayısı nedense var yani her yerde fark bak, ettiysen. Bak bak 14 var abi. Buradaki kişi sayısı da hepsini sayarsan 1, 4, 6, 10, 14. Bak, iki, iki e peki resim, abi ben... İki ben sana başka bir şey diyeceğim. Kişileri 14'e tamamlamışlar. Niye? Peki peki ben 14'ün nereden geldiğini söyleyeyim mi? Söyle. Hani Muhammed doğduğu gece bakalım. İran kralının sarayında 14 sütun yıkılmıştı ya. Neyin sarayında? Bak görüyor musun? İran kralının sarayında. Ee evet evet öyle bir şey var. Dur dur doğru söyledi. Bak şimdi Muhammed'in doğumunda meydana gelen mucizeler. Nerede? Dur bir dakika burada yazıyordu ya. Evet evet yazar o. 14 sütun yıkılıyor. 14 nedense önemli bir mesele. O yüzden o yüzden bu 14 rakamı var. Nerede gördün ben onu ya? Yani? Ee... Ben kaynağını daha sonra verebilirim abi çok önemli değil. Ben, ben zaten Heh. aldım bunu. Ben, bu bak bak bunu diyor. Ya, ya, şimdi bak Ahmet Cevdet Paşa'nın e, Tarih-i Kıssayı bir Enbiya ve eee Tevarihi Hulefa İslam Tarihi kitabının birinci cildinin 44. <laughs> sayfasında aynen şöyle yazıyor bak. Hz. Muhammed'in doğusu doğuşu sırasında İran hükümdarının sarayı sarsıldı. 14 Şeh, Şin, şehni Şini yıkıldı ve Fars vilayeti de istihrabat adı verilen şehirde sütun ateşi işte. tapanların bin yıldan beri yakmakta olan ateşleri sönüverdi. 14 sütun yıkılmış. Her iki de 14 kişi var. Bu da çok ilginç bir tesadüf olmuş. İlginç bir tesadüf dediğimiz gibi. Aynen dediğim Ece ya, Bak, bu Pulat, teşekkür ederim desteğin için. E, buyur var. Kabe'nin tamir olayının aşağı yukarı herkes biliyordur. İşte buradaki diğer kabile reisi üyeleri e, kavga ediyorlar. Ben Hacı Lesvet'i koyacağım, ben koyacağım yerine falan diye. Kabe'yi bu arada sel basıyor abi. Onu da hızlıca anlatayım. Zamanla sel basıyor ama bir gün kadının bir tanesi bir mum yakmak isterken ki bak bu da çok. Neden mum yakılıyor Kabe'nin içinde? Yani görmek için değil. Bunu hani ışık kaynağı olsun diye değil. Mum yakmak isterken Kabe'nin içinde Kabe'yi tutuşturuyor yanlışlıkla ve bayağı çatlıyor Kabe. Sana ilk gösterdiğim Kabe resmini açar mısın abi? Kabe'nin üzeri bu örtülü. Burada, burada, burada 14 kişi yok. 17 kişi var. Ben şu 3 kişiyi saymayı unuttum. Hangi 3'ü? Bak. E, şurada 3, 6, 9, 10, 13. Evet. Burada 17 kişi var. Aa, bak olmadı. Şimdi... Olmadı. Şey, 19'a 2 kaldı ya. <laughs> Aynen ya. Şey, 19'a 2. o 2 tane melek vardı ya. ondan o ondandır. Onu da... <laughs> 17 diyorlar 17 değil midir? Ya abi evet, evet, ben, 17. Ben, ben Ben izleyici hastayım ya. Biz 14 14, 14, 14, 14. Lan dur sayayım lan. Ben burada kaç tane var sayıyorum oğlum. 17 var oğlum. Abi, abi seviyorum. Oğlum bak oğlum. bak ben böyle ben seviyorum abi. Bizim dediğimize hop diye alttayan bir izleyici yok. Aynen yani. <laughs> dur bir dakika. Ne 14 kardeşim? Güzel. Saydım ben orada 17 var. Güzel güzel. Vallahi 17 güzel. Var kişi resim. resimde 17 kişi var. 17 var kardeşim. Siz ayakta mı uyutuyorsunuz? <laughs> uyutuyorsunuz. 14 diyerek. <laughs> Süpersiniz. Vallahi müthişsiniz yani. E, canlı yayında da böyle güzel tarafı var. Yani e, çok e, interaktif bir <laughs> yayın olabiliyor bu şekilde. Ha Evet şu Kabe olayında bahsettim. Mum yakma. Evet abi orada Kabe zarar görüyor. Zarar görüyor. Aynen. Sonra tamir etmek istiyorlar. Tamir etmek istiyorlar. Yakındaki bir kiliseye eşya taşıyan bir gemi karaya oturuyor abi. Hı Ya abi şu Mekke'nin şeyini açar mısın bana bir ya? Neyi? Yani Google Maps'ten falan Mekke'yi bir açsana ya. Google Maps'ten mi Evet. Ben de bakabilirim de bana burası çok mantıksız geliyor. Bakacaktım ya yayın öncesi. Abi Google Maps'e bakarsan yani şeydeki yani hatırladığım kadarıyla dur. Mekke. katmanlar. Abi gibi... rakımı kaç ya oranın? Bekledim mi? Ben bir bakarım ona. Sen Google Maps'ten şey açsan abi. Dur, ben Google Maps'i açtım. Şimdi Google Maps'i şey yapmak lazım. Ee... 277 ymiş abi rakımı. Google Maps'i verecek misin abi ekrana? Dur vermeye çalışacağım. Verdi mi şu anda ekrana? evet verdin. Abi o da git diyor ya. O, oraya bir Cidde yazar mısın? Cidde çünkü liman şehri. Tamam, Cidde'den tamam. Mekke kaç kilometre ya? Ee, yol tarifinden mi yazalım? Evet. Cidde'ye gidelim. Bir bakalım yol tarifi, kaç Başlangıç Cidde diyelim. Cidde Suudi Arabistan'dan Mekke'ye gidersek eğer e, Yol alalım bakalım. Dakika, yol nasıl Arabayla gidelim. Diyelim. Bir saat evet, bir dakika. E, arabayla. Kaç kilometre abi burası? Yaklaşık olarak 86 kilometre. Ha, Oradan oraya su taşmış abi. 277 ha? metre. Nasıl yani? Ya abi kaynaklar böyle diyor. Niye bu Kabe'yi onarıyorsunuz? Yandı. Bir de su taşkınları falan oluyor. Kabe'nin kapısını biraz yükseğe yapalım artık diyorlar. Ha, Ama su taşıyor. Oraya su su... su. su dize kadar taşıyor herhalde. Abi denizden taşıyormuş su. Abi buradaki deniz nasıl buraya taşabilir ki? Ne ben, bileyim ben. Haritayı ben... biraz büyüteyim de görün yani. E, Kızıldeniz yani, taşıyor işte. Abi. O nereye var? Kızıldeniz mi orası? İstanbul. Şimdi bu, burası İstanbul kadar bir bölüm. Yani İstanbul gibi bir bölüm. Yani bu bu Kızıldeniz burada taşarsa, bu kadar taşarsa e, Birleşik Kaplar prensibi gereği şuradaki İstanbul'dan geriye hiçbir şey kalmaması lazım. Yani buranın komple taşması lazım. Birleşik Kaplar Endeksine göre. Yani nasıl taşabilir ki? Yani bu mümkün değil. Yani Şimdi ee, suyun artışı, gel git dediğimiz olaylar, su artışları genelde birkaç metrelik, işte feserlik bir olay. Ancak Tsunami olabilir. E, bunları evet. etkilen Tsunami olabilir. Peki abi bir Petra'ya bakalım mı ya? Petra'ya bakalım. Bir de buradan Petra'ya bakalım yani. Dur. Evet Aa, tam orada. Tam ortadasın abi. Petra şurada değil miydi ya? Abi Hı. o e ee, gölün hemen altında sağ tarafında. Evet orası. O dağlık bölgenin orası abi. Yaz abi üstte Petra yaz. Gelsin direkt. Ya uğraşmıyorum. Aramayı kaybetmek istemedim. önemli evet. değil abi. Yapacağımızı yaptık orada. Evet Petra da orada bak. Şu Petra restoran ama Petra burası. Evet Petra orası. Tamam. Yani sanki su taşkını burada daha mümkün gibi. Yanında şey var ya gölmül. Şeyler. Ha, şimdi burası taşkını şöyle mümkün olabilir. yukarıdaki ne bakalım yukarıdaki göl Lut gölü falan var. Ya, bak. Aşağıdaki, bak. aşağıda da bir göl var. Bak, bir yukarıda var, bir de aşağıda var. Bak. Yine aşağı. Aşağıda göl yok, aşağıda Kızıl Deniz var. Yok abi o işte. Akabe Körfezi işte, Kızıl Deniz abi. Ha, evet, Kızıl evet. Bak. Bu Kızıl. Burayı besleyen kaynak yukarıdan başka bir şekilde taşı bu buraya gelebilir. Bu da Ölü Deniz. Burası Ölü Deniz. Burası Kızıl Deniz. Evet. Petra tam ortada. Ve Petra'nın şey tarafı... E... Akabe nerede abi? Bu biraz önce bahsettik ya Akabe biatından. Akabe şurada. Hani Muhammed Akabe'ye gidiyordu sabah akabe akşam geydiriyordu. itiraz dinliyordu. geldi. Ya siz Akabe derken oradaki Akabe var. Üç tane Akabe var filan bilmem ne Üç tane Akabe var. Pardon. <laughs> akabe yani, de oranın, or... Akabe de oranın dibinde. Hemen Petra'nın. E... Ve ve ad kavminden güya bahsederken e, Tanrı diyor ki siz gidip gelip oraları görürsünüz sabah akşam diyor. Mekke ile arası 1000 km sabah akşam görülecek bir yer değil. Burayla arası 80 km e, sabah akşam görülecek bir yer bence. Bak şimdi taşma şundan kaynak olabilir mi? Şimdi şurada bak şurada bir dere yatağı görüyorsun gördün mü? Evet. Petra'da iki dağın iki dağın ortasından bir su yatağı geçiyor. Ve bu su yatağı gördüğün gibi ee, daha sonra burada sulama kalanları var bu arada. Şurada e, şeyler var bildiğim. Ben hiç Petra'ya gitmedim ama burada geçitler var. Ve geçitlerden biliyorsun Petra'ya ulaşılıyor. Ve burada bir su yatağı söz konusu. Bak su yatağı hatta yukarı kadar geliyor. Ve böyle bir su yatağı var. Ve burada da bir yol söz konusu. Hatta Kabe'nin bak şöyle biraz yaklaştırayım. Şurada bir yol söz konusu. Bak burada bir su yatağı var. Su yatağını görmüşsündür. Su yatağı da da olduğu hemen belli oluyor. Bunun bir yol olduğu da belli oluyor. Kabe'nin şu kısmında duvarlar söz konusu. Ee, Kabe'nin normalde şu bölgede olduğu e, Haccaç'ın bu bölgeye mancınık getirip mancınıkla buradan Kabe'yi yıktı söylenir. Ee, Ve daha sonra yeni yapılan Kabe, Taife yapılığı daha sonra Mekke'ye gider. Aynen. Buradaki su yolunun şuradaki su yolunun taşması Kabe'deki e, oranı arttırabilir. Bu su yolu baktığımız zaman e, dağlardaki kaynaklardan geliyor, tamam? Zaten genelde evet. akarsular e, buzlu dağların kaynaklarından geliyor. Artık burası çöl haline geldiği için burada bir su yolu ya yani su yok, yani burası bir su yok. Ama belli ki belki o dönemlerde bu dağların üstündeki karlar, özellikle yazın ilkbahar ve yazın eridiğinde bu su taşıyor olabilir. Çünkü su yolundan gelip ve bu su yolu büyük ihtimalle Kızıl Denize kadar dökülebilir şekilde gidiyor olabilir. Ya da daha sonra başka bir şeyde... E, ha bu arada şeyi de söyleyeyim abi. Yakın dönemde bu şeyin e, Kabe'nin su altında kalması hadiseleri var. Aa kardeşim nasıl taşmıyor. Aha bak taştı şimdi Kabe'nin o da su basmıştı. Hatta e, yüzerek tavaf yapmışlardı insanlar falan diyecek arkadaşlara söyleyeyim. İnsan eli değdikten sonra oraya taşmaya başladı o sular. Yani öyle su yoktu orada. O su son, yani 74'te taştı ya abi bu elektrik ya şimdi, verdiler şimdi, falan. Şimdi bak şöyle bir şey olabilir. Bak ben şunu şunu şu olabilir ee, hikayede. Ee, aşırı derecede yağmur yağ. mesela İstanbul'da da sel taşması oluyor. Yani e, ya da ne bileyim işte efendim e, Antalya'da da oluyor ya da başka illerde de oluyor. Yani e, işte şeylere su yataklarına e, evler yapılması vesaire gibi durumlardan dolayı ya da ne bileyim işte bazı coğrafik şekillerin insan eliyle değiştirmesine dolayı bu tür seller söz konusu olabiliyor. Şimdi Kabe de sonuçta o dönemde de bir insan eli söz konusudur diyeceklerdir büyük ihtimalle. Ama senin söylediğin nokta o değil. Sen şunu diyorsun ee, anlattığına göre. Dur bir dakika şu haritayı bir tane büyüteyim. Senin söylediğin nerede bu Mekke? Heh. Mekke. Cidde'de olan bir Kızıldeniz taşkınının Mekke'ye geldiğini söylüyor. Bu başka bir şey. Mekke'de su taşkını olabilir. Yani mesela örnek veriyorum Mekke'de yağmur yağar. Tamam mı? Olur yağmur yağar. Mekke'deki e, şehir altyapısı bu yağmuru şehirden bertaraf edebilecek şekilde değil mi? Şehir kapalı bir şehirdir. Kim Mekke kapalı bir şehir gibi gözükmüyor ama kapalı olan alanları olduğunu düşünelim o dönemde de. Biraz fazla hayal gücü yapıyoruz ama öyle olduğunu düşünürsek böyle bir durumda Mekke'deki bazı bölgeler her, her tarafı çünkü olmaz... Mesela örnek veriyorum. kabe'nin etrafında şu anda kabe'nin etrafında duvarlar var, değil mi? Kabe kapatılmış bir bölge içerisinde. O yüzden kabe'nin şu anda sel basması durum söz konusu. Çünkü kapalı bir alan. Çok fazla su aktığı zaman eğer kabe'nin içerisindeki suyu şey yapamazsanız, tahliye edemezseniz, E kabe su basar. Ya yani bu matematiklerinden bir şey var. Abi bir yağmur şey. suyuyla taşan suyun bu kadar tahrif etmesi mümkün değil. Neyi tahrip etmiş? Söz... Kabe'yi tahrip etmiş, duvarlarını tahrip etmiş ya. Yağmur işte. suyuyla ve o dönemki e, bir Kabe etrafındaki yerleşimi düşün. Bomboş. Yağmur suyu akar gider ya. Aa şimdi i̇şte, işte onu diyeceğim şey işte şimdi o dönemdeki Kabe'nin etrafında duvarlar var mıydı? Yok abi ne duvarı? E, yok Kabe da, tek tek abi. Peki. tek e, temeli olan yapı abi Kabe. Peki, bugün kazıyorlar etrafı... kazıyorlar hiçbir şey bulamıyorlar ki Petra'nın etrafı kapalı abi. Petra'nın duvarları var abi. Petra'nın etrafı kapalı abi. İşte bak. Bura ben... taşar. Bak bak Petra'nın duvarları var abi. Petra duvarların içinde. O evet. yüzden mancını dağlara mancını katmak mümkün olmadığı için Petra o yüzden mancını haç haç şu bölgeye getirip Peki abi Mısır'dan Petra'daki Kabe'yi e, Mısır'dan, Mısır'dan yola çıkarsak bir gemiyi Mısır'dan yola çıkarsak bir gemiyi Ciddiye nasıl gider abi? Onu Biz da bir de... gösterelim. Mısır'dan bir çıkarsak eğer Süveyş Kanalı yoksa Mısır'dan İski nereden çıkıyor. Mısır neresinden çıkıyor? Mısır'dan çıkıyor Cidde'ye gidecek. E Mısır nereden ama? Kızıldenizden mi? Bilmiyorum. Akdeniz'den mi? Akdeniz'den ciddiye gidemez herhalde ya. Dönmesi lazım. Akdeniz'den Cidde'ye gider. Şöyle Fenikeliler yapmış farklı zamanda. Akdeniz'den İskenderiye'den çıkan, cidde evet. çıkan bir geminin ciddi Cidde şurada. İskenderiye'den çıkan bir geminin ciddiye gitmesi için hop burada kop Afrika'da dolaşması lazım. O çok Tabii, mümkün Afrika değil. Afrika'da dolaşması lazım. Şimdi Onlar... şeyden şeyden giden mesela örnek örnekle Hurgada diye bir e, liman şehri varmış burada. Mısır'ın herhalde. E, ya da e, Gamasa diye bir şehri var. Buradan çıkan bir e, gemi Kızıldeniz üzerinden Cidde'ye nerede Cidde? Cidde'ye çok rahat bir şekilde gider abi niye? Ne var? Denizden gidiyor işte. Peki Cidde'de kilise var mı abi? Bilmiyorum. O dönemde var mıymış? Ben de hiç bilmiyorum. Neyse kaynaklara göre ciddedeki kiliseye e, kilise yapacaklarmış oraya. Bir gemi malzeme çıkartmışlar. Bu malzeme e, ucuz olunca e, batmış ya yakın bir yerde. Hmm. Kiliseyi bu inşaat malzemesini ve enkazını Mekkeliler satın almış. Biz Petra'yı geçelim şimdi Mekke olayını anlatalım. Kadının biri işte haremde ateş yakıyor. Eee Kabe'nin ötüsünü yakıyor. Bu arada Kabe üstü açık. O res, ilk resme dönebilir miyiz abi Kabe'nin içi fotoğrafına? Dur abi. Ona dönelim. Ee, Onlar dedi ya. Dur geri dönüş yapamıyorum. Hı -hı. Kabe'deki taş demişiz. Ee, Kabe'nin içi dedik abi. Oğlum cidden ona geri dönüş yapamıyorum ha. Oğlum nereye gitti bu? Bir dakika dur. Tekrar bir tıklayalım. Bunu bir kapat. Tekrar bir resim. Heh. Tamam şimdi döndü. Bu değil abi. İçi. Tamam dur. içine geçeceğim dur. Evet. <laughs> Önce bir buraya geçin de dur. Heh bu. İçi. Evet. Abi burası normalde o yeşil olan yer var ya. Hı hı. Çabe o kadardı boyu. Hı hı. Boyu Üstte, o kadardı. Üstteki yeşillerden bahsediyorsun. Evet. Üstteki yeşiller yoktu. Kabe'nin boyu iki katına çıkarıldı yeni yapılan şeyle ve bu e, onu da söyleyeceğim şimdi kimlerin yaptığını. Kabe'yi bu yani bu kadar Kabe'yi övüyorlar ediyorlar. Kimler yapmış Kabe'yi onu da anlatacağım. Kendi İslam kaynaklarından anlatacağım. Kabe'nin üstü abi sazlıklarla örtülü Üstünde de bir örtü var. Yani normal o dönemki zaten şey Benim bu. Bari, duvarlar var. Evet bu sazlıklar var üstünde falan. Arabistan'da zaten böyle yapıyor evler. Yani Burası ha, tutuşuyor işte ediyor. yanıyor. Hatta Medine'deki e, ilk caminin yapıldığı evin de tavanının sazlık olduğu söyledi. Evet evet yanıyor abi burası. Kabe'nin üstü yedir, açık. Sazlıklar yanıyor. Sazlık yanıyor örtüsü yanıyor. Kabe tutuşuyor ve duvarları ağır hasar görüyor abi. Hı hı. İşte yakınlarda bir gemi enkazı da olunca bunu satın alıyorlar ve bunun e, Muhammed 35 yaşındayken Ebu Talip amcası Kabe'nin onarılması kararını veriyor. Bu arada gemide de anlaşma yaparken işte keresteyi satın alıyorlar işte tüccarla e, yani bir de diyorlar ki sen gümrüksüz olarak artık bizim şehrimizden geçebilirsin bize sat bunu falan filan ihtiyacımız var falan. Hı hı. Adamlar satıyor ve bakıyorlar ki gemide Bizanslı bir mimar bulunuyor. Adı Bakum. Bakum yani ba Bakum diye okunuyor herhalde. Bizanslı bir mimar bulunuyor. Bu mimarla da anlaşıyor Ebu Talip. Ha, bayağı denk geldi. düşmüş. tabi e. Tabii tabii tabii. Yeniden e, bu Malkum Bakum'un e, isteğine uygun ustalar bulunmaya çalışılıyor. Mekke'de oturan Mısırlı bir Kıpti Hristiyan da marangozluğunu alıyor bu işi. Hı. Hmm, ne? Güzel. Marangozluk ve Hristiyanlık uyumlu. Yani şey <laughs> Kıpti, <dolayı>. marangoz evet. <laughs> Bizanslı bir e, mimar bulunuyor. Mimar diyor ki burayı e, böyle yapmayalım. Biz bunu temele kadar kazalım. Duvarları e, güçlendirme yapmayalım. Elimizde malzeme var. Biz bunu temele kadar kazalım. Temelden ben yükselteyim bunu. Hı hı. Üstünü kapatayım. Siz de sazlıklardan dolayı bu yangın tehlikesini bir daha geçirmezsiniz diyor. Ya, güzel. Kesin çözüm. Yani. Evet. Bu adamlara mantıklı geliyor. Hatta Bakum diyor ki e, sizin sel baskınlarınız diyor bileği çok fazla geçmiyor diyor. Kabe'nin kapısını da yükselteyim ben diyor. Hı. Baskınlar kapıdan içeri girmesin diyor bundan sonra diyor. Bu günümüzdeki görülen Kabe modeli o zaman yapıldı. Bakum tarafından, Bizanslı tarafından hı hı. yapıldı. Ee, i̇şte marangozluğunu da bir Hristiyan Kıpti yaptı. Ee, Muhammed 35 yaşındaydı o dönem. Ee, ve Kabe'nin inşaatı sırasında taş taşıyarak Kabe'nin inşaatına yardımda bulunuyordu Muhammed. Taş taşıyordu. hı. hı. E, bu hatta anlatılır. Bayılmış işte avret yerime ötün. Avret yeri öldüğünden dolayı bayıldı falan diye de çok anlatılır. Aslında dediğin gibi bu konuda da ha hakkında o, o anda da Sara krizi geçirdiğiyle ilgili çok fazla e, spekülasyon var. E, ama amcası ona şunu demiş mesela çok kısa bir süre önce şey taşıyor ya taş taşıyor ya hı hı. diyor ki belindeki o şeyi e, eteğin yani etek gibi şey yapıyor ya beline sarıyor ya onu taşın altına koy diyor. Belinde yara olur diyor Muhammed'e. E. Hmm. Muhammed'e gösteriyor diyor ki böyle yap böyle taşı. Muhammed de öyle taşımaya çalışırken edep yerleri gözüküyor. Hmm. Bu yüzden bayılmış denilene göre. Bu İslam kaynaklarına mı geçiyor? Tabii tabii. Allah Allah. Edep yeri görür görmez bayılıyor Muhammed. Hatta uyanır uyanmaz diyor ki edep yerime ötün diye bağırıyor. Hmm. E, Allah er er e, yani izin, görülmüş diyor. Şimdi görülmüşse izin vermiş gibi. Bilmiyorum. Ya çok görülmüş izin vermiyor. Peki. Abdümenaf ile Zühre oğullarına Kabe'nin cephe ve kapı tarafı veriliyor. Bunlar tabi paylaşıyorlar. Kabe'yi herkes yapmak istiyor. Biz yapacağız. bize olacağız diye. E, Abdüdar, Esed ve Adiyoğullarına Kabe'nin Şam cephesi Cehim Cehim Cumah ve Amiroğullarının payına Kabe'nin Yemen köşesi ile Hacı Ölesvet köşesi arası. Mahsun ve Teymoğullarına ise Safa ve Erya'da bitişik olan Yemen cephesi düşüyor. Hmm. Düşüyor derken da tamir edecekler? Oraları tamir ediyor. Herkes bir duvarını yapıyor. Hı hı. E. Bu, bu birleşiyor. Herkes paylaşıyor yani Kabe'yi yaparken. Ee? Kabe'nin tabi bunu yaparken tabi e, diyorlar ki deve sırtı gibi yeşil taşlar vardı temelde diyorlar. Hatta bu temellerden bir tanesini bakım çıkartmaya çalışınca Mekke'de deprem oluyor. Ve diyorlar ki tamam bunu ellemeyin bu Adem'in koyduğu taş diyorlar. Hatta dünyanın merkezi olan taş. Çünkü İslami kaynaklara göre önce dünya yaratılmıyor. Aynı şeydeki gibi. Eee... Zerdüştlükteki e, kutsal mekanların adı neydi onların ya? Kanyasi pi çıkıyor ya zemzem suları var onların da. Hı. E, bir, kutsal bir bölgeleri var ya onların yeşillik içerisinde çok güzel bir e, düşleri, o onlar da oradan dünyanın büyüdüğünü düşünüyorlar. İslam kaynaklarında ben şeyde e, İslam'ın mitolojisi birinci bölümde anlattım ben onu şeyde kanalımda. Şey var abi e, Kabe'nin önce dünyaya dünya olarak olmadan konduğunuz suyun üzerine dünyanın oradan yayıldığını düşünüyor İslam kaynakları hmm. oradaki taşlar da dünyanın şeyi merkezi o yüzden dünya oynuyor hmm. yani bir taşı çıkartıyor yani ilginç, ben benim aklıma şey geldi bir ya bir bana mani veladın dünyayı yerinden oynatayım mı demişti birisi demişti ya Onu da Müslümanlar bulmuş. <laughs> Velhasıl böyle bir şey oluyor. Diyorlar ki Aa, burası tamamdır. Ee, bunun üzerine Kabe e, inşa ediliyor. Sonra Hacı esvedi kim koyacak yerine? Kavgası çıkıyor. O dönemdeki Hacı esvedin böyle e, görmeyin bu arada. Şey bu, bu muhafazası de... yok. Evet. Bu da o gümüşten muhafaza yok. Gümüşten muhafaza daha sonra ortaya çıkacak. E, taş üçe bölünecek. Üçe bölündüğü, kırıldığı zaman abi bu şeyler Emevilerin Kabe'yi e, tekrar almak işte Haccaç meselesinde Kabe yıkıldığı zaman bu taş uça bölündü. Hı, biliyor taşınırken. O, muhafaza, he, o gümüş muhafaza ondan sonra var oldu. Normalde böyle bir taştı yani taş koyuyorlardı bildiğin. Hı hı. E, bu taşı kimin koyacağı konusunda kavga ettiler. Dediler ki işte şuradan geçen, onlarda çok böyle şeyler vardı yani e, onların inançlarında. Ne demişler bakalım? Ha bu Ka'be'nin mabedin kapısından uzaktaki bir kapıdan ilk giren kimse o hakem olsun o yapsın dediler. Muhammed geçti. Muhammed'in geçtiği için e, onlar elemin dediler Muhammed'e. Dediler ki tamam kabul ediyoruz. Muhammed de dedi ki hepiniz bir çarşafın ucundan tutun aynı böyle. Yalnız bu e, şeyi fark ettin mi abi? Doğum anındaki çarşafa gelir misin Muhammed'in? Ben ben mi şaşırdım? Bir yaklaş bakalım abi. Benzeşlik var. Benzeşlik mi var? Aynı evet. değil mi? Yok. Yani, tamam. aynı adamın kitabı çünkü o yüzden e, aynı, bakmak aynı istiyorum. Aynı resimde yapmış olabilir yani. Sonuçta o da çarşafın modelini vesairese bilmiyorum. Ya yani bir tane böyle örtü işte çarşaf örtü getiriyor ve Muhammed hepsine diyor ki hepiniz aynı anda kaldırın diyor. Kaldırıyor. Hizaya gelince de Muhammed alıyor taşı yerine kendisi koyuyor. Hı. Hmm. Yani. Böyle bir e, Muhammed'in hayatından geçen şeylerden bir tanesi bu. Benim burada aklıma yatmayanları ben zaten anlattım. <laughs> Bu arada ha, bir dakika dur 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 paça ah, var. pardon ha. ha önemli değil abi üç tane büyük ee, parça birkaç tane küçük parçam var o var birkaç tanesi de bizde abi ha. E, bir tanesi kanuni tabi Süleymaniye Camisinin çeriye girin abi şeyden içeriye ben çok giderdim Müslümanken Süleymaniye camisine girin abi ben de ama kapıdan yani. abi kapıya girdikten sonra arkanı dön direkt kapının üstüne bak ha kapının bak üstüne... gir girdiğin kapının üstündeki kirişte bir tane böyle cami mekanın içerisinde bir tane böyle cam var cam parça o camın içinde görürsün hacıresvet taşı var bir tane iki tane de mimar kendi tur, şeyine camisini kurmuş. Mimar Sinan camisinde de iki tane var. Yok, Sokullu Mehmet Paşa pardon. Sokullu Mehmet Paşa var ya bu mina minaresi ters tarafta duran dalgadan bir, dolayı. o onda da iki tane var abi. Yani ha. hani birinde niye ise İsamal bir tane var. Onun da sebebi şey Mimar Sinan'ın kardeşiyle alakalı bir durum var. Sokulu Mehmet Paşa affediyor. Affedersen diyor sana diyor. Ben bunu koyarım senin camine. Rüşvet yani bana öyle geliyor. Bilmiyorum. İlginç. Yani hırka, taş, bu tür şeyler çok e, paganist ibareler ama neyse. yani zaten bir meteor parçası olduğu kesin. Artık ya yani artık meteor mudur? Başka bir yerden çıkmış bir parça mı? Ne oldu? Ya da siyah bir parça mı? Belki şimdi başka bir taştırdı. O zaman başka bir taştı. Arada birileri değiştirmiş olabilir. Bilmiyor yani. Sonuçta kimler geldi, kimler geçti. Yani sonuçta 7 724'de birileri Nöbet tutmadık ki nöbet tutsa bile bu değişmedi anlamına gelmez. Nöbet tutan da çalmış olabilir <laughs> yani hepsi olabilir. Ay, Abi bir yarım ya. saat uzatabilir miyiz yayını? Yarım saat yayını yarım, de uzatmak sürmez. iki buçuk saat oldu şu anda. Evet. Ee, Üçte üç bitiririz diye düşünüyorum. E, açıkçası hani anlatacak konu önemliyse tabii ki yarım saat uzatalım. Kabe'nin bu tamiri sırasında. Hı hı. Kabe'nin temelinden bazı belgeler çıkıyor. Bütün İslam kaynakları yazar bunu. Ha, nasıl yani? Şimdi İslami kaynaklar da abi e, Kabe'nin kutsiyetinin insanlık tarihinin başından beri var olduğunu söylüyorlar. Hatta Adem'in Hindistan'dan 40 sefer yaya olarak Kabe'yi tavaf ettiği anlatılıyor. Hindistan'dan geliyor Adem. Adem Hindistanlı bu arada İslami kaynaklara göre. Hadi canım. Hindu. E, tabii yani öyle anlatıyorlar ben anlatmıyorum. Hatta Hale, Halebi gibi Halebi bir, bir e, İslami bir yazar bu arada şey tarihçi çok önemlidir. Hı hı. Aslında Adem'in bin sefer Hindistan'dan Kabe'yi ziyarete geldiğini, 300 sefer hac için geldiğini, 700 sefer de umre için geldiğini belirtiyor. Yani şu bilgi ortaya çıkıyor gördüğün gibi. Benim anlamadığım nokta şu. Umre için gelmiş. Umre için gidildiğinde Yapılan şey ile için gidildiğinde yapılan şeyin arasındaki tek fark Hacic'in gidildiğinde kurban Süresi... bayramı olması mı? Hayır. Evet. evet yani Tarihlerin uyması. Aynı şeyi yapıyorsun. O zaman var mı bir kurban bayramı? E kurban hani İbrahim'le gelmişti? Yani. Ha. Kurban İbrahim'le gelmiyor zaten ama. Kurban şeyde var. <laughs> Habil'le Kabil olayında kurban istiyor Tanrı. Hatta e, şeye e, Habil'in koçu göğe yükseliyor. E, İbrahim'in oğlu İsmail'e iniyor. Bak ne kadar güzel bir göğe çıkan geri iner. İsa çıktı geri gelecek. Koç yukarı çıktı. Ne yapacak orada? Geri gelecek. Görüyor musun? Hmm. Habil'e çıkan koç İsmail'e geri iniyor. Bunu da ben çok söyledim ya. Bunu bu kadar söylemesem mi ya? Şey <laughs> e, şey var. Dinlerin kurbanlık evlatları diye bir yayın yaptım ben. Orada uzun uzun anlattım bu konuyu ben. Nasıl Anladım. o koçun meselesini. Anladım. Adem gelip haça gelip orada kurban mı kesiyormuş? Kurban kestiği belli değil. Onu bilmiyorum. Kurban kesiyor olması lazım Ama şöyle abi rivayetlerde Kabe dünyadan önce yaratılıyor. İbrahim zamanında e, üzerine bina inşa edildiği söyleniyor. Hatta şöyle bir mesele var. Kabe aslında saf altındandır. İşte aslında cennette şey Nuh e, sel baskın oluyor ya dünyayı su basıyor. Evet. Kabe'ye Allah büyük meleklere gidin Kabe'yi kaldırın cennete diyor. Asıl Kabe cennete gidiyor. Aslında şu anki Kabe replika. Asıl Kabe tabi Nuh döneminde cennete kaldırılıyor. İbrahim döneminde geliyor. Adem'in e, yapmış olduğu Kabe'nin e, temelini buluyor. Onun üzerine bu Kabe yapılıyor. Daha sonra işte bu Muhammed döneminde Kabe yeniden yıkılıyor, yeniden yapılıyor falan. Ama devam edelim. Buranın Hristiyanlık ve diğer inançların merkezi olduğu hatta Müslümanlar için e, batıl inançlar diye tanımlanan diğer mensupların da tarafından yapıldığı zaten belli abi. Çok kanıt var. Yani bu Müslümanlar tarafından yapılmadı bu Kabe. Hatta ya yakın tarihten bir örnek vereyim abi. Tabii. Ayasofya camisini biz mi yaptık abi? Yok. Kim yaptı? Bizanslılar. Kim onlar? Hristiyanlar. Şu an Ayasofya ne? Cami. Kabe de böyle. <laughs> Başkaları yaptı. Müslümanlar kutsal saydı ve aldılar. E i̇şte öyle hep söyle Aynen. Şimdi ee, ben biraz kısaltayım. Buraları geçelim. Evet. Şimdi makam İbrahim denilen yer kazılınca abi hı hı hı. iki ya da üç bir tanesi Kabe'nin kendi temelinde bir tanesi de makam İbrahim denilen yerde bulunuyor. Kitap bulunuyor. Süryanice yazılmış. Nerede bunlar? Onu da söyleyeceğim. Altın, gümüş hazineler falan çıkıyor. Talan ediliyor bu hazineler orada. Hatırlarsan Muhammed'in bu olaydan, bak bu olaydan çok kısa bir süre önce yani 40 yıl önce gibi mesela Muhammed 35 yaşında burada e, daha Abdülmuttalib'in tek oğlu yanında varken bir oğlu varken 11 oğlu var ya bir oğlu varken hı hı. E, Abdülmuttalib şeyi kazmıştı, e, e, zemzem kuyusunu bulmuştu tamam. ve zemzem kuyusundan da e, curhumilerden kalma hasineleri çıkarmıştı. Nana bu hazinelerle zengin olmuştu Muhammed'in ailesi. Hmm. Yani Kabe'nin etrafını kazmak Muhammed'in ailesinin aslında bir geleneği. Dedesi de kazıyor. Amcası da kazıyor. Be amcası da kazıyor. Yani bir hazine bulmuş diğeri de bulmuş. Hatta bu talan edilenler, abi çok fazla altın ve gümüş eşya çıkınca talan ediyorlar. Hatta düvek isimli biri yakalanıyor. Hı hı. Bunun eli kesiliyor. Hı. Buradan da ne anlıyoruz? hırsızlığın eli kesilmesi İslam'dan önce de var. Evet. <laughs> Muhammed de söylüyor bunu hatta. Ayşe Ayşe şöyle diyor. Muhammed bir gün bana insanlar cahil olmasaydı ben Kabe içindeki hazineleri hazineleri çıkartırdım dedi. Hmm. Üstümde geçen bir rivayet bu. Yani insanlar cahil olmasaydı hala onun altındaki hazineler var ben onları çıkartırdım demek istiyor. Evet. E, hatta bazı tarikat mensuplarına göre bu hazineleri çıkartacak kişi Mehdi'dir. Ha, Adnan Oktar yani. Yani Adnan Oktar mıdır? Sait öldüğüne göre. Said öldü Adnan var ama şimdi Mehdi Mesih karışımı da bir herif var. Geçen Atatürk'e de laf etmiş bir sürü. Ben onunla iyi konuşacağım. Daha. Şey neydi o? Hasan Mezacı var ya. İçindeki Atatürk düşmanı geri çıktı. Bir tane deli öldü. Diğer deliye kaldık. O da At <laughs> bize laf ediyor. Hadi canım. Dur bakayım ben tabii, tabii Yeni, yeni Twitter'da mi var? Twitter'da abi. Twitter'da attığı tweet'e bakarsan. Hasan Mezarcı. Evet. Bakın İslamcılık artık... falan yazmış. Türkçülük, milliyetçilik, ulusalcılık, Atatürkçülük, Afyonu'yla uyutuyorsunuz bu millet falan yazmış. Anladım. Afyonu kendisiyle niye farkındasın? Yakın, of, yakın bir mı? Yakın. Yakın yakın. Kendi hesabından bakarsan abi. Ben de devam edeyim o ara. Sen bak abi. Tamam. tamam. Muhammed de... Bu arada Mehdi'nin bir... Twitter kullanması çok acayip değil mi? <laughs> çok iyi ya. <laughs> Bana acayip geldi. Twitter. Çok iyi abi. Şey var mı Twitter abi? Kur'an'da Kur falan geçiyor mu? Ya da, ya, da, ya da şeyde geçiyor mu acaba? Twitter kullanması mı? Ee, yani Mehdi gelecek Twitter'dan, sosyal medyadan. Ebabil. Twitter'ın kuşu Ebabil ise belki. Ne bileyim. <laughs> o biraz da o biraz da kuşuna bağlı. Bilmiyorum ki. Kuşuna. <laughs> Twitter. Kuşun Ebabil tweet... e kuşuna benzemiyor. <laughs> benzemiyor çok... mu? Serci... Ne kuşu o? Tweet Ser... diyen yani kuş. Her şeye falan benziyor ama. <laughs> <laughs> tamam işte canım yani, kanatı kalsın. Belki var işte. hani bu da bir mucize filan. Evet gördüm son 3 Şubat'ta bir şey göndermiş. Milliyetçilik, Atatürkçülük, İslamcılık enflasyonu düşüyor mu? İşsizliğe çare oluyor mu? Enflasyonu düşürüyor mu? İşsizliğe çare olmuyor. Ekonomik problemleri çözüyor mu? Etnik, ideolojik, dini ve mezhebi kavgaları bitiriyor mu? Demokratik sosyal hukuk devleti inşa ediyor mu? Bırakın bunları da Mesih'e kulak verin, kurtulun. Ha, bu Hayır, ya, bir işte. altayın, bir altayın. O değil. Ne? İslamcılık, Türkçülük, Kürtçülük, milliyetçilik diye başlayan bir tweeti var onun. bu halk Türkçülük, Kürtçülük, milliyetçilik, ulusalcılık, Atatürkçülük, İslamcılık afyonuyla kendisini afyonlayıp kutuplaştırıp birbirine düşman edip soyan, sömüren siyasi partileri desteklemekten vazgeçmedikçe bu ülkede iç barış, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti olmaz. Kardiyo yani bir ya. İslamcılık, bir Kürtçülük dedi diye millet buna e, şey veriyor ya. Kim? Eşi Meryem şey Meryem değil lan neydi onun adı? Eşi de Meryem herhalde ben Meryem'im diyor. Magdalena var ya Magdalena Meryem. Aa evet doğru bir şey var. Bir e, eşi şey var. O. Ben Meryem'im Meryem olduğumu diyor rüyamda gördüm diyor. O da değişik bir kadın. Neyse. Ailecek yollarını bulmuşlar. Evet. Şimdi ha. devam edeyim abi. Evet. <laughs> İnsan tweet gönderen Mesih'e nasıl inanabilirsin ya? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Pardon kusura bakma sinirim bozuldu. Mesela İslamiyet yayıldıktan sonra bile Kabe'nin içinde birçok şekil, resim, heykel vardı. Hatta onlar arasında İsa ve annesinin figürleri de vardı abi. Ha, Muhammed evet. döneminde. Evet bununla ilgili de bir şeyler söyleniyor. Hatta işte efendim muhabbet işte daha sonra Mekke'yi fethettikten sonra Kabe'deki Hı -hı. resimlerin e, tahrip edilmesi, yani silinmesini istedikten sonra elini Meryem'le İsa'nın resmini atıp bu kalsın. Evet bu oluyor. Şeybe'ye söylüyor bunu. Şeybe adındaki adama diyor ki hepsini kır boz ancak İsa'yla Meryem'in resimlerine dokunma diyor. Evet. Bunu da işte İslam dokunmuyor. resme karşı değildir. E, olayına getiren bazı modernistler var. O yüzden söyledim bilmiyorum ama Mekke'nin fethi sırasında Kabe'de böyle resimlerin olmasının putların yan yana durmasının aslında birçok dinin ortak bugünkü Kudüs ya da Hatay gibi birçok dinin ortak bir merkezi olduğunu aslında gösteriyor bence. Şimdi abi bu yani Kabe'de Muhammed'in aslında Hristiyan olduğunu da gösteriyor ya neyse. Bir taraftan abi Kabe'nin temelinden Suriyancı belgeler çıkıyor. Boş, ee, diğer taraftan diğer taraftan Kabe'nin içinde İsa'nın ve annesinin resimleriyle Kabe süslenmiş bir durumda. O dönemki kaynaklar böyle söylüyor. Bir Hristiyanlık var yani. Süryanlar da biliyorsun Hristiyan. Yani hani Ebrehe Kabe'yi yıkmaya gelirken Ebrehe durduruluyor ya. Ben düşünüyorum kardeş bu resimler içeri konurken bu putlar içeri konurken niye yık yani Ebabil gelmemiş Ebrehe'ye gelmiş. Bilmiyorum. Sorular. Bu arada sorular. bir şey sordu. E, Turhi dedi ki: "Ahmet ben de kız bulayım Mehdi diye çıkacağım. Kız bulmam lazım." Hayır, yolun yanlış. Arkadaşım, önce Mehdi diye çıkacaksın. Sonra ilk gördüğün kıza Meryem'im, kıza Meryem'im olur mu diye evlilik teklif edeceksin herhalde. Bu bence bu. Yani çok da şey şaşalı bir evlilik teklifi olur ha. Meryem'im olur musun? Niye? Ben Mehdi'yim. <laughs> <laughs> evet, buyur. Kısaca sözünü kestim. Abi şimdi Abdülmuttalip hayattayken yöneticiydi. İşte evet. Ebu Talip'e geçti. Bu olaylarda Ebu Talip döneminde oldu diyorum. Yani Muhammed aslında yönetici ailenin bir üyesi ve hatta İbni İshak, İbni Hişam, Salihi gibi insanlar diyor ki Kabe'nin tamiri sırasında üç belge ortaya çıktı diyor hepsi. Şimdi Muhammed de burada çalışıyor dedik. Taş taşıyor. O da görmüş olabilir mi o belgeleri? E işte Buhari'de ve Müslüm'de taş taşıdığı yazıyor zaten. E, tamam. Bunlar yalnız Süryanice eserler. Hatta bu belgeyi okuyan biri şunu söylüyor insanlara. Bu belgelerde yazılanları size tam olarak okuyup anlatsaydım başım belaya girerdi diyor. Hmm. Yani Müslümanlar Kaynaklarında bu belgelerin çok önemli şeyler olmadığı, boş meseleler olduğu falan filan gibi şeyler yazıyor. Ama ben çok da inanmıyorum bu belgelerin orijinalleri durmadığı için. Ee, bir de belki inanmayacaksınız ama e, belgede şöyle bir şey yazıyormuş. O çıkan kitaplarda yazılıymış ki ben Tanrı olarak kainatı yarattığımdan beri burayı da kutsal bir mabet olarak yarattım. Bu coğrafyada yaşayanların rızkı dünyanın her yerinden buraya akar. Bir de Kabe içindeki hazinelere kimse karışmasın diye bir ejderha görevlendirdim. Ha? <laughs> ejderha mı görevlendirmiş Kabe'yi korusun mas -masala diye. Masala döndü bu iş. Ee? E, ne yapayım <laughs> ben öyle yazı işte. Abi benim anlamadım. 500 yıl Sağdır bir şey korumuş bu Ben, anlam ben de anlamadım. Ya abi, Kabe... bir, 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 de şu, bir, de, bir saniye. Tanrı bir şeyi yazarak da insanlara bir şeyler anlatabiliyorduysa peygamberlere ne gerek vardı? Değil mi? Değil mi? Kur'an'ı direkt gönderseydi. Kur'an çıksaydı mesela Kabe'nin altından. Acaba Kur'an mı çıktı Ve Arapça diye de olsaydı sorun... Lütfen. Yani hayır, hayır. Okuyamıyorlar. hayır. Acaba içinden Kur'an mı çıktı? Ha, O da bilmiyoruz. Onu bir konuşacağız şimdi. Dur bir 15 dakikam var benim. Konuşacağız onu. Şimdi Kabe ejderhayı görevlendirmiş Tanrı oraya mitolojik karakterler tabi. 500 yıl korumuş. Sonra Şimdi nerede bu ejderha? Bilmiyoruz tabi. 500 yıl boyunca, 500 yıl boyunca korumuş korumuş da niye senin basması engel olamamış? Yani hiç anlamıyorum. Ama ben de anlamıyorum. Kabe'nin Mekke insanını biraz hızlıca tanıyalım abi. Hı hı. Muhammed döneminde Mekke'nin durumunu söyleyeyim sana. Mecusilik, Hristiyanlık ve Yahudilik yaygın abi. Hı hı. Mesela Rabia, Gassan, Kuda, Terlime, Cüzame gibi birçok kabile Hristiyan. Temim oğulları Mecusi. Muhammed'in İslam'ı kabul etsin diye e, yüz deve verdiği Akra bin Habis Mecusi. Himyer, Beni Kenane, Beni Has ve Kinde taraftarları Yahudi. Yani gördüğün <laughs> üzere yani Mekke'dekiler putperest falan değil. Baya dinlerin karışımı orası da. Çok kozmopolik bir yerdi o zaman. Yani aynı Medine gibi. Orada da herkes aynı anda lata menata uzaya tapmıyor yani. <laughs> Bak bir şey Hatta yapmış. Muhammed bir hadiste şunu diyor. Diyor ki Yahudilerden diyor 5 kişi beni diyor kabul etseydi bütün Yahudiler bana inanırdı diyor. <laughs> bir şey yazmış. <laughs> Baykuş demiş ki <laughs> uçaktaki ateist hep Urfalılar yüzünden abi. Allah peygamber <laughs> yolluyor. Urfalılar sapana bağlayıp Allah'a geri gönderiyor. <laughs> Urfa değil ya. Ur, ya, Ur orası ya. ya Ur da bizim Ur, Urfalılar da Üstüne çok, sever, işte. çok severler bu tür şeyleri. Ee, hiç Urfa'ya gitti mi bilmiyorum. <laughs> Biz bir keresinde gittik Urfa'ya. Annemle beraber, valideyle beraber işte o Halil Rahman denilen yerde dolaşıyoruz. Abi önüne gelen çocuk yaklaşıyor. Abi sana İbrahim hikayesini anlatayım. İbrahim hikayesini anlatayım mı? En sonunda bir sene kardeşim bak ben tarih okuyorum. Bir sana ben sana anlatayım. <laughs> diye bir şey o zaman da Müslümandım bu arada bizim Urfa'dan sever abi böyle şeyler. Ya adamlar abi çöl ortamı gibi ortam. Yani hiç Urfa'ya Abi sıcaktan duramazsın ya. Çok acayip bir yerdir. Neyse. Ve abi Kabe Kabe'deki Kabe'nin etrafında yaşayan Mekkeliler. Evet, sapana, sapana bağlayıp derken birileri anlamamış. Sapan ha, herkes bilmiyor. Ee, İbrahim'in bir sapana yapılmış bir sapana bağlanıp ateşe atıldığı ancak ateşe düşene kadar o ateşin suya dönüştüğü, içindeki odunların da balığa dönüştüğü ve odun ve suları şu anki Halilurrahman denilen, orada işte balıkları falan olduğuna inanılır. O balıkları yiyemezsiniz. Çünkü yediğiniz zaman hasta olduğunu düşündür. Ben de şey demiştim. Büyük ihtimal bu balıklar zehirli balıklar. Ondan hasta oluyorsunuz diye düşünüyordum. O zamanlar daha daha ki ben o zamanlar Müslümanım yani. He. Abi o dönemki Mekke eşrafı ne işle uğraşıyor genel olarak? Tarım olmadığı için ticaretle uğraşıyorlar. Ve devamlı Şam'a, Bastra'ya, oraya buraya gidip duruyorlar. Ve çoğu Hristiyanlaşmış ve bir kısmı Yahudileşmiş. Yani başlamış değişim. Ve bu belgeler çıkıyor. Bu belgeler daha sonra ortadan kayboluyor. Bu belgelerin süryanice olduğu bütün kitapların ortak paydası. Peki. Süryanice çok ilginç Sana yani, ya. Sanadaki, sanadaki çıkan e, Kur'an şeylerinin de e, Süryanice'ye yakınlığı çok ne bileyim yani bu da Süryanice. Abi zaten Arapça dediğin şey Süryanice harflerin değiştirilmesiyle ortaya çıkmamış mı? <laughs> e işte ben onu diyorum yani çok Süryanice. Kitap zaten Süryanice yani bugün Arapça dediğiniz yani Süryanice kelime harfleri değiştirerek kendi dillerini yazmışlar. Alfabeler bile Süryanice. Bak mesela ben bak ben söyledim metinleri sesi söyledi. Yemen Yemen'deki Zülhalasa mabedinde de İsa Meryem. Evet Zülhalasa. Evet evet. Evet. Çok çok orası çalışıyor. Zülhalasa işte Ebrehe'nin yaptırmış olduğu şey ya, çok, Kabe. Tarih güzel bir şey abi. İşte böyle araştırıp araştırıp evet. bulmak güzel, zevkli. evet. Kur'an'da abi hı -hı. Nahl suresi 103. ayette Hı hı. Andolsun ki biz onların ona bir insan öğretiyor. Kesinlikle dediklerini biliyoruz. Ha evet, evet bu bir insan öğretiyor olayı var. Ben benim şu şeyle ilgili evet, evet. yazdığım cevapta da o vardı. İddialarını dayandırdıkları kimsenin dili Arapçadır. Buysa apaçık şey yabancıdır. Buysa apaçık bir Arapçadır. Abi şöyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi ben İngiliz bir arkadaşımla konuşuyorum. O Türkçe biliyor. Benle konuşuyor. Bana bir şeyler anlatıyor. Sonra ben bir kitap yazıyorum. Bir hikaye anlatıyor. Bana diyor ki lan senaryomu çaldın. Ben diyorum ki olur mu? Bu Türkçe sen sen yabancısın. Öyle bir şey bunu Tanrı söyler mi yani, ya? ya Bunlar... bir, de şöyle şey şöyle şöyle Onun dil yabancı dediği dildeki adamın e, Süryanice e, konuştuğuna dair söylenen şeyler var bazı kaynaklar. Hepsi hemen hemen Süryanice konuşuyor. Aynen. Şimdi e, Muhammed Ticaret. Ben uğraşır. isimleri Şimdi vereyim mi abi? Muhammed Ticaretle uğraşmıyor muydu abi? Abi o önemli değil. Bu daha direkt Mekke'deki olay. Evet, hayır, de, Mekke'deki Muhammed ki... ticaretle evet. Uğraşırken ulaşırken, ticaretle uğraşırken. Kendi bilmiyor olabilir abi. O adamlar biliyor. Tamam, Arapçayı şimdi, o adamlar biliyor. diyelim ki kendisi... Yapıyor kendisi yapıyorlar yapıyor olabilirler. Tamam diyelim ki bak iki seçenek var. Şimdi ticaret yapan bir adam başka bir ülkeye gidip ticaret yapan bir adam ya o ülkenin dilini biliyor olması lazım ya da kendi dilini bilen birisinin yanında götürüyor. O ülkenin dilini bilen birisinin yanında götürüyor olması lazım. Ya da o, da o, ülkedeki insanlar kendi dilini biliyor olması lazım. Yani bu üç seçenekten birisi olması gerekir. Ticaret yapıyorsa eğer. Her üç seçenekte de bu ayet otomatik olarak diskalifi olmuş oluyor. Çünkü niye? Bir, eğer kendisi biliyorduysa, e tamam, problem yok. Yok, kendisi bilmiyorduysa, bilen birilerinin yanında götürüyorduysa ticaret yaparken, e Kur'an değiştirmek için de aynı bilen kişilere kullanmış olabilir. 3. Kendisine söyleyenler biliyor olabilirse, e o zaman yine kendisine söyleyenler biliyor olabilir. Aynı kişilerle konuşuyor olabilir. Yani üçüncü de şey, ticaret bir adam hani, Muhammed hiç köyünden çıkmamış bir basit bir çoban olmuş olsa, e, ömrü hayatı boyunca çobanlıkla başka bir şey yapmamış, hiç Mekke'den dışarı bile adım atmamış birisi olsa, Diyeceksin ki nereden buldu? Arapça bilen bir Süryani de aldı. Diyeceksin. E, adam herkes tanıyor sonuçta. Oraya buraya gidiyor. Tanıyor insanlar. Bak Rahip Bahira olayı. E, Rahip Bahira, hangi dilde konuşuyordu? Arapça. E Adam Suriye'de değil değil miydi? Yani Arapça konuşmuyordur gibi geliyor bana. Ya yani Rahip Bahira Arapça e, Rahip Bahire Arapça kullanıyor. Ya da bunlar Rahip Bayramı dilini biliyorlar. İlgisinden biri. Adam işte bir o bu bunlar zaten ticarete gidiyor yok. abi dili bilmeden go, go. 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 ticarete gidip ebele ebele ebel ebel deyip duyuracak halin yok ya. ya go, kendi go, Google Translate macal diyor. Yani ya ya bir adam tutuyorlar. Ben söyleyeyim isimleri. Yunanlı Belam, Yayiş. Uh -huh. Yunanlı bir köle bu. Bunun Arapça bilmemesi mümkün değil. Adam köle ya. Nasıl bilmez? E ee, İbn Abbas diyor ki peygamber Mekke'de köle olan birine öğretimde bulunuyordu. Peygamber ne öğretiyorsa artık ne öğretiyor? Adam Müslüman değil. Yabancıydı, puta tapardı. Adı Belam'dı. Peygamberin yanına gidişinde ve çıkışında puta taparlar, görüyorlardı. Muhammed'e her şeyi öğreten Belam'dı dediler. Hmm. Taberinin cami beyanında geçiyor bu. Ya Peki da abi, ya işte. Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Ee, Muhammed'in daha sonra peygamberlikten ve medine'ye gittikten sonra Mısır'a, e, İran'a ve Bizans'a elçiler gönderdiğini söylüyorlar yani biliyoruz demiyorum. Söylüyorlar. Çünkü böyle bir şey elçilik kayıtları yok o ülkelerde de o yüzden. Gönderdiği evet, mektuplar Sö yalan Mektuplar Söyledim. yalan. Şimdi şimdi diyelim ki onların hikayesi devam ediyoruz ya. Yani gönderiyor. Tamam. Güzel. Peki onlar gidip orada hangi dilde konuşuyorlar? Yani şey 7 günde öğrenmiş ya Süryaniceyi. Ne o? Zekmin sabit. 7 günde öğrenmiş ya. <laughs> Öyle e yedi yani. günde öğrenebiliyormuş demek ki. Muhammed yedi günde Yani. <laughs> abi Yemenli Cebir, Yessar ya da Addas. Bunlar Hı -hı. üzerinde de duruluyor. Hı, Hı Hadramilerin iki genç köleleri vardı. Yemen halkından olan bu iki köleden birinin adı Yessar, öbürünün adı Cebir'di. Diye aktarılır. Bu iki kölenin sahiplerinin tanıklığı şöyle. Bak Fahrettin Razi'nin tefsirinde geçiyor bu. Bizim iki genç kölemiz vardı. Kendi dilleriyle kitaplarını okurlardı. Peygamber de bunlara uğrar, durup bunları dinlerdi. İşte bunun için puta taparlar, Muhammed bunlardan öğreniyor dediler. Taberi de geçiyor. Fahreddin Raziye ve Diyaklarma da bunların yanında üçüncü bir köle daha var. Huvaytıb'ın kölesi Abdas. Bunlar köle, bunlar Müslüman değil. Bunlar Süryanice biliyorlar. Muhammed gidiyor bunları dinliyor. Zeyd'e de diyor ki git Süryanice öğren. Niye yapıyor bunu? Devam ediyoruz. Muhammed hani biz mesela abi şeyi nereden aldık? Ben onları hep karıştırıyorum. Medeni kanun nereden aldık abi biz? İsviçre'den. Değil mi? Ee. Medeni kanun İsviçre'dendir desem şimdi yanlış olur mu sence? Hayır. O zaman Muhammed ne diyor ona bakalım. İman Yemenlidir. Ne? <laughs> 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 İman Yemen Yemenlidir. Buhari'nin Es-Sahihinde bulunduğu en sağlam hadis kaynaklarında geçen bir hadistir. İman Yemenlidir derken anlamadım ben. Yani iman diye birisi var. O Yemenli manası mı? Yok. İman yok. dediğiniz şey Yemenlidir diyor Muhammed. Hatta devam edeyim mi abi? Tamam. Hikmet de Yemenlidir. Fıkıh da Yemenlidir. Hani e, medeni kanun İsviçre'lidir ya. Ha bu da her şeyi Yemen'den almışlar. Diyor nereden aldığını söylüyor adam bence yani gayet net değil mi? Yemen'de süryanidir. Evet. Yemende, yani bunlar var. bunların hemen kaynaklarını vereyim. Buhari Es-Sahih Kitabul Megazi 74, Tecrit Hadis no. 10, 1362, Müslim Es-Sahih Kitabul İman 81-91, Hadis no 5152. 52 şey ekleyelim, açıklama ekleyelim bunları. Tabi tabi tabi. Evet. Bunlar nasıl hadis biliyor musun peki? Sahih değil. Mütevatir hadis. Ehli sünnete göre bu hadise iman etmeyen kafir olur. <laughs> Kur'an'ın bazı ayetlerinden daha sahih bu hadisler. Tevbe suresi 128 129 Edip Yüksel burada haklı. Bu hadis ondan daha sağlam. Sünnilere göre. <laughs> Üteratir hadistir bu. Ee, bazı yorumcular buradaki Yemen kelimesini Mekke ve Medine olarak göstermeye çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, yani İslam açıkça Yemenlidir dostlar. Muhammed'e göre böyle söylüyor. Ya da Muhammed'e öğrenen öğreten bu işi Selman'dır da diyorlar. Selman ee, bir farisi. Evet, Selman farisi. evet Selman'ın ee, Farisi. Evet. bu şekilde devam edeyim. Ben çok kısa hızlı biteceğim yani 4 dakikaya biter abi. Hı hı. Bir tane adam var abi. Müslüman oluyor. Hı, hı. Sonra abi Bırakıyor İslam'ı. Diyor ki Muhammed'e ben öğretiyordum. O benim öğrettiğimi sabah geliyordu size vahiy diye anlatıyordu diyor. Sonra bu adam ölüyor. Ya da öldürülüyor bilmiyorum. Ölüsüne gelince bir türlü gömülemiyor bu adam. Niye? Bu adamı gömüyorlar. Sabah geliyorlar bakıyorlar ki adam toprağın üstünde. Çıl çıplak. Kefeni de yok. Bir daha gömüyorlar. Aynı şekilde bir gün sonra sabah kalkıyorlar bakıyorlar gene bu adam aynı şekilde. Üçüncü kez de yapıyorlar bakıyorlar ki gene bu toprak bunu kabul etmiyor. Al, toprak Allah'a hesap vermekten korkuyor. Bu adamı dışına atıyor işte toprak kabul etmiyor diyorlar ya. Hmm. işte toprak kabul etmiyor bu adamı diyorlar ve bir dağın başına atıyorlar adamı yesinler şeyler yesin işte ne bileyim kuşlar muşlar yesin diye herhalde. Bir başka adam daha var abi. Bu adam Hristiyan. Hı hmm. hı. Neccaroğullarından. Müslüman oluyor. Bakara ve Ali İmran surelerini okuyor. Peygamber'e de vahiy yazıyor. Sonra yeniden Hristiyan oluyor, kaçıyor. Hristiyandan yanına gidiyor ve diyor ki ben ne öğretip kendisi için yazdımsa Muhammed yalnızca onu bilir, başka da bir şey bilmez diyor. Buhari Es-Sahih Kitabul Menakıb e, 25 cilt 4 sayfa 181. Tezcid hadisno 1477. Bu geçen bir hadis bu. Peki Enes devam ediyor bu konuyu anlatırken diyor ki Tanrı adama öfkeleniyor, adamın boynunu kopararak öldürüyor Tanrı. Ha bunu söyleyen adama. Evet. Necar olan Hristiyan olan vahiy katibi boynu koparılarak öldürülüyor. Hristiyanlar adamı gömüyorlar. Ölüsünü sabah uyanıyorlar gene bu dışarıda. Düşünüyorlar, diyorlar ki ya bunu Muhammed'in adamları yaptı herhalde falan. Bir daha yapıyorlar. Bir daha aynısı, bir daha aynı falan filan. E, gömmekten vazgeçiyorlar. E, adam diyor ki ben ne söylüyorsam vahiy olarak size geliyor diyor bu adam. Yani bunun da bir de şeyi çok düşündüm ben. Niye geceleyin Tanrı bu işi yapıyor? Tanrı'nın geceye ihtiyacı mı var? Mesela ölüyü toprak kabul etmiyor ya. Hı hı. Anında kabul etmişsin. Yok anında değil. Ben gömdük. Arkamız döndük gidiyoruz daha akşam olmadan desinler ki o toprağa çıkmış da bu dışarı çıkmış. Yani yavaş yavaş şu yukarı atsın. Gece niye atıyor arkadaş dışarıya bu toprak? Yani Bilmiyorum. topraktan dışarıya adam çıkartma ya görevli melekler gece mi çalışıyorlar? Bu mu yani? Mesaileri mi o zaman? Yani niye karanlıkta bu işler oluyor hep? Hani ee, yani şakkı kamer oluyor. Ay ikiye bölünüyor birinin ee, şeyine düşüyor ya bahçesine falan. O herkesin içinde oluyor. Ay birinin bahçesine mi düşüyormuş orada? Evet şakkı kamer olayında ay birinin bahçesine bir evinin damına düşüyor bir parçası da. Bir tanesi de bir ağaç, şeyin oraya ne, a, e, dağın et, arkasına gidiyor falan. ay çok uzaklı olunca küçük zannetmişler. <gülüyor> Yazmışlardır. <gülüyor> İlginç. Ee, bir şey daha söyleyecektim ben en son. Tamam. Ha, kaldı ki abi bu kitap apaçık bir Kur'an diyor kendisine. Ama biliyorsun ki Yunanca, Süryanice, İbranice, Koptuça gibi birçok dilin sözcüklerin var bu Hı -hı. kitapta. Aslında Hı -hı. sanki tek kaynaktan yararlanılmamış gibi. E, bunun da sebebi benim açımdan. Ee, Varaka bin Nefel'in ölmesi. Sonra Hatice'nin ölmesi. Hı hı. Sonra Bahira'nın ölmesi. Yani hazırladılar. Başa geçirdiler. Adamlar öldü. Yani ne yapacağını bilmeyen ve daha sonra e, yanına gelen bir e, kabile reisinin oğluyla anlaşma yapan bir Muhammed var benim karşımda şu an. Hı hı. Baktığım zaman. O kabilede Gıfar kabilesi. Ebu Zar Gıfari bir kabile reisinin oğlu. İşleri ne? Mekke'ye gelen hacıların kervanlarını soymak. Hadi. Ve Gıfarlı Ebu Zar şunu söylüyor. Sen ganimetleri helal kıl. Gıfarlı Eslem kabilesini sana getireyim. Hani diyoruz ya Mekke'deki ayetler çok insancıl, çok iyi anlatıyor bir şeyleri. Hani hı hı hı. sözlerle hiç savaş yok falan. Evet hı hı. fark bu. Neden? Etki eden insan değişiyor. Medine'deyken Gıfar'la Ebu Zer geliyor. Yanında Ömer var. Me Me Mekke'deyken yanındakiler Hatice, Varaka bin Nefer gibi insanlar. Anladım. Hatice ve Varaka bin ile diğerleri arasındaki farktan dolayı bu kitapta bu şekilde farklar var diyorsun. E tabi. Yani başka bir şey nasıl yapalım? Yani şunu diyorlar güç eline geçti. Güç nasıl eline geçti abi? Bak şimdi diyorlar ki hı hı. ya Mekke'deyken güçsüz öyle yaptı bizim ateistlerin savunması böyle. Diyorlar ki Medine'de güç şu eline alınca böyle ya ganimetlerin helal kılınması Medine'nin ilk ayetleri ya. Yani daha güç yok elinde güç yok. biliyorum. Yüce şey, eline geçirmek e, için aylarında. bu kanimetler helal oluyor. Evet haramayla haram helal gözetmiyor Muhammed. Ayları değiştiriyor diyor falan. Esen, Mekkeliler diyorsun. ortaya düşüyor. Fahrettin Razi tefsirinde yazmış Bazı, bazı Müslümanlar Mekke'de Muhammed'i korumaya çalışıyorlar. İşte de yazar. İbn-i Şam'da yazar. İbn-i Şam diyor ki Mekke'deki bazı Müslümanlar hayır o haram değil, ay değildi. İşte şeydi, Şaban ayına geçmiştik vesaire filan diye e, şey yaparlar. Çünkü Mekkeler şeye kızarlar. Kervanların soyulmasına ziyade haram aylarda birilerinin öldürülmüş olmasına kısaca çünkü haram aylar hac ayları aslına bakarsan hac ve ümre ayları ve oraya gelip giden kervanlar filan var e, İbn-i e, o kervanların içerisindekilerin kafalarının tıraşlı olduğunu söyler. Bu da haca gittiklerini gösteriyor. E, hatta Muhammed ganimetleri ilk başta almak istemez. Çünkü hatta e, işte e, işte kervanı soyup e, oradaki hacıları, haca gidenleri öldürdükten sonra Medine'ye dönenler büyük bir karşılama bekleyecekken bir anda bir itiraz olur. Yani siz ne yaptınız hesabı filan. Ee, ancak sonra ayet gelir. Ee, Ayetler ki onlar da seni onlar şeyi yaparak bir İslam peygamberini kendi şehirlerinden kovarak daha büyük günah işlemişlerdir der. Ve daha sonra Tevbe Suresi ayet 5 gelir. Mekke'li onlar şeyden çıktıktan sonra haram o haram çıktıktan sonra o Mekke'li bir şekilde bulduğunuz yerde öldürün. Ayeti. Yok eğer namaz kılar, zekat verirlerse işte filan diye ayeti biliyorsunuz zaten. Diye devam eder. Yani TB suresi ayet aslında Medine'ye gittikten hemen sonra yazılmış bir ayettir. Mekke de sonra değildir. İbni Hişam'a göre. Peki abi e, diyorlar ya o günde Muhammed'i yalanlayamadılar falan gibi. Oysa ki birçok yalanlama var. Bir tanesini söyleyeyim. Nadir oğlu has, e, şey, na, Nadir bin Has yani Has oğlu Nadir. Muhammed kendisinin tanrısının, Tanrı'nın elçisi yani Tanrı'yla insanlar arasında yer alan bir peygamber olarak tanıtmaya başlayınca ve Kur'an ayetlerini söylemeye başlayınca Mekkelileri uyarıyor. Ne diyor biliyor musun? Sakın inanmayın bu adama. Tanrı'dandı diye ileri sürdüklerinin tümü eski masallardır. Ben size onunkilerden daha güzellerini söyleyebilirim. İran krallarına, İranlı masal kahramanlarına ait söylencelerden örnekler aktarabileceğini söylüyor adam. Bu da haberinin Camül Beyan adlı eserinin 137. sayfasında yazıyor. Evet. Yani sence na Nadir haklı mıydı? Eskilerin masallarından var mıydı o kitapta? Mesela Tevrat kaynaklarıyla İncillerle birçok yer aynıyken tamam bunu belki aynı dinin Nuh tufanla ilişkin öykü Kılgamış destanıyla birebir örtüşüyor. Ya da Zemzemle ilgili olan öykü ya da Miraç 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 tek başına Muhammed'in başına gelmiş bir olay değil mi? Yani Muhammed'den evet. önce olmaması gerekir. Ama biz biliyoruz ki e, Zerdüştün Avesta'sında Miraç olayı aynen anlatılıyor. Aynen. Ki e, Nadir değil mi? Adamı yanlış hatırlamıyorum. E, nadir de şey yani e, Farsi'dir. İran'a getiriyor hikayeleri. Ben, evet evet ben anlatırım size bunları diyor. Aynen. Yani ben e, son olarak şunu söyleyeyim dostlar. İman Yemenlidir. <laughs> Yemenli. Bu, umarım çok sıkmadık arkadaşları ya. Çok fazla ilgili bir, yani bir yayın oldu. Arkadaşlara kalsa daha devam edelim diyorlar da. Neyse. Az önce Yakup Deniz'in sesi mi geldi dediler. Evet yanlışlıkla bir linke tıkladım. O çıktı hemen kapattım. Nasıl? Neyse. Bir şey. E, burada şeyden bakarken bir link geldi önüme. Ona tıkladım. O video açıldı. E, hemen kapattım tabi de neyse. E, <laughs> Maruf çok teşekkür ederim geldiğin için, katıldığın için. Abi ben çok teşekkür ederim Üzeri yani. Seri devam edecek ama değil mi? Yani biz bu seri devam ettireceğiz. Yani bu İslam serileri devam edecek. İslamdan öncesini anlattık. Nereyi anlatalım? Yani bu yorumlara e, yazsın arkadaşlar konuları. Aynen. E, i̇stedikleri İslamdan konuları yazsınlar ama şey yapsak çok daha güzel e, olur gibi geliyor bana. Çünkü kronolojik sıra mesela, mesela abi şunu hiç anlatmıyoruz bak hı hı. bu dönemde kim yaşıyor abi Muhammed e, bu da e, bir e, kabileler arası birlik kurmaya çalışırken yani bu işlerle uğraşırken Türk tarafında ne oluyor bunu niye biz karşılaştırmadan unutmuyoruz ben bunu çok istiyorum mesela. Bu çok mantıklı bence. İnsanlar bir şeyleri görebilir gözleriyle bunu Türk yaparsa. tarafında olan e, Göktürklerin yıkılması dönemiydi galiba. O Yok, 700'lerde yıkılıyor Göktürkler. Ha, şey, e, ayrılması dönemi pardon yanlış söyledim. Evet ama Göktürkler var değil mi bu dönemde? Var. Ben yani Göktürkler deyince Göktürkleri 10 bin yıl önce, 20 bin yıl önce sanıyor insanlar ya. Yok, diyorum aynen. dostum biz biz bütün bozkıra e, at koşturuyorduk diyorum bu dönemde. Adam diyor ki abi olur mu ya diyor. <laughs> Hatta dur bakayım. Tam tarih de vereyim sana. Ee... Ee, Göktuğ Alp, dostum e, Muhammed'in peygamberlikten önceki dönemini işledik. Ee, yani şu anda da onu bitirdik. Yani daha çok bir şey anlatacak evet, durum 24, yok. ikinci Göktürk Devleti olayları var. Birinci Göktürk Devleti'nin yıkılma dönemi, ikinci Göktürk Devleti'nin kurulma dönemi. Birinci Göktürk Devleti 1. 630'du ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, devlet var değil mi abi ya? Evet. Ee, Peki Muhammed'in kurmuş olduğu İslam'ın devleti ne zaman kuruluyor abi? Beşinci Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan'dan sonra kuruluyor devlet. Asıl devlet o zaman yani. Öncekiler devlet değil. Birinci e, Göktürk Devleti'ne bakayım. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam 630 yılında olduğunu hatırlıyorum ben de, o yüzden 630'dan bahsetmiştim. Ee... <gülüyor> <gülüyor> ya abi bence bütün dünyanın Kürtlerden geldiğini açıklamanızın vakti geldi. <laughs> ya dostum, bak ben sana bir şey diyeyim mi, bir tane kaynak bulayım ben açıklayacağım hı. <laughs> İlk ben açıklayacağım ya Ahmet abi diyeceğim ya. Bak bu kütleden Adem Aleyhisselam kütmüş diyeceğim ya. <laughs> Ama yok, ne olur yok ya. Getirsinler ben de ben açıklayacağım ya. Evet, birinci Göktürk Devleti 572 bu Mukan Kağan dönemi e, söz konusu. Daha sonra İlteriş Kan 682'de İlteriş Kanla ve e, Özmüş Kanla devam eden bir Göktürk dönem var. Ee, evet yani, ya bir, ne bir, kadar birinci güzel Doğu, söyledin. İsi, i̇simleri bir daha oku kan, abi ya. 1. Doğu Göktürk Kağanlığı'nın son bulma dönemi 630. Yanlış hatırlamıyormuşum doğru hatırlıyormuşum. Ee, ilk Göktürk Kağanlığı'nın yani Bumin Kağan'ın kurduğu Göktürk Kağanlığı'nın e, bitiş süresi 588. Zaten e, şeyden e, Doğu Göktürk Kağanlığı yani Çin'in o tarafındaki Göktürk Kağanlığı'nın bitiş tarihi Muhammed'in e, ölümünden birkaç sene öncesine karşı yapıyor bir tahakküm dönemi var. Ne yazık ki Abi bu 744'e kadar dönem... süren hangisi ne? Göktürk Devleti'nin bir parçası Kutluk, mı kalıyor? İkinci Göktürk Devleti o. Kutluk Devleti. Tamam. Şunu söylüyorum ama mesele olarak şunu söylüyorum. Yani ya bakıyoruz şimdi bak bu Muhammed'in olduğu dönemde Kabe'nin durumunu konuşuyoruz değil mi? Hı hı. Ne yapıyorlarmış, nasıl? Aynı dönemin insanı bunlar. Aynen. Bizimkiler ne yapıyormuş? Bak. Yani bu kadar basit. Bence bunları böyle götürmemiz lazım mesela. Senin böyle bir seri yapmak istemiyor musun? Ya da böyle ya bir... abi yapacak kadar ya, çok var şey mı? var ki. Yapacak evet kadar ya. çok şey var ki. Yani Hiç hangi gibi... Abi işte bak adam diyor şeyi kapat. Gelirini kapat. Ulan... <laughs> yani gelirim olsa. Yani gelirim olsa. Gerçekten bir gelirim. Yani, yani şeye ihtiyacım olmasa. Hani, para ihtiyacım olmasa. Bir gelirim olsa. E, oturup var ya o kadar çok şey yaparım ki burada. uf yani sabahtan akşam kadar vaktim olsa. Yani sabahtan akşam vaktim yok. Bak sen kitap yazmaya başladım, Kaldı öyle. Yazamadım. Yani e, yazabilecek durumum yok. Şimdi bak gittik belgeseli yazıyoruz. Biliyorsun gösterim sana. Belgeseli yazıp bitireceğim. E, benim bir de bir işim var ya. Yani ben bir işte çalışıyorum. E, bir mesai harcamam gerekir. Ve aldığınız maaş ne yazık ki Türkiye'de öyle aman aman size bir maaş vermiyorlar. Verseler bile verdikleri maaşlar elektriğin suyunuza, kiranıza, zartınıza, zurtunuza... Ancak gidiyoruz. Daha çok çalışmanız gerekiyor. Yani sadece YouTube ya da sadece işte bile çalışmak artık. Yani, yani eskiden iki işte çalışılır. Yani mesela örnek veriyorum. Karı koca herkes birer işte çalışsın. Ev geçindirilir filan olayı vardı. Ee, şimdi çok zor abi. Yani iki, iki kişi asgari ücretle iki kişi bir evi geçindiremez. Hele de kira ise hiç geçindiremez. Mümkün değil. Kiralar olmuş. Üç. Yani en kötü dandik dündük evler 4-5 bin lira İstanbul'da kiraları var. Asgari ücret 4 bin lira ya. Yani Nereden zaman bulacağız? Nasıl imkanlar bulacağız? Nasıl yapacağız? Maruf. Yani mümkün değil. Yoksa yapmaya kalksak var ya neler yap var neler. Benim elimde var ya en az 200-250 tane konu var şu anda yapmak istediğim. Yani başlıklarını aldığım, notlarını aldığım, kaynaklarını çizdiğim ama işte zaman. Bakalım. Ee, abi bir de son bir şey isteyeceğim senden. Hı hı. Benim sana gönderdiğim resimler arasında bir tane kitap sayfası var. Onu da göster. Yine ben açıklamaya koyacağım. Ama şu Hamza'nın yaşı olayıyla ilgili Hani Hangi kitap? Ilk sayfası defa en son gönderdim. Kitap sayfası yolladım. Evet, bir kitap sayfası yolladım. Bak orayı kı. Tamamdır bir saniye. Evet. Dur. Şunu diyorsun. Evet abi, onu biraz büyütelim. Ee, ben hanım... okuyayım. Efendim, sen oku abi. Tamam. Efendimiz annesi Amine'nin amcası kızıdır. Nokta nokta hanım kimse. Orasını kez almamışsın. Bazı kaynaklarda kardeşi dense de bu doğru değildir. En doğrusu Halin'in Amine validemizin amcası Hubeyb'in kızı olmasıdır. Abdül evet Mütterim, biz de bunu söyledik. Abdülmüter'in babası vefat etmiş olan Amine validemizi amcası Hubeyb'den istemeye gidince onun kızı Hale'yi de kendisine istemiş. İki düğünü bir, bir anda yapmışlar. Hale validemiz Abdülmüttelip'e Hamza, Mukavvim, Hac isimli üç erkek ve Safiye isimli bir kız doğurmuştur. Çok büyük ihtimalle Hazreti Hamza Safiye annemiz ile ikizdir. İkisinin de doğum tarihi miladi 567'dir. Yani nübüvvetten 43 yıl önce doğmuşlardır. Böyle olunca Hazreti Hamza'nın ve Hazreti Safiye'nin efendimiz ile yaş farkları sadece iki veya üçtür. Dolayısıyla Hazreti Hamza efendimizin hem amcası hem teyzesinin oğlu hem de amcasının oğlu dur demek istiyor herhalde gibi yani buradan e, gördüğünüz gibi aynen aynı ee, gün evlendikleri var. Tek şu anda e, düşünecekleri kaynak Muhammed'in babası 3 yıl annesinin yanında kaldı mı? Şimdi ha aynen. Şimdi sen diyorsun ki eee ha, Kusur hale Abdullah'la Emine aynı anda evlenmişler. Çünkü Abdülmüttelip oğluna Emine'yi istemeye evet. giderken onun e, Übeyip'ten istemeye gidece, onun kızı Hale'yi de kendisine istemiş. Evet. İki, düğünü doğru. bir, iki düğünü bir anda yapmışlar. Hı hı. Bu hangi kaynak bu? Kaynağı da yazarım abi. Tamam. Yani, ee, ama şey İslam kaynağı yani Efendimiz falan yazıyor gördüğünüz gibi. Aynen, İslam kaynağı belli. A aynı yapmışlar. Uzman e o zaman şöyle bir şey olmuş olabilir. Hamza şimdi mantıklı olan şu olmuş olabilir. Yani normal insan şey biyolojisi olarak düşünürsek Hamza'nın hemen düğünden sonra e, halinin hamile kalıp doğmuş olması Muhammed'in de e, Abdullah'la Emine'de evlenmesinden birkaç yıl sonra hamile kalıp doğmuş olması gerekir. Eğer bu bilgi varsa o zaman bu kaynak oraya o bilgiye cuk olarak oturur. Böylelikle Hamza'yla ile şey arasında Emine arası, şey Muhammed arasındaki yaş farkı da açıklanmış olur. Ya da mucize olur. Yani Emine gerçekten 3 sene belki de hamile kalmış olabilir. Ya da 2 sene neyse artık yani fark. Yani ama bir ay evli kalmışlar. Tamam işte bir ay evli kalmışlar. 3 ay ham şey kalmış, hamile kalmış. Şey, üç yıl. Evet. Yani bunu zaten İslam kaynaklarında neden 3 yıl e, kalabilir yani neden 12 yıl nasıl kalabilir falan gibi var yani şeyler. Yani Müslümanlar bunu açıklamışlar yani. Bunu... Tabii tabii kitaplarda var mı? Yani açıklamasına bakmak lazım. Yani. yani bilimsel olarak yani, açıklanırsa yıl... belki... <laughs> değil ya, gördük işte. Bizim amcanın kızı öyle 12 yıl sonra doğurdu işte falan diye. Nasıl bilimsel açıklasın? Öyle de yazıyor işte. <laughs> Amca kızı 12 yıl sonra doğurdu diye mi yazmışlar? <laughs> ne bileyim ben. Yazmıştır herhalde öyle. Nasıl bir bilimsel bekliyorsun ki? <laughs> yani ya ha, belki Meryemleri şey karıştırıyor. Yani, Abi bak. bak, bak Meryemleri karıştırıyorlar. Gibi. Bak Meryemleri karıştırıyor tanrıları kitapta. Şey ne diyor biliyor musun? Kurtubi ne diyor biliyor musun? Hı -hı. Belki de bak ulan belki de niye başlıyorsun belki de gerek. Sen bilmiyor musun ne olduğunu? Dört tane ihtimal sayıyor. İhtimallerden bir, bir tanesi şu. Biz hani diyoruz ya diyor. Senin mesela atıyorum dedenin adı Ahmet. Sen Ahmet'in e, torunusun. Diyorum ya ben Hı -hı. O zaman sana belki o dönemki Yahudiler kardeşisin diyordu. Torunusun, çocuğusun demiyorlardı. <gülüyor> Lan <gülüyor> hiçbir yerde yok bu ya böyle bir bilgi. Sen kutbi bunu kurtarmaya çalışıyor. Yani Kardeşler sen değil, kin... vardı, torunusun. <laughs> yani belki de sen onun işte onun soyundan geliyor. Sen onun kardeşisin manasında söylüyorlardı falan gibi. Ya da diyorlar ki bizim hiçbir kaynakta bahsedilmeyen bir Meryem'in abisi vardı belki de Harun diye diyor. Öyle bir şey de yok ortalıkta. Yani bunların bilmi dediği, ilmi e, dedikleri şeyler e, bu. Ve bu tarz, bu minvalde. Ve Muhammed'in e, resmini çizen ilk e, insanlar Emevilerdir. Onu da çok hızlı göstereyim mi abi? Var mı? Tabii canım. Emeviler mi çizmişler Muhammed'in resmini? E hani Muhammed'in Emev... çizmek şeydi abi. Abi, abi 1300'lerde yok canım öyle bir şey yok. O 1300'lerden sonra uydurulmuş bir mesele. Muhammed'in resmi her yerde var. Bir sürü var. Her yerde arayabilirsiniz. Birçok resim var Muhammed'e atfedilen. Gönder abi. Ben sana bir saniye abi. Benim diğer kanalda bu arada oyun yayınım vardı. Onu iptal edeyim ben en iyisi. Onu şey yapalım. Pazartesi günü. Ee... Abi evet. kusura bakma ya. Estağfurullah. Önemli değil. Pazartesi günü yapalım. Bir dakika. bugün oynayabilmem Oyunu da ben de ben de takip ediyorum. Oyun güzel oluyor. Dostlar bak gelin oyun yayını diye şey yapmayın ha. Biz burada çok muhabbet ediyoruz. Başka işler konuşuyoruz devamlı. Hani oradan mesela Ankara'ya giderken abi Ankara Savaşı nasıl olsaydı kazanırdık falan. Onu anlatıyor Ahmet abi orada 5 dakika. güzel oluyor yani ben beğeniyorum. Dur, salı günü geceyi şey, pazartesi ile salı günü arasında gece alayım. Orada şey yapalım. Kusura bakmayın yani. Eee... Saat 1 oldu yani. Gerçi <laughs> yarın pazar ama. Abi 600 şunu attım abi. Bu bir sikke. Bir para. 693 yılında Abdülmelik bin Mervan'ın bastırmış olduğu altın sikke. O zamana kadar Müslümanlar sikke bastırmıyorlar değil mi? Hayır abi. Devlet ilk defa Abdülmelik bin Mervan döneminde oluyor. Zaten Kabe'nin taşınması falan, Kur'an'ın yeniden yazılması e, yahut e, Abdullah bin Zübeyir oradaki mesela o Muhammed diye gözüken insan çok büyük ihtimalle Abdullah bin Zübeyir'dir zaten. O resimlerde var ya. Hı hı. Abdullah bin Zübeyir'dir o Muhammed diye gözüken çok büyük ihtimalle zaten. Belki de. E, soldaki gösteriyor musun abi şu an? Gösteriyorum. Tamam. O soldaki abi e, kadın o, Ayşe o. Hı hı. Sağındaki de Ebu Bekir abi, Muhammed'in. Peki bu nereden alınmış bu sikke modeli dersen? Hemen onu da vereyim. Bu model nereden alınmış? Yani bu adamlar kimin vassalı? Şimdi abi modeli bir yerden alırsan oranın vassalı oluyorsun biliyorsun para basımında. Biliyor, biliyorum Hı -hı. Evet şimdi gönderiyorum abi. Yani Muhammed o bıyıklı olan sakallı olan Muhammed o. Şu anda bu arada bu sikke şeydeymiş British Museum'daymış. British Museum'da. Evet o altın sikke British Museum'daymış. İngilizler de her şeyi çalıp götürüyorlar yani. bu, e, ya. Bu Bizans bir sikkesi değil mi? Bizans sikkesi abi o da. O da İsa abi. Elindeki haçı kılıca çevirmişler ve Muhammed'e bak üç tane, üç kişi ve elinde üç tane kılıç var hepsinin. Gördün evet, mü? Evet. Gördüm. Elindeki haç kılıca çevrilmiş sadece. Direkt Muhammed'i İsa olarak çizmişler. Nasıl? Aynen ilginç. Hani ben demedim Abdülmelik bin Mervan dedi. <laughs> çok ilginç abi valla. Ya daha anlatacak çok o kadar çok şey var ki abi. Yani ben bazen <laughs> Saatler çok için. yavaş gittiğim yok çok <laughs> yavaş gittiğimi düşünüyorum kendi kanalımda falan. Böyle bakıyorum. Diyorum ki yani daha neler anlatacağız bu insanlara. Ama Böyle yavaş yavaş anlatmadan da bunların hepsini bir anda insan sindiremiyor abi. Aynen. Ya sen e, şunun farkında mısın Müslüman arkadaşım? Sen insanlığa bir soykırım yapılıyor Nuh tufanıyla. Hı hı. Ve sen o günü Aşure yiyerek kutluyorsun. Farkında mısın? Aşure şey değil mi ya? <laughs> Kerbela? <laughs> Hayır Nuh tufanından sonra e, gemide kalanlarla yapıyorlar ya Muharrem ayının onunda çıkıyorlar da karaya. Muharrem ayının başında çıkıyorlar. 10 ya gün olmuş tutuyor şey. Tabii canım Muharrem ayı olunca Kerbela. Ama mesele şu. Aşure yiyorlar ya abi. Hı, hı İnsanlığın Tanrı tarafından soykırımını kutluyorsun. Fark et. Bunu fark et. Bunu fark etmezsen ben sana ne anlatayım abi. Yani. <laughs> ee, bak Ali İhsan e, Aslan yazmış. Piramitler ağır olduğu için Mısır'da kaldı diye. <laughs> <gülüyor> Kesinlikle. <laughs> Piramidi götürebilecek teknoloji olsaydı şu anda Londra'da <laughs> Ke Keops Müzesi'nde piramitleri ziyaret ediyordun. Nasıl? Yok abi ben öyle de, ben öyle düşünmüyorum. Ben daha... öyle düşünmüyorum. Gez zekalı mı taşı taşısın Baş taşımıyor bunlar. Çünkü piramitlerin taşında özel bir şey yok. Özel bir şey olsa taşır. İşçilik, işçilik. Özel bir şey olmadığı için taşımamış. İçindekileri taşımış. Yani <laughs> ağır olduğu için bizim buradaki şey Sultan Abdülhamid'in o Sultan Burun Hazretleri'nin emriyle gönderilen tapınak var ya Almanya'da. Tapınak gönderilmiş. Kese kese göndermişler tapınağı. Aynen. Aynen. Evet, Yani... Herkes de şey buna çalmıyor. Ne çalması Padişah vermiş. Yok ya adam adam padişah değil mi kardeşim? Adam demiş ben size bağışladım bunu demiş alın götürün. Yani al götürdüm demiş ya ne bacıma nasıledim de demiş. taş parçası işte. Ya ama o arada bak. Şurayı hani ben hani de o, o başka bir şey ama bak şunu şunu açık olarak söylüyorum. Şimdi şimdi hani bu tarafta padişahları vuruyorsun ama bak şunu da açık olarak söylüyorum. İngilizler tek kelimeyle hırsızlığa kılıf bulmuş bulmuşlar tarihi eser korumacılığı hırsızlık yapıyorsun tarihi eser korumacılığı. O Mısır'daki birçok şeyi, parçayı Londra Müzesi'ne kaçıran adamlar İngiltere'de bugün kahraman olarak gözüküyor. Halbuki onlar evet. bir numaralı hırsızdır. Abi Tarih ben sana söyleyeyim yakın tarihte bir arkadaşım bizim Attila abi var o yakın tarihte abi şeye gitti İngiltere'deydi. Dedi ki maruf maruf dedi ben bunların hırsız olduğunu anladım dedi o nasıl bir müze ya dedi. Dünya geçidi gibi dedi. İçeri giriyorsun her yerden çalmışlar dedi. Her <laughs> o yerden çalmışlar. Çalmadıkları şey koy. Ve abi abi Hindistan'ın simgesini niye çalıyorsun ya? O biliyorsun kafalarındaki e, tacın üstündeki elmas var ya abi. Hindistan Aynen. hala istiyor. Her olayda istiyor. Diyor ki ya o benim diyor simgem diyor simgem. Sen geldin onu aldın götürdün tacının kafasına takıyorsun diyor ya. Bir tane elmas var ya dünyanın en büyük elmaslarından ikincisi mi? Evet. O Hindistan'ın simgesi abi. Kraliçenin tacında. Evet. Yani kilise olarak yapıyorsun. Yarın ne olacak? Kullanılacağını bilemezsin. Ama benim mesela şeyle ilgili gerçekten şeyim var. İsteğim ha, vardı. Ben olsam İstanbul'u boşaltırım. Kadar sahip çıkardı diye sorarız. Evet, Belki sahip çıkmayabilirlerdi ama sonuçta... Yok abi sonuçta öyle değil ya. Sonuçta. Bütün ortodokslar mesela şu anda e, mesela orayı bir hac merkezi yapsak biz Ayasofya'ya gelmezler mi? Ne yapsalar? Bütün Slavlar gelmez mi abi? Ayasofya'yı hac merkezi yapsak. Bir şeyler mi? Ortodokslar mı? Evet. Gelirler. Niye gelmesinler? Bütün ortodokslar gelmez mi? Slavlar, işte Ruslar falan. E, geliyorlar tabii abi müzeyken zaten. Müzeyken değil abi. Biz hac merkezi yapsak, çağırsak şeyi, Abi orası zaten bırak boşver orası kendi Hayır, trafiğini Papa, kaldırmıyor. Hayır Papa bir dakika şunu yok abi İstanbul'u boşaltacağız. Eğer rahat ve refah içinde yaşamak istiyorsak Arabistan gibi yapmak istiyorsak İstanbul'u boşaltacağız. Gideceğiz Anadolu'da güzel küçük köylerimize yerleşeceğiz oturacağız. Oradan akacak para bize. Niye biliyor musun? Papa e, nasıl Roma'da oturuyorsa bizim devletimizin altında da şey patrik gelip orada oturabilir geliri, bütün geliri bize gelir. Nasıl bak 17 milyar dolar, 20 milyar dolar, bilmem kaç milyar dolar kazanmıyor mu şey? Ka e, Kabe, için Suudi Arabistan'dılar. Metaverse hac yapıyorlar ya. Dur gelecek yakında göreceksiniz. Yani Metaverse'le Kabe'yi gezdirecekler insanlara. <laughs> metaverse evet Metaverse mi dediğim Evet Metaverse. <laughs> Otur yani Otur dünyada çöp çöp. <laughs> yerde değil, evi, evin içinde olacak. Yani gitmeyeceğim bir yere. Ama o zaman da şey derler diye düşünüyorum. Mesela şey diyemezler mi abi yani yani Allah'ın bize sağladığı kolaylığa bak. Kabe'ye gitmeden hac yapabiliyoruz. Büyük nimet. Demezler mi <laughs> sence? Kulaklığım çıktı dur. <laughs> Bir dakika dur. <laughs> Allah mı sağlam diyor. <laughs> yok sence şey öyle demezler mi abi? Büyük nimet. Oturduğumuz yerden hacımızı yaptık falan. Aynen. Ya yani sanki he, <laughs> şimdi de <laughs> neyse boş ver e, ee, ilginç şey vardı bir zamanlar ee, şey namaz kılan robot izledin mi onu evet ee, namaz kılan senin yerine kılıyor senin yerine namazını kılıyor şey yapıyor hacı sayılmaz ya o. o sayılmaz <laughs> ya robotun hacı ya giderken görüntüsü var mı el sallıyor böyle <laughs> üç kere söylemiştim <laughs> komediydi o böyle el sallıyor robot <laughs> üstüne de şey giymiş böyle e, ee, neydi var o hacda giyilen kıyafet neydi? İhram. İhram, ihram, ihram giymiş. <laughs> Sallıyor böyle hacı gidiyor. <laughs> Sizin yerinize hacı gider. Namazınızı kılar. Orucunu tutar. Şey oruç tutuyordu. <laughs> Bak metinlerin sesi çok güzel bir şey söylüyor. Abdülmelik döneminde ilk Müslüman sikkesi biraz önce gösterdiğimiz basılınca Hristiyan beslemelesi kelimeyi tevhide dönüştürülüp ilk defa sikkenin üzerinde yer alıyor. Kur'an baştan yazılıyor ya Abdülmelik döneminde. Kendinden önceki bütün kitapları yakmış. Ulaşan Kur'an'ın uçsalarını yakmış. Ve cevap olarak ne vermiş biliyor musun? Tartışmalara yol açabilirdi demiş. Ulan evet, asıl tartışmaya abi. şimdi yol açtın. Değiştirmediysen niye yol açtın tartışmaya? Orijinali de burada Aynen. dersin gösterirsin. Aynen. Ben bunu temize çektim dersin. Aynen. Orijinalinin bir şeyinin yakılması replikasının hatalı olduğunu gösterir bana göre. Tabii kesin. Abi gene güzel yayındı. Ben Aynen. kusura bakma biraz o, çok konuştum. Yok yok estağfurullah oğlum zaten konuşmak için buradayız abi için buradayız. <laughs> çok sağ katıldığın için Maruf. Çok teşekkür ederim. Ee, bir dahaki yayınlayın bir haber konuşuruz yine konusu ne olacak vesaire diye. Olur yani, olur abi. E, birkaç konu daha var zaten. Bunları çok konuşuruz diye düşünüyorum. Ee, Aa şey e, şeyi söyleyeyim. E, Türk mitolojisinden bahsetmişken ee, bak kanalda en son şeyi yayınladım abi ben al karısını yayınladım al karısını anlattım hı hı. biliyorsunuz Müslümanlarda da çok fazla böyle bir inanç var hı hı. kırmızı kudele bağlıyorlar yeni doğmuş yap, evet, yapmış evet. kadına falan filan bunların evet. hepsi Türk şamanizminden gelen inançlar evet. arkadaşlar onu izlesinler evet. öğrensinler neyi bizden geliyor ne onlardan gelmiş ayrımını yapalım <laughs> aynen ee, çok teşekkür ederim Maruf çok sağ ee, ben seni hemen arka tarafa alayım ee, kapanışı yapayım bu arada Geçiş yapayım. <laughs> i̇yi, i̇yi akşamlar dediğini duymadılar. Bir daha söyler misin? İyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize ha, çok iyi, iyi bakın. Yayını da paylaşın ya. <laughs> aynen. aynen. Dur ben öbür tarafa geçeceğim şimdi. Ee, katılan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Yayını paylaşırsanız, beğenirseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Sevinirim. Ee, he, birileri bana sürekli buradan link gönderiyor Yakup Deniz'le ilgili. Onları seyredeceğim. Ee, onlara bakacağım arkadaşlar ee, belgesel devam ediyor ee, daha belli değil ama önümüzdeki hafta içinde ateizm ve ahlak konusunda bir yayın yapacağız tarihi tam belli değil ama salı diye tahmin ediyorum ee, oyunun tarihini pazarsına aldım pazarsın için başka bir şey daha planlayabiliriz bakalım o zaman konuşuruz arkadaşlar bir de bir şey düşünüyorum oyun kanalı için oyundaki ateist için orada eğer şey açıldıktan sonra gelir açıldıktan sonra, para kazanma açıldıktan sonra, katıl butonu çıktıktan sonra ücretli serverlar kuracağım. Ve serverlarda oyun oynayabilmemiz için ücretli serverlarda birkaç tane oyun için server düşünüyorum. Yani server kurma bilgimde olduğu için söylüyorum yani. Bu tür konuda bilgimde olduğu için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Destek olan herkese teşekkür ederim. İzleyen herkese teşekkür ederim. Çok yoğun bir izlenim oldu. Lütfen videoyu beğenirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Ben hemen outro'ya gireyim ve yayını bitirelim.